Evet Tonguç, senle beraber fen bilimleri dersimizin detaylı son tekrarını yapacağız. LGS adına tüm konuları teker teker kontrol edeceğiz. Teker teker tekrar edeceğiz. Hazır mısın Evra? Hazırım hocam. Evet, senle beraber bugünkü dersimizde konu başlıkları ve son analizlerine bakacağız. Ardından, çünkü niçin çalıştığımızı bilelim. Tek amacımız ne evladım benim? 20'de 20 yapmak. Ay, net değerimizi arttırmak. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Ve hocam, çıkmayacak konuyu lütfen anlatmayın. Rica ederim. Zaten odaklı gideceğiz, merak etme. Pratik konu özetleri vereceğim sana. Aynı zamanda LGS fen bilimleri üniteleri ve soru dağılımlarını vereceğim. Ve sınavda çıkar bölümleriyle bu işi noktalandıracağız. Gerçekten de harika bir canlı yayınımız olacak. Ve yeni nesil sorular çözeceğiz seninle beraber. Hadi bakalım o zaman ilk başta neyle başlayalım? Analizle başlayalım. Bir kere konularımıza ben sorayım sana. Mevsimler ve iklim, DNA genetik kod, bu konu çıkartıldı. Basınç, madde ve endüstri, basit makineler, enerji dönüşümleri ve çevirebilme, elektrikleri ve elektrik enerjisi şeklinde konularımız bunlar. 7 tane ünitemiz var. Bu konular eskiden vardı ama şu anda yok. Ama önemli olan bizim artık bunlara hiç odaklanmamamız gerekiyor. Işığın kırılması, ses ve aynı zamanda hücre bölünmesi ve kalıtım gitti. Peki bu 7 tane konumuzdan nelere odaklanmamız gerekiyor? Bak evladım benim, 2020 LGS'yi artık örnek almıyoruz. Çünkü neden? Birinci dönem konularıydı bu. Artık ikinci dönem konuları da dahil olduğu için o yüzden bizim için bir örnek değil. Ama 2019 ve 2018 bizim için örnek. Bak evladım benim, mevsimler ve iklim bir tane sorusu net olan bir konu. Bir tane sorumuz var. Ama DNA ve genetik kod çok çok önemli bir konu. 3 tane sorusu gelmiş. 3 tane minimum sorusu gelmiş. Basınca baktığımız zaman 2 tane sorusu var. Madde ve endüstriye baktığımız zaman 5 tane sorusu var. Çünkü çok genişlettiler madde ve endüstri konusunu. Isı ve sıcaklığı içine koydular. Asit ve baz içerisinde, kimyasal tepkimeler içerisinde. Dolayısıyla birçok konu başlığı var. Dolayısıyla 5 adet soru gelecek. Gerçekten neye çalışmamız gerektiği belli değil mi? Net hocam. Gerçekten net bir şekilde madde ve endüstriyi görüyoruz. Basit makinelerden 2 tane sorusu var. Garanti ve el arabasını çok seviyorum. Onu söylemek istiyorum. El arabası sorusunu çok karmaşık seviyorlar. Karmaşık makine mi hocam el arabası? Hayır, basit makine. Aynı normal eğik düzlemdeki gibi. Aynı zamanda makaralardaki basit makine. Merak etme evladım benim. Enerji dönüşümleri ve çevre bilimi konusundan da çok fazla soru sormayı seviyor. Neden biliyor musun? Neden çünkü hocam? Fotosentez ve oksijenli solunum ve deney soruları burada çok rahat sorulabiliyor. Dolayısıyla kireç suyu bilmem ne bulanıyor falan filan. Burada 4 tane soru çıkmış. Dolayısıyla bizim için çok değerli enerji dönüşümleri, canlılar ve beslenme ilişkileri, çevre bilimi konusu gerçekten çok çok değerli bir konu. Elektrik yükleri ve elektrik enerjisi konusunda da 3 tane soru geliyor. Dolayısıyla neye çalışmamız gerektiği net bir şekilde zaten burada belli. Peki o zaman bu sene acaba LGS'de kaç soru gelir? Mevsimler ve iklimden yine bir adet garanti soru bekliyoruz. Çok eski bir konu olduğu için 2 tane sorabilirler mi? Sorabilirler ama çok da az bir ihtimal diyebiliriz. DNA ve genetik koda baktığımız zaman DNA genetik koddan 3 veya 4 tane soru bekliyoruz. Ama minimum 3 olduğu için 3'ü işaretlemek istiyorum. Basınca baktığımız zaman minimum 2 tane sorusu var. Basınçtan katı ve sıvı basıncı ayrı ayrı soru bekliyoruz. Katı ve sıvı basıncı mutlaka gelir evladım benim. Madde ve endüstri konusundan artık burada 5 yazamıyorum ama buraya 5 yazmak istiyorum ve 5'i yuvarlak içine almak istiyorum. Çok önemli, çok değerli, çok da geniş bir konu olduğu için 5'e kadar çıkabiliyor bu. Basit makinelere baktığımız zaman 2 tane veya 3 tane soru gelebilir ama minimum ikisi olduğu için burayı yazmak istiyorum evladım benim. Enerji dönüşümleri ve çevre bilimi gayet önemli, gayet çok çıkan, gayet değerli bir konu. Fotosentez ve oksijen solunum olduğundan dolayı ve buraya da 4 diyorum evladım benim. Hatta burada madde döngüleri de var bu arada. Azot döngüsünü çok seviyorlar sormayı. Onu da söylemek istiyorum. Dongi dongi. Aynen öyle. Yaşamımızdaki elektrikten de 3 tane soru gelir diyebiliriz. Bizim için çok önemli ve çok değerli konu başlıklarını burada senle beraber tekrar etmiş olacağız ve detaylı son tekrarımızda bütün konuları mükemmel bir şekilde tekrar edip gerçekten sınava en iyi şekilde hazırlanacağız. Tabii ki son tekrar kampımızın programına göre ilerliyoruz. Ve senle beraber son ödev tablomuz da aşağıda var. Aşağıda kendin de tiklerini atabilirsin evladım benim. Son ödev tablomuza göre mutlaka detaylı son tekrarını yapacağın kaynakları hemen sana söylemek istiyorum. Bir kere 6 adımlı hızlı tekrardan ve Zoru Bankası Fen'den çalışmanı istiyorum evladım benim. Ve tabii ki her gün LGS geri sayım denemelerinden de çözmeyi ihmal etmiyorsun. Zaten ödevlerin programımızda açık ve net bir şekilde teker teker yazılmış. Hadi bakalım o zaman şimdi senle beraber
harika bir şekilde mevsimler ve iklim ünitesiyle dersimize başlayacağız. Ve ardından DNA genetik kod gelecek. Ardından basınç gelecek. Ardından madde mühendisliği gelecek. Ki çok geniş bir konu. Basit makineler, enerji dönüşümleri ve çevre bilimleri ve buradaki madde döngüleri ve canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini beraber öğreneceğiz. Ve yaşamımızdaki elektrikle bu işi noktalandıracağız. LGS Fen'de 20'de 20 hocam. Aynen öyle. 20'de 20 hedefiyle. Hocam ben sayısal Fen'den başlamayı düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten sayısal LGS sınavına giren arkadaşlar karşımıza sayısal kitapçığı geldiği zaman mutlaka lütfen matematiği açın. Hayır ben sana bakmayacağım deyin ve direkt Fen'le başlayın. Fen'le başlayın çünkü moraliniz düzelir. Sonrasında matematikte çok daha iyi notlar netler yapabilirsiniz diyoruz. Hadi bakalım o zaman şimdi dersimize detaylı Fen tekrarımıza başlayalım evladım. Mevsimlerin oluşumunda ne gerekliydi? İki tane faktör. Birincisi eksen eğikliği yüzünden oluşuyordu mevsimler. İkincisi de dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketinden oluşuyordu. Mevsimler dediğimiz şeyi oluşturan şey aslında dünya güneşin etrafında dolaşırken böyle düz bir şekilde dolaşmıyor. Boynu birazcık bükük bir şekilde dolaşıyor. Biz buna da 23 derecelik 27 dakikalık bu eğikliğe de eksen eğikliği diyoruz. Dünyanın ekseni birazcık eğik. Boynu bükük gibi düşün. Tonucuğum bu eksen eğikliğinden dolayı mevsimler oluşuyor. Ama bu eksen eğikliği böyle giderken burada farklı bir kısma geldiği için güneş bu tarafından farklı bir kısma hep böyle kafası bu tarafa doğru eğik şeklinde dolaşıyor. Dolayısıyla boynu bükükler. Hem farklı yarım kürelerde farklı mevsimler oluşuyor bilmemiz gerekiyor. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketinde işte mevsimlerin farklı bölgelerde farklı oluşmasının en temel sebebi. Dünyayı şöyle iki parçaya bölersek Tonucuğum. Bu tam ortadaki çizgiye biz ekvator çizgisi diyoruz. Üst tarafına kuzey yarım küre diyoruz. Alt tarafına da güney yarım küre diyoruz Tonguç'um. Burada bazı tarihler var ki gerçekten çok önemli. Bu önemli tarihler dediğimiz şeyler 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri. Gerçekten çok çok önemli tarihler. Doğum gününüz mü hocam? O yüzden şimdi, önemli. Şunu unutmayalım. Hayır bunlar 21 Mart ve 23 Eylül ekinoks tarihleri. Yani güneş ışınları ekvatora dik geliyor saat 12'de. Ama şunu unutmayalım Tonguç'um. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde bu sefer burada Tonguç Evren Bey'im farklı bir yere dik geliyor. Burada da farklı bir yere dik geliyor saat 12 tarihinde. Ama şunu unutmamız gerekiyor. 21 Haziran'da kuzey yarım küredeki bölgeye dike yakın geldiği için burada yaz oluyorken güney yarım küredeki bölgede kış oluyor Tonguç Evren Bey'im. Tam tersine 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede kış yaşanırken ki zaten Türkiye nerede? Kuzey yarım kürede olduğu için Türkiye'miz tam burada Tonguç Evren Bey'im. Oradan aklına getirebilirsin. Türkiye'de 21 Aralık nedir Tonguç Evren Bey'im? Hangi mevsimdir? Kış. Aynen öyle. Kuzey yarım kürede kış. Güney yarım kürede Brezilya'da veya Arjantin'de ise yaz yaşanıyor diye bilsen çok çok iyi olur Tonguç Evren Bey'im. Bu önemli tarihler önemli. Tabii ki bahar, ilkbahar, sonbaharı da bilmemiz gerekiyor. Mesela 21 Mart'ta biz hangi mevsimi yaşarız Tonguç Evren Bey'im? İlkbahar yaşarız. Bu ilkbahar işte bizde ilkbaharken güney yarım kürede tam tersi sonbahar oluyor. 23 Eylül bizde sonbaharken onlarda yani Arjantin, Şili işte yok bilmem işte Avustralya falan bunlarda da kış ilkbahar oluyor diyoruz. Şimdi 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede en uzun ne yaşanır Tonguç evladım benim? Biz kuzey yarım kürede olduğumuz için. Aynen öyle kuzey yarım kürede olduğu için biz Türkiye'yiz. Türkiye'de 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanır Tonguç evladım benim. En kısa da gece yaşanır. Güney yarım kürede baktığımız zaman ise tam tersi oluyor. Bunun sebebi ise Tonguç'um 21 Haziran'da aslında ışınlar yukarı bak Tonguç'um dünyaya baktığımız zaman burası ekvator dedik tam ortası. Üst tarafta bir dönence var Tonguç'um. Biz buna yengeç dönencesi diyoruz. Alt tarafta da bir dönence var. Buna da oğlak dönencesi diyoruz. Tonguç Evren Bey'im yengeç dönencesi dediğimiz şey aslında kuzey yarım küredeki bir dönence. Oğlak dönencesi ise güney yarım küredeki bir dönence. O yengeç dönencesine 21 Haziran'da tam 12'de yengeç dönencesine dik geliyor Tonguç Evren Bey'im ışınlarımız. Bunu birazcık daha değiştirirsek 21 Aralık'ta ise güneş bu tarafa geçtiği için dünya döndüğü için güneşin öbür tarafına geçtiği için bu sefer de oğlak dönencesine dik saat 12'de tabii sadece 12'de dik geliyor Tonguç'um. Dolayısıyla alt tarafta yani güney yarım kürenin olduğu oğlak dönencesinde yaz yaşanıyor 21 Aralık'ta. Ama bizde sen Tonguç Evren benim bak biz yengeç dönencesine yakınız yani kuzey yarım küredeyiz daha eğik geldiği için kış yaşanıyor. Ne kadar güneş dik gelirse Tonguç Evren benim o kadar
sıcak olur orası. Düşünsene Tunç, sen buradasın mesela. Güneş tam tepenin alnında mesela. Tam en yukarıda. Sana güneş tam tependen gelirse ne olur Tunç öğrenmem? Seni beynin yanar. Haşlar, aynen öyle. Ama böyle yandan yandan gelirse çok böyle hafif esintiler mesintiler çok seni yormaz. Sabah doğarken mesela güneş veya güneş akşam batarken seni çok yakmaz. Ama tam tepeden geldiği zaman yakar. İşte aynı modelde. Ne kadar dikeye yakın gelirse o kadar yakar diyoruz. İşte orada mevsimler oluşuyor. Yaz niye diyoruz bu mevsime? Çünkü çok sıcak falan filan, bunları hatırlamamız gerekiyor. Bunlarla ilgili soru geliyor. 21 Mart'ta Setonguş öğrenmeyi ekvatora dik geliyor ve 23 Eylül'de de ekvatora dik geliyor. Aslında bu ekvatora saat 12'de tabii ki sadece. Buna dik geldiği için, diğer taraflara eğik geldiği için Tunguş öğrenmeyin, bu tam böyle arada oluyor. Yani 21 Mart bizim için bahar, 23 Eylül ise bizim için, yani Türkiye için, Kuzey Yarımköre'deki bir ülke için sonbahar oluyor. İlkbahar, sonbahar. Güney Karayipköy'de tam tersi oluyor, bileceğiz. O yüzden kalıbımız sınavda %100 karşına çıkacak. 21 Mart ve 23 Eylül iki nokta haritedir. Gerçekten bu MEB örnek sorunlarına çok çıktı. Aynı zamanda güneş ışınlarının Tonguç'um yerküreye gelme açısı arttıkça bilim yüzeye düşen enerji miktarı da artıyor. Bu ne demek hocam? Aynı öyle. Mesela şöyle düşünelim. Bak burada dikkat ettiysen güneş ışınları böyle eğik olduğu için bu taraflara daha dike yakın geliyor. O zaman üst taraftaki yengeç dönencesine daha dike yakın geliyor. O zaman bir bak daha sıcak bilim yüzeye düşen güneş enerjisi daha fazla. Bu daha fazla için güneş geliş açısı daha fazla. Zaten en fazla açı 90 dereceye girebilir. Sonra ne olur? Daha eğik olduğu için işte 60 derece, 50 derece gibi daha eğik açılarla gelmeye başlar diyoruz. Şimdi burada unutmayacağız. Bak bir yukarıda olduğu için daha dik geliyor. Çünkü bu tarafa doğru eğilmiş. Kuzey yarımküreye göre boyuna eğilmiş. Yani kuzey yarımkürenin gözleri buradaysa güneşe daha dik bakıyor. Ama alt taraflar daha böyle yandan yandan güneş alıyor. İşte iki de böyle daha az birim yüzeye düşen güneş enerjisi. Üçte de Tonguç Erdoğan benim en az birim yüzeye düşen güneş enerjisi. Dolayısıyla geliş açısı da zaten tamamen buna bağımlı. Geliş açısı da burada daha azdır diyebiliriz. Birim yüzeye düşen güneş enerjisi daha az olduğu için diyoruz. Ve rüzgara baktığımız zaman rüzgar basıncının fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru eser Tonguç öğrenmeyeyim. Burada çok basit bir mantık var. Yüksek basınç ve alçak basınç olarak iki alanımız var. Rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. İşte bu hava hareketine, yatay yönlü harekete biz rüzgar diyoruz. Hava olayları oluşur. Hava olayları nelerdi? Hemen hatırlayalım. Bu bak sınavda %100 karşına çıkacak kalıbı aslında bu. Eğer bundan soru gelirse böyle bir kalıp gelecektir diyoruz. Hava olayları nelerdir? Yağmur, kar, dolu, çiğ, ondan sonra kır. Aynen bunlar aslında havanın ısınıp soğumasından dolayı havanın içindeki nemin, su buharının farklı hareket etmesi. Mesela karda çok soğuyor bir anda, o yüzden kar şeklinde düşüyor. Yağmura daha az soğuduğu için yağmur şeklinde düşebiliyor. Veya yeryüzünde oluşan çiğ ve kırayı da aslında bitkilerin, yaprakların, arabaların üzerinde oluşuyor. Bu da yeryüzünde oluşan nemin yoğuşmasının yüzünden veya donması yüzünden oluşuyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor. O yüzden rüzgar dediğim şey yüksek basınç, alçak basınç hareket. Unutma Tonguç evladım benim. Peki en son olarak da bu üniteyi bitirirsek nokta geniş bölgedeki atmosfer olayının ortalamasıdır. İklim Tonguç evladım benim atmosfer olaylarının ortalaması iken geniş bir bölgedeki, hava olayları ise Tonguç evladım benim, hava olayları dediğimiz olaylar ise dar bir alanda kısa sürede görülen atmosfer olaylarıdır. Bunu bilmemiz gerekiyor. İşte hava olaylarıyla iklim olaylarını bir karşılaştırırsak, hava olaylarını inceleyen bilim dalında meteoroloji, iklimi inceleyen bilim dalında klimatoloji diyoruz. İşte hava olayları klima. Aynı öyle. Mesela hava olayları hava durumu dediğimiz şey var ya, hava durumundan akla gelsin. Hava durumu yani hava olayları. Okullar tatil olacak. İklim olayları ise klimatoloji, bak kilimden gel. Bak kilim aynı şey. Dolayısıyla inceleyen bilim insanları meteorolog derken inceleme yapan bilim insanlarına astrolog. Hayır, klimatolog diyoruz Tonguç evladım benim. Zaten elinde klima kumandasıyla gezen tipler. Hayır, klimatolojiyle bağlantılı olduğunu hemen söyleyebilirsin. Günün farklı saatlerinde aralıklarla yapılan gözlemler, işte bugün hava yağmurlu olacak, yarın bulutlu olacak falan filan. Güneşli, rüzgarlı, yağmurlu gibi fayda yok. Ama burada ise en az 25-30 yıllık büyük bir birikim var. Öyle yabana atamazsın bunu. Adamlar çok dikkatli çalışıyorlar ve uzun süreli çalışıyorlar. Ve geniş bir bölgede mesela Akdeniz iklimi derler. Ama mesela ne derler? Akdeniz. Ama ne derler? Antalya yarın yağışlı. Muratpaşa Belediyesi'nde yapılan açıklamaya göre birazcık sisli olacak falan. Böyle daha dar bir bölge olur hava olayları. Hocam siz Antalya'yı seviyorsunuz galiba. Tabii gidiyorum. Antalya güzel bir yer. Kurak, yağışlı, soğuk gibi kavramlar çok kullanılır diyoruz. O zaman bu ünitemizi bitirdik. Evet, bir tane yeni nesil soru çözelim. Hatta birkaç tane çözelim seninle ki bu konuyu alışalım. Mevsimlerin başlangıcı olan 4 önemli tarih bulunmaktadır. Kuzey Yarımköre'de 21 Haziran yaz gün dönümü, 21 Aralık kış gün dönümüdür.
21 Mart ve 23 Eylül ekinoks tarihleridir. Örneğin 21 Haziran'da Kuzey Yarımköre'de yaz mevsimi başlarken en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Bu tarihte Güney Yarımköre'de bu durumun tam tersi yaşanır. Zaten bunlar bize sınavda soruların verileceği kalıptır aslında. Çünkü bilgiyi vermek zorunda. Bilgiyi öğret, hani ezberletmeden kaçınıyorlar ya. İşte o yüzden bilgiyi verdi. Bu tarihte Güney Yarımköre'de tam neyse. Yeni geliştirilen bir e-takvim uygulaması yardımıyla yerküre üzerindeki noktaların gündüz sürelerine ait grafiklere ulaşılabiliyor. Tamam, eyvallah. Şekildeki 21 Haziran, şekilde 21 Haziran tarihine ait e-takvim uygulaması verileri gösterilmiştir. Ve buna göre grafiğe yer alan şehirlerle ilgili hangi süremez? Bir kere Tonguç'um şuraya bakalım. Dikkat etsen güneş ışınları buradan geliyorken böyle birazcık daha eğik olduğundan dolayı güneş ışınları üst tarafa bak dike yakın ışınlara gelmiş. Dolayısıyla üst tarafta, yani kuzey yarım kürede, yani bu adam 21 Haziran ya, kuzey yarım kürede yaz yaşanıyor. Tamam, eyvallah. Yazın gündüzler daha uzun, geceler daha kısa olur kuzey yarım kürede. Dolayısıyla bak dikkat et, 12 saat ortalaması buysa, bak Kayseri'nde 12 saati geçmiş gündüz süresi. O zaman diyorum ki Kayseri kuzey yarım kürede olsa gerek. L şehrini bilmiyorum ama L şehri de ekvatorda olsa gerek. 12 saatte tam tutturmuş. M şehri ise Tonguç Evren'in 12 saatten az olduğuna göre demek ki kış olduğu bir yer. 20 Haziran'da nerede kış olur? Aşağı tarafta. O zaman güney yarım kürede. Güney yarım küre diyebiliriz. O zaman ben hemen şunu söyleyebilirim. Ya buradaki şehirlere baktığım zaman K şehri 2 olabilir Tonguç Evren'in benim. Ondan sonra L şehri ekvatorda 1 veya 4 olabilir Tonguç Evren'in. M şehrine baktığım zaman da 3 olabilir diyebiliriz. Şimdi bakalım. L şehri yeryüzüne bir noktaya gösterilmiştir. L1 olabilir. Tebrik ediyorum. Bu söylenebilir. Güneş ışığından en uzun süre faydalanan şehir K'dır. Evet, gerçekten gündüz süresi çok fazla. Çünkü kuzey yarım kürede ve yaz mevsimi. M şehrinin 3. bölgede olduğu gün içerisinde 12 saatten daha az güneş ışığı almasından anlaşılabilir. M şehri 3. bölgede, evet doğru. 12 saatten daha, evet buradan anladık zaten, süper. 1 numaralı bölge K, 4 numaralı bölge M şehri olabilir. 1K, hayır yanlış. 2. Yanlış. 4 numaralı bölge M şehri. Hayır, o da 3 olmak üzere. O yüzden bu cevabımızdır diyoruz. Deniz seçeneğimizi seçiyoruz. Han. Ve yeni sorumuzu süper bir şekilde çözdük. Geldik bir tane daha. Rüzgar santrali rüzgarın etkisiyle çalışıyor. Tamam, eyvallah. Rüzgarla dönmeye başlayan türbinlerin hareketi sonucu elektrik üretir. Bu bilgiyi vermesi sizce iyi bir şey mi hocam? Bize i̇yi motivasyon bir şey tabii ki. En azından bizim birazcık konuyu hatırlamamızı sağlıyor. Küçük bir alanı kurabildiği için konutların, fabrikaların ve üniversitelerin arazilerinde rüzgar santralleri bulunmaktadır. Tamam. Hatta sen kendi evinin arazisine bile yapabilirsin. Rüzgar santrali yapılmak istenen fabrika bölgesinin rüzgar kapasitesi ölçülmüştür. Tamam. Aşağıdaki görselde fabrika bölgesi ile köy arasında havanın yatay yönlü hareketi, bak buradan buraya doğru ötüyor. Tamam, eyvallah. Bu bölgelerle ilgili yargılar hangi oluşabilir? Fabrika bölgesi ile köyün sıcakları birbirinden farklı. Evet doğru, zaten rüzgarın esmesinin sebebi basınç farkı da demiştik ya. Bu basınç farkının temel sebeplerinden bir tanesi sıcaklık farkıdır. Sıcaklıkların eşitlenebilmesi için, hani mesela kapıyı açtığın zaman ne olur? Bir veya hani dışarı sıcaksa içerisi soğuksa veya tam tersi dışarı soğuksa içerisi sıcaksa bir rüzgar esmeye başlar, değil mi? Bu hani buna ne der annelerimiz babalarımız, neler buna? Ceyran der, değil mi? Ceyran yapıyor işte, kapıyı kapatın falan işte. Ben ağzımı açınca da aynısını söylüyor. Aslında sıcaklık farkı. Oğlum ağzını açma, ceyran yapıyor diyor. Aynen öyle. Fabrika bölgesiyle köy arasında oluşan basınç farkı rüzgar oluşma. Evet doğru, bu da doğru. Çünkü rüzgar oluşması için basınç farkı, o da sıcaklığa bağlı bir faktör. Köy bölgesindeki havanın nem oranı daha yüksektir. Ya ben nem oranıyla alakalı bir şey bilemem. Nem oranını söyleyemem ama sıcaklık ve basıncı söyleyebilirim. Rüzgarın oluşması için temel sebeplerden bir tanesiydi. Cevabımızın o yüzden Adana olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Geldik. Evet. Şimdi geldik Tonguç Hanım, DNA ve genetik koda. DNA ve genetik kodda ise bilmemiz gerekenlerden. Şimdi bir kere Tonguç'um şu yapıya ne diyorduk? Tonguç mozom diyorduk. Hatırlıyor musun Tonguç? Kromozom. Aynen öyle. Tonguç mozom yani veya bir kere altın zincir taktım diye boynuma hep bak, evet, kro diyorsunuz. Tebrik ediyorum seni. Yakışmış halbuki. Kromozom dediğimiz şey aslında bizim
temel kalıtım materyallerimizden bir tanesi. Temel maddelerimizden bir tanesi. Bu ne yapıyor? Aslında DNA'ların içine paketlendiği bir sistem. DNA'lar proteinleri birleşerek tam hücre bölünmesi sırasında kromozomlara dönüşüyor. Peki kromozomların içinde o zaman neler var demiştik? DNA var demiştik. İşte bu DNA dediğimiz yapıyı şöyle gösterebiliriz. Şöyle çizdik ama ben sana böyle birazcık daha bir tane daha şöyle bir resim çizeyim. Bu DNA'yı bu şekilde gösterdik. DNA'nın içine baktığımız zaman içinde nükleotit denilen yapıların olduğunu görüyoruz. Bu nükleotit denilen yapılar aslında DNA'nın yapı taşı. Hatta buraya not alıyorum. DNA'nın yapı taşı diyebilmemiz gerekiyor. Bu DNA'nın yapı taşı dediğimiz şeyin içinde aslında böyle renkli renkli boncuklar. Bunlar yani organik bazlar var. Bu organik bazların yanında bir de şuradaki küçük küçük boncuklar var. Bunlar da fosfat dediğimiz maddeler. Tabii bir de şeker var. Bu şeker dediğimiz madde de aslında deoksiriboz şekeri. Bu deoksiriboz da DNA'ya adını veriyor. Zaten DNA'nın açılımını biliyorsun. Deoksiribonükleik asit. O yüzden wow. Deoksiriboz şekeri görüyor işte. Paşa Bahçe diye ezberlesin. Fosfat şeker baz diye. Fosfatı P diye gösteriyorlar falan filan. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor Tomucuğum. DNA'ların altyapısında şuralarında gen dediğimiz anlamlı DNA parçaları var. Ve bu genler her bir DNA'da onlarca, yüzlerce, binlerce gen olabilir. Genlerin içinde de nükleotitler var demiştik. Zaten DNA'nın altyapısı nükleotit demiştik. O zaman en büyük kromozom, sonra DNA, sonra gen, sonra da kromozom nükleotit geliyor. Nükleotitin içinde organik baz, şeker ve fosfat denilen küçük parçalar var. Peki Tonguç'um, şunu bilmemiz gerekiyor. Gerçekten çok önemli. Sınavda %100 karşına çıkacak bir bilgi. Farklı türlere ait DNA'ların nükleotit dizimi farklı. Çünkü canlılar farklı. Nükleotit dizimi dediğimiz şey aslında DNA'nın yapısındaki en önemli şey. Tonguç'um mesela DNA'mız A, T, T, G gelebilir. DNA'mızın bir zincir desek. Diğer zincirde ne olur? Bunun karşısına gelen zımbırtlar. A'nın karşısına unutma T gelir. T'nin karşısına A gelir. T'nin karşısına A gelir. G'nin karşısına S gelir. S'yi ben C şeklinde de gösterebilirim. S'yi bazen de C diye gösteririm. Bunu G diye gösteririm. Bunu A diye gösteririm. Bunu T diye gösteririm. Bu DNA'lar çift zincirli olduğu için karşı karşıya geliyorlar. Eyvallah bunlar bağlanıyor falan filan. Bu da şunu unutmayalım. Eğer ben farklı bir canlı oluşturmak istiyorum. Bu A yerine G yazarım. Bitti bu kadar. İşte nükleot dizimi farklı olunca farklı canlı oluyor. Gel senle bununla alakalı soru çözmeden önce bir DNA işlenmesini de gözden geçirelim. Sonrasında yeni nesil sorularda zaten bununla alakalı çok güzel sorularımız var. Bak birinci zincir mesela bakalım DNA işlenmesi dediğim şey şu aslında. Bu böyle bir DNA. Bu DNA böyle fermuar gibi açılıyor. Fermuar gibi açıldıktan sonra açılan kısımların karşısına mesela T'nin karşısına geliyordu, A geliyordu. At Galatasaray. Aynen öyle at Galatasaray. Senin karşısına G geliyordu. G'nin karşısına S geliyordu. Burada T'nin karşısına geldi. S'nin karşısına G geldi. G'nin karşısına geldi. Tonguç dikkat ettin mi? T, A, S, G, G, S. T, A, S, G, G, S. Yani aynı şey çıktı. İşte zaten ikiz DNA'lar dediğimiz DNA işlenmesi sonucunda aynı DNA oluştu. Hatta sınavda %100 karşı çıkacak durum da şudur. DNA işlenirken bazı aksaklıklar yani mutasyonlar görülebilir. Bu aksaklıkların bazıları onarılırken bazıları onarılamaz. O zaman bakalım bu aksaklıkları Tonguç Eren Bey'im. Mesela burada dikkat ettiysen G ile A. Böyle bir şey olabilir mi Tonguç Eren Bey'im G ile A? Olmaz. Olmaz ki G'nin karşısına S gelmedi. At Galatasaray. Ama Tonguç'um ben bunu çıkartırım. Yanlış eşleşme var ya. Ben bunu çıkartırım. Yanına S getirebilirim değil mi? İşte bu onarılır bir mutasyondur. Ama Tonguç dikkat ettiysen bak şurada İki iplikte karşılıklı eksik var. Yani bunun ne karşısına geleceği biliyor muyum? Hayır. Ha o zaman bilemediğim için bu onarılamaz bir mutasyondur. Dikkat etsen burada mesela gelir karşısına ne gelir Tonguç Eren benim? S. İşte hemen getirebilirim bak. Bu onarılır bir mutasyonken yani DNA işleme sırasında oluşan böyle problemler eksik nükleotit veya yanlış eşleşme tamam eyvallah. Ama bunlar iyi. Ama Tonguç Eren benim bunlar ne yazık ki olmuyor. Çünkü ben buradan tahmin edemem. O kadar da beynim yok kusura bakma arkadaşlar. Geldik Tonguç Eren. DNA genleri içeriyor. Genlerin bir kalıtım birimi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu kalıtım birimleri aslında Mendel çalışmalarında temel yapı. Bu genleri Tonguç Eren benim. Mendel demiş ki iki çeşit gen vardır demiş. Bir tanesi baskındır, bir tanesi çekiniktir demiş. Baskınları ben büyük harfle gösteririm demiş. Baskın. Çekinikleri ise küçük harfle gösteririm demiş.
bezelyelerde çaprazlamalar yaparaktan, bezelyeler çok hızlı ürediğinden ve... En sevdiği yemek bezelye miymiş hocam? Hayır öyle değil. Yani bezelyeler çok hızlı ürüyor ve çok hızlı bir şekilde güzel özelliklerini gösterebiliyorlar. Uzun bezelye, kısa bezelye hemen anlaşılıyor mesela. Yeşil sarı hemen anlaşılıyor. İşte bunlarla bezelye deneyleri yapmış ve dişi ve erkek bireylerin taşıdığı dölden döle aktarılan özelliklere faktör veya gen adını vermiş. İşte bu genler Mendel'in temel aslında çalışması, yani faktörler Mendel'in temel çalışmasını oluşturuyor. İşte bu faktörlerle de yaptığı çalışmalarda bak %100 karşılaşacak özelliği söylemiş. Kalıtsal özelliklerimiz biri annemizden, biri babamızdan alışan aldığımız alel çiftiyle kontrol edilir. Alel çifti yazılırken baskın alel, yani baskın genin demek istiyor. Büyük harfle çekinik alel ise Tonguç evladım benim küçük harfle gösterilir şeklinde bir bilgi karşımıza gelebilir. Bu da sınavda hani kalıtımla ilgili sorular yapılırken karşımıza çıkacak bir özellik. O yüzden diyorum ki ben büyük B gördüğünüz zaman baskın, küçük B gördüğünüz zaman çekinik diyeceğim. Anne ve babadan gelen özellikler bizi oluşturduğu için ben aslında neyim? Büyük B, büyük B de olabilirim. Büyük B, küçük B de olabilirim. Küçük B, küçük B de olabilirim. Üç tane farklı bir şey olabilirim Tonguç'um. Biz bunları saf döller olarak adlandırıyoruz. Bunu ise melez olarak adlandırıyoruz. Bunu hatırlamamız gerekiyor Tonguç'um. Saf döl ve melezin farkını bileceğiz. Melez iki tane, bir büyük bir küçük. Saf döl ise ikisi de küçük veya ikisi de büyük. Bu saf döl çekinik çünkü ikisi de küçük harf. Bu da saf döl baskın, ikisi de büyük harf. Bu ise melezyo, zaten anlıyorsun. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Büyük her zaman başa yazılır. Ve burada dikkat ettiysen büyük küçüğü ezer. Burada küçük küçük kendi başlarına takılır. Ama bu da büyük büyük, yine ikisi de büyük olduğu için. Ama bu büyük bu küçüğü ezer çünkü baskındır diyoruz. Geldik Tonguç'um tek karakter çaprazlamasına. İşte Mendel'in yaptığı en önemli şeyden bir tanesi. Aldı bir tane homozigot sarı tohumlu bezelyeyi. Homozigot ne demekti? İkisi de aynı demekti. İkisi aynı. Yani saf döl demekti. Homozigotu bak büyük A büyük A şeklinde. Homozigotun diğer adını buraya yazmak istiyorum. Saf döldür Tonguç'um. Aldı büyük A büyük bas. Çünkü bunlar sarı bezelye. Sarı her zaman yeşile baskındı Tonguç herhalde. Sarı daha güzel hocam. Zaten ben sarı bezelyeyi hatta nohutu seviyorum. Ama en sevdiğim baklagili sorarsanız tabii ki kuru fasulyeyle barbunya. Her sabah mutlaka yerim ve okulda çok rahat. Bravo saçmalama dangoz herhalde benim. Sarı tohumlar baskın olduğu için büyük A büyük A. Bir de Tonguç'um homozigot yeşil bezelyeyi baktı. Yeşil bezelye de çekinik olduğundan dolayı homozigot, yani saf döl olduğundan küçük A küçük A. Şimdi bunları çaprazlayacağız. Şimdi bak büyük A büyük A dediğimiz bir birey var. Buna anne diyelim mesela. Bir de küçük A küçük A, buna da baba diyelim. Şimdi ben ya büyük A ile küçük A'yı birleştirebilirim. Bunun sonucunda büyük A küçük A çıkar. Ya da Tonguç öğrenmeyeyim. Bu büyük A ile buradaki küçük A'yı birleştiririm. Bunun sonucunda büyük A küçük A çıkar. Aynı zamanda Tonguç öğrenmeyeyim. Ya da bu büyük A ile artık bu küçük A'yı birleştirip bunu birleştirdim. Aynısını birleştirmişim. Yani şu olacaktı, özür dilerim. Ya da Tonguç öğrenmeyeyim. Bununla ilk baştakini birleştiririm. Büyük A küçük A çıkar. Ya da Tonguç öğrenmeyeyim. Bu ikincisiyle ikincisini birleştiririm. Büyük A küçük A. Ya dikkat ettin mi Tonguç? Hepsi ama hepsi. Ne çıktı Tonguç evladım benim? Aa! Harika. Büyük A küçük A çıktı. Yani bunların genotip dediğimiz gen yapısı %100 oranında Mendel'in, çünkü en büyük yaptığı şey olasılık hesaplarını kaptırması. %100 oranında ne çıktı Tonguç evladım benim? Melez. Yani diğer adıyla bunu da bilelim Tonguç'um. Heterozigot. Heterozigot. Çıktı Tonguç öğrenmeyeyim. Fenotipine baktığımız zaman fenotipin özelliğine gösterecek. Şimdi Tonguç düşünelim ki sarı tohumlu bezelye baskınmış. Sarı baskınmış. Yeşil çekinikmiş. Ya o zaman bu adam büyük A sarı, küçük A da yeşil olduğunu düşünürsek eğer, baskın yeşile ezecek. Sarı yeşile ezecek. O zaman diyoruz ki %100 sarı bezelye ortaya çıkacak. Çünkü bu adamın dış yapısına baktığımız zaman kesinlikle ve kesinlikle sarı olmak zorunda. Çünkü sarı baskındı büyük A'ydı, yeşildi küçük A'ydı. Sarı yeşili ezecek ve %100 sarı olacak diyoruz. %100 sarı tohum da diyebiliriz Tonguç'um. Bir de Punnett karesi dediğimiz bir özellik var. O da şu. Punnett karesi ne hocam? Homozigot baskın dediğimiz şey aslında büyük A ve büyük A'dır. Büyük A ve büyük A'yı böyle yazıyorum. Homozigot çekinik dediğim şey de küçük A ve küçük A'dır. Küçük A küçük A'yı böyle yazıyorum Tonguç'um. Yani hatta şöyle, hani şöyle bir düşünürsek
fonetik arasında şöyle 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 diyorum. Annenin genotipini buraya yazıyorum. Büyük veya babanın. Anne demiştik buna galiba. Evet, büyük A büyük A. Küçük A küçük A diyoruz. Sonra bak şununla şu birleşti ne olur Allah aşkına? Büyük A küçük A olur. Bununla bu birleşti büyük A küçük A olur. Bununla bu birleşti yine büyük A küçük A olur. Bununla bu birleşti yine büyük A küçük A. Bak hepsinde büyük A küçük A çıktı. İşte %100 aynı özellikler buradan da geliyor diyoruz. Tabii bunların farklı çaprazlamalarıyla ilgili bir tane soru yapacağız sana. Cinsiyetin belirlenmesine baktığımız zaman Tonguç'um, cinsiyeti kim verir? Annem babamı Tonguç herhalde benim. Tabii ki de anne verirler. Hayır, anne doğurduğu için o belirleyecek bir şey diye bir şey yok. Baba belirler. Sınavda %100. Cinsiyeti babadan gelen Y kromozomu belirler. Tonguç'um, insanlar cinsiyet kromozomu iki tane kromozom vardır. Bir X, bir tane Y. Y erkeklik kromozomu olarak bilinir, unutmayalım. Dolayısıyla X, X dediğimiz kromozom yan yana gelirse dişi olur. X ile Y bir araya gelirse erkek olur diyeceğiz. O zaman sen hangisisin Tonguç Eren benim? XX misin, XY misin Tonguç Eren benim? Ben XY. Bravo, çünkü sen erkeksin. Erkekler XY olur. Şimdi bunlar birleştirdiğim zaman Tonguç'um bir kere bu X ile bu X birleşirse bak şu X ile şu X'i aldık XX oluşturduk. Yani ne oluşturduk Tonguç Eren? Kız oluşturduk değil mi? Veya bu X ile bu Y'yi birleştirirsek hop erkek oluşturduk değil mi Tonguç Eren benim? Veya Tonguç'um bu X ile bu X'i birleştirdik hop yine kız oluşturduk. Veya bu X'e bu yeri birleştirdik hop erkek oluşturduk. Tonguç dikkat ettin mi? Bir erkekle bir dişiyle bir erkeğin birleşmesi sonucunda kaç tane kız doğuştu? İki kız veya iki erkek doğuştu. %50-%50. Yani %50-%50 şansımız var. Ne bak bu soruları şöyle soruyorlar böyle kıllık olsun diye. Bir ailenin 5 tane kız çocuğu vardır. Altıncı çocuğunu. Kesin oğlan olur artık. Kız veya kız olma olasılığı kaçtır? Artık erkek gelir işte. Beş kızdan sonra erkek gelir. İşte patlarsın. %50'dir. Yine erkek olması %50'dir diyeceğiz. Hani daha kız olmuş bir sürü. Bazıları da şöyle diyebilir ya. Kız olmuş bu da kesin kız gelir diyebilir böyle. Garip bir şey. Sonuçta biz şunu bileceğiz. Erkek veya kız olması %50'dir. Ve bunu kim belirler? Babadan gelen gen. Babanın spermindeki gen belirler. Genlerle taşıma ve dölden döle aktarımına hastalıklara biz kalıtsal hastalıklar diyoruz. Genellikle Tonguç'um X kromozomuna bağlı hastalıklar var. Mesela hemofili, mesela işte Tonguç evladım benim renk körlüğü bunlarsa X kromozomuna bağlı olduğu için bu genlerle aktarılabiliyor. Mesela büyük A büyük A sağlıklı olurken büyük A küçük A sağlıklı oluyor ama taşıyıcı bir özellik gösteriyor bu genlerle aktarılan hastalıklar. Küçük A küçük A da hasta olabiliyor diyebiliriz Tonguç evladım benim. Burada da işte bazı işte böyle çekiniklerde hastalık yapan bazı genler de olabiliyor. Hastalık kalıtsal olarak aktarılıyorsa şunu unutmayalım. Akraba evliliklerinde taşıyıcı bireylerin yan yana gelmesi hasta bireyleri oluşturma ihtimalleri çok daha yüksek oluyor. Çünkü akraba evliliğinde o birey ve o birey yani iki birey aslında birbirleri akraba olduklarından dolayı ortak genleri çok oluyor. Bu ortak genlerinden de hastalığın çıkma olasılığı çok da yüksek oluyor. O yüzden ondan kaçınmamız gerekiyor Tonguç Eren. Aynı zamanda genler bir kere çevresel etmenler Tonguç'um. Çevremizde ne gördüğümüz, ne yaşadığımız bilmem ne falan filan. Bazen mutasyonlara, bazen modifikasyonlara yol açıyor. Ve çevresel etmenler bizim genlerimizi etkiliyor. Tonguç'um bir kere şunu unutmayacağız. Genlerin yapısını değiştiriyorsa bu çevresel etkenler özellikle işte radyasyon, kimyasal maddeler, ondan sonra işte bizim yediğimiz zararlı maddeler falan filan. Bunlar genin yapısını değiştirir. Bak genin yapısı değişir. Modifikasyon dediğimiz şey ise genin yapısında değil de genin işleyişi değişirse modifikasyon olur. Ve şunu unutmayalım. Mutasyonlar mesela altı parmaklılık, Down sendromlu birey, albinolu birey, albino birey. Bunların hepsi aslında bir çeşit mutasyondur. İşte Van kedisinin gözlerinin öyle farklı olması aslında mutasyondan dolayı öyle olmuştur. Şeklinde. Van kedisinin gözü lens diyorlar hocam. Çeşitli söylentiler var. Çocukları da öyle oluyor. Bazen bazı mutasyonlar kalıtsal oluyor. Bazı mutasyonlar kalıtsal olmayabiliyor. Dolayısıyla bazı mutasyonlar işte üreme hücrelerinde olursa kalıtsal oluyor. Bazıları ise üreme hücrelerinde olmazsa kalıtsal olmuyor diyeceğiz.
Bir kere işte altı parmaklık, albümlük falan filan filan bunlar dedik. Bunların hepsi aslında genin yapısını değiştiriyor. Tabii modifikasyon dediğimiz şey ise tamamen farklı. Mesela sen kas çalışıyorsun. Kasların oldu. Çocuğuna geçer mi bu kasların? Geçer. Geçmez. Modifikasyon tamamen genin işleyişine düşüyor. Ama kaslı babanın kaslı oğlu olur derler. Hayır, öyle bir şey yok. Mesela bronzlaştın. Çocuğun bronz. Hayır, öyle bir şey olmaz. Sen hangi ten renginsen olur. Geninde ne varsa olur. Ama işte güneşin altında kalınca senin genindeki işleyiş farklı oluyor ve bronzlaşıyorsun. Çuva çiçeğinde de öyle mesela. Beyaz çuva çiçeğini ben 15-25 derece arasında büyütürsem kırmızı oluyor. 25-35 arasında büyütürsem beyaz oluyor tonguç öğrenmem. O yüzden sınavda %100 karşımıza çıkacak. Mutasyona genin yapısı ve işleyişi, modifikasyona genin sadece işleyişi değişiyor. Bunu unutmayalım tonguç. Adaptasyona baktığımız zaman farklı çevre şartlarında aynı tür canlılarda. Ben adaptasyonda sorun yaşıyorum. Aynen. Adaptasyon dediğimiz şey ise tilkiler mesela kutup tilkisi, çöl tilkisi olmak üzere ikiye ayrılabiliyor. Çünkü kutup tilkisi kutupta yaşadığı için beyaz oluyor. Çöl tilkisi ise işte çölde yaşadığı için kulakları, uzuvları filan birazcık daha uzun oluyor. Isıyı kaybetsin ki bir ferahlasın, bir rahatlasın diye. Mesela burnu büyük oluyor falan filan. Ama kutup tilkisine baktığımız zaman beyaz olduğu için kutupta daha kolay, daha doğrusu kutupta kamuflaj yapılabiliyor kendisini ve bu sayede kulakları da kısa oluyor ısı kaybetmesini, çünkü kutup çok soğuk çünkü. Burnu da küçük oluyor tarzında, uzuvları küçük oluyor tarzında bazı şeyleri de bilmemiz gerekiyor Tomucuğum. O yüzden aynı çevre şartlarında farklı tür canlılar da benzer adaptasyona geçebilir. Mesela şöyle bir şey düşünüyorum. Kutup ayısı ve kutup tilkisi ikisi de beyazdır. Bunların ikisinin beyaz olmasının sebebi aynı ortama uyum sağlaması. Bak, o yüzden farklı çevre şartlarında aynı tür canlılar farklı adaptasyonlar. Aynı çevre şartlarında farklı tür canlılar aynı adaptasyonları, yani benzer adaptasyonları geçebilir. O yüzden adaptasyonla ilgili, yani uyum, çevreye uyumla alakalı iki farklı kavramı bilmemiz gerekiyor. Kutup tilkisi, kutup ayısı farklı tür canlıların benzer adaptasyonlarına örnek. Ama kutup tilkisi ve çöl tilkisi aynı tür canlıların farklı adaptasyonlarına örnek olarak verilebilir. Bu da çok önemli bir ayrıntıdır diyoruz. Gibi de doğal seçilim dediğim bir şey var. Ortama uyum sağlayabilen canlılar yaşamlarını sürdürürken uyum sağlamayanlarsa eleniyor. Mesela işte İngiltere'de güvek kelebeklerinden siyahlar beyazlar vardı ama hava şey işte ortam çok kirlendiği için artık ortam siyah olduğu zaman beyazlar çok dikkat çekmeye başladı. Ve bir anda daha doğrusu farklı renkler dikkat çekmeye başladı ve kuşlar veya avcılar işte bunları hemen yemeye başladılar. Yemeye başlayınca ortama sadece siyahlar kaldı. Beyazları yemeye başlayan kuşlar ne yaptı? Beyazların ortadan kalkmasına yol açtı. Ve ne oldu? Güve kelebekleri normalde eskiden beyazken sanayi devriminden sonra siyah hale gelmeye başladı. İşte bu doğal seçilim demek. Yani güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan elenir mantığıdır diyoruz. Varyasyon ise tür içinde görülen çeşitlik. İşte normalde güve kelebeklerinde hem beyaz vardı hem siyah vardı. Bir sürü çeşit vardı. İşte adaptasyon ve mutasyonlar sayesinde bunlar oluşmuştu aslında. Sonradan ne oldu? Doğal seçilim sayesinde bunlar azalabiliyor diyoruz. Varyasyon ise tür içinde çeşitlilik. Mesela şuna örnek verebiliriz. İnsanlarda hem beyaz var, hem siyah var, hem sarı var. Yani farklı farklı ırklar var. İşte şeylerde farklı çöl tilkisinde mesela çölün üstünde beyaz tilki de vardı eskiden. Ama beyaz tilki yaşayabilir mi çölde? Çok zor. Çünkü hemen anında her yerden gözükür. O yüzden hemen av olur. Kamuflaj edemez kendisini. Gibi bazı özelliklerden dolayı onlar elendi. Zayıf olduklarından dolayı elendi. Veya tam tersine siyah tilki kutupta yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Onlar elendiği için orada sadece beyaz tilkiler kaldı. İşte doğal seçilime çok güzel bir örnek biliyoruz. Biyoteknolojiye baktığımız zaman insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeyecek yöntemleriyle bilim ve mühendislik ilkelerine dayalı olarak biyolojik sistemlerin mal ve hizmet üretiminde kullanılması. Mesela gen tedavisi yapılıyor. Ondan sonra klonlama yapılıyor. Islah çalışması, aşılama yapıyor, gen aktarımı yapıyor. Bunların hepsi aslında genetik mühendisliğinin uygulamaları. Gen tedavisi dediğim şey yeni genlerin hücreye aktarılmasıyla canlının tedavi edilmesi, aslında hastalıkların tedavi edilmesi. Klonlama dediğim şey dolu ve oyalı dediğimiz koyunların klonlanarak aynı koyundan bir tane daha yapılması. Burada özel teknikler kullanılıyor ve bu sayede aynı canlının
Tekrar klonu yapılıyor. Mesela insanların da klonu yapılacaktır şeklinde fazla farklı söylentiler var. Islah dediğimiz şey ise aslında daha verimli bitki ve hayvana yok. Mesela mısırlar normalde 10 kilogram besin veriyorken bir anda işte 20 kilogram besin verebilecek hale gelebiliyorlar. Aşılamaya baktığımız zaman hepatit B, kızamık, zatüre aşısı gibi aşılarla aslında ne yapıyoruz? Biyoteknolojinin ürettiği aşılarla biz ne yapıyoruz? Aslında kendimizi o hastalıklara karşı koruma altına alıyoruz. Gen aktarımına baktığımızda insülin hormonunun üretimi de gen aktarımıyla üretilen çok önemli bir hormon. Özellikle şeker hastalarının şeker hastalığının engellenmesinde, daha doğrusu ona karşı güçlü kalmasında sağlanıyor. Çünkü şeker aslında insülin hormonu üretilmiyor. Bu bir biyoteknoloji bize sağladığı bir alanlardan bir tanesi. Şimdi birazcık model sorumuza devam edelim. Bezelyelerde sarı tohumlu olma büyükse baskın genle, yeşil tohumlu olma küçükse çekinik genle taşınan özelliklerdir demiş. İki bezelye bitkisinin çaprazlanması sonucunda oluşan genotip ve fenotip oranları tablodaki gibi demiş. Tamam, eyvallah. Dikkat edin bak, büyükse küçükse diyelim. Şimdi genotip oranları bunlarmış. Tamam, eyvallah. Fenotip oranlarına baktığımız zaman %75 sarı tohumlu, zaten büyükse baskın olduğu için bu sarı ikisi de baskın, ikisi de sarı. Bu da sarı. Bu da yeşil olacak. İşte yeşil tohumu sadece 1/4, yani %25. Geriye kalanların toplusu 173. Eyvallah. Buna göre çaprazlanan bezelyeler hangisi doğruymuştur? Mendel'in deneyindeki F2 dölünden bahsediyor bu aslında. Mendel deneyini yaptıktan sonra şöyle bir şey yapmıştı, hatırlıyorsak ilk başta. Büyükse büyükse de küçükse küçükse çaprazlamıştı. Bunları çaprazlaman sonuçta hep büyükse küçükse çıkmıştı. Buna biz F1 dölü diyorduk Mendel'in deneyinde. Yani birinci kuşak dediğimiz döldü. Sonrasında bunları kendi arasında çaprazladı. Yani büyükse küçükse ile büyükse küçükseyi çaprazladığı zaman hemen bakalım. Büyükse küçükse birleşebilir. O zaman ne olur? Pardon, büyükse büyükse birleşir. Büyükse büyükse olur. Veya büyükse ile küçükse birleşir. Büyükse küçükse olur. Veya bu küçükler başlıyor şimdi artık. Bu küçükle bu büyük birleşir. Büyükse küçükse olur. Veya Tonguç evladım benim. Hatta onunla farklı bir renkte yapalım. Bu küçükle bu küçük birleşir. Yani küçükse küçükse olur. İşte burada dikkat ettiysek. Bak, bu 1/4'ü hop burada geldi. Bu 1/2'si, yani 1/4, hani 1/4 aslında 1/2'de yarısı, yani bu bileğin yarısı aslında, %50'si aslında böyle oluyor. Tamam, eyvallah. Bu da şuradaki zımbırtı küçükse küçükse, yani %25. Bak, bu %25, bu %50, bu da %25. Şimdi %50'yi 1/2'de gösteririz. Tamam, eyvallah. Buradaki aslında genotip oranının aynısı. Ve dikkat ettiysek bak, şu sarı, şu sarı, şu sarı, yani %75 sarı, şu da yeşil olmak üzere aslında yapılan çaprazlanan bezelyeler neymiş o zaman? Yani çaprazlamak demek birbirleriyle çiftleştirilen bezelyeler demek. Büyükse küçükse, büyükse küçükse, yani heterozigot, yani melez baskın, heterozigot baskın diyoruz. Zaten heterozigot çekinik denilen bir şey olamaz. Bunu da unutmayalım. Çünkü heterozigotta bir tane büyük, bir tane küçük gelecek ve mutlaka baskın olmak zorunda diyoruz. Örnek sorulara çok benzer sorular bunlar. Aslında bunları çözdükçe biz örnek sorulara yakınlaşmıyoruz. Milletin Bakanlığı da dedi ki, örnek soruları çözüyoruz, gönderiyoruz ya, onlara bakın arkadaşlar sınava çalışırken dedi. Bu da çok önemli bir bilgi bizim için. Onun üzerinden gidiyoruz. Bir tane yeni nesil soru yapalım. Buradaki sorular işte çok önemli, çok kaliteli sorular. DNA ve nükleotide ait bazı özellikler tabloda vermiş. Tam yola. DNA nükleotidin özelliği, DNA nükleotit adı verilen küçük birimlerden oluşur. Tamam. Bir nükleotit şeker, fosfat ve organik bazdan meydana. Tamam. Kriminoloji, suç bilimi son yıllarda DNA analiz tekniklerini kullanmaya başlamıştır. Tamam. Çünkü DNA molekülünden elde edilen veriler kanıt için oldukça güçlü delillerdir. Olay yerinden toplanan örnek dokuların kriminal laboratuvar, yani suç laboratuvarlarında DNA'ları ayrıştırılmıştır. Tamam. Laboratuvarda DNA parmak izi dediğimiz şeyi anlatıyor aslında burada. Laboratuvarda farklı bir yol izlenerek hazırlanan bir düzenekle DNA önce nükleotitlere, sonra daha küçük birimlere, nükleotidin alt birimleri nelerdir? Ayrıştırılmıştır. Fosfat, şeker bazı, zaten bunu söylemişti burada. Heh, tamam. Buna göre yapılan işlemlerle ilgili demiş. DNA organik, hangileri doğru demiş. Organik bazlar tüm canlıların DNA'larında bulunduğu için bu işlemler suçlu tespitinde kullanılamaz demiş. Ha, diyor ki adam bize, organik bazlar tüm canlıların DNA'larında bulunduğu için
bu işlem bu işlemler suçu tespitinde kullanılamaz. Bu bir kere yanlış bir ifade. Neden yanlış bir ifade? Çünkü burada adam ta organik bazlara kadar nükleotide sonra daha küçük birimlere ayrıştırılmış demiş ya. Bunlardan yararlanılarak yapılıyor demek ki bu işler. Yani fosfat şeker bazı da aslında bulmamız gerekiyor ve bunlara kadar ayrıştırdığını söylüyor ve bunlar suçu tespit için kullanılıyor diyor adam burada. Adamın verdiği bilgiye biz bakacağız. Kendi yorumumuzu katmayacağız burada. Bu yanlış bir ifade. DNA'daki nükleotidlerin dizilişini göstermediği için bu işlemler suçu tespitinde kullanılamaz. Burada da hani bu yapılan ayrıştırma göstermedik. Nereden biliyorsun adam yapmış ve bunu yapabiliyorum diyor. Yani ayrıştırmış sonuna kadar yapabilirim diyor. Belli bir karakterden sorumlu genlere ulaşıldığı için bu işlemler suçlu tespitinde kullanılabilir. Evet doğru, gerçekten de en küçük parçalara kadar ayrıldığı için aslında bu işlemler suçlu tespitinde kullanılabilir zaten burada anlatılmış. İlk başta DNA'ları ayrıştırılmış, sonra nükleotitlere daha küçük birimlere de ayrıştırılmıştır diye yazıyor. Belli bir kaynakın sorumlu genlere ulaşıldığından dolayı da bu işlemler suç tespitinde kullanılabilir diyebiliyoruz. Ve cevabımızın da yanlış olduğunu söylüyoruz. Geldik. Evet, şimdi bir yeni soru çözelim. Mutasyon ve modifikasyon çevresel etkenler sonucu canlıda değişikliğe neden olması bakımından benzerlikler gösteriyor. Tamam, eyvallah. Zaten genlerin yapısında değişimlerdi, bunda işleyişinde değişimlerdi. Fen bilimleri dersinde bu kavram arasında önemli farkları göstermek için bir öğrenci aşağıdaki slide gösterisini oluşturmuştur. Tamam. Aynı genotipe sahip ortancılardan asidik topraklarda yetişen ortancılar mavi, bazik topraklarda yetişenler pembe tonlarında olur. Zaten mavi, tamam, eyvallah. Spor yapan insanların kasları gelişir. Uzun süre spor yapılmadığı kas kasları yatar. Bu tamamen modifikasyon örnekleri. Tamamen dış koşulların bunun rengini değiştirmesi, bunun da kaslarını değiştirmesi. Buna göre posterde yer alan örneklerle ilgili hangileri oluşabilir? Çevresel faktörlerin canlının genetik yapısına değişkenliğe neden olduğunu söylemiyor. Hayır, böyle bir şey yok. Çünkü mutasyon değil bunların ikisi de. Bunlar modifikasyon örneği. Genlerin işleyişi değişiyor. Aynı bitki sonuçta bunlar ama asidik toprakta bırıksanız aynı çuha çiğniği 15-25 derecede yetiştiren beyaz işte 25-35'te kırmızı oluyordu falan filan. Onun gibi bir örnek aslında bu. Çevresel faktörlerin etkisiyle canlıların dış görünüşüne değişiklikler meydana gelebilir. Evet doğru, bak burada bir kırmızı, bir pembe, bir pembe, bir mavi oluşmuş. Canlıda genlerin içerisinde değişimi sonucu gerçekten bu durum kalıtsal değildir. Evet doğru, modifikasyonlar kalıtsal değildir diyoruz. O yüzden cevabımızın Denizli olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet şimdi... Evet, şimdi basınca geldik. Katı basıncı dediğimiz olaysa aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Katı, sıvı, gaz basıncı şeklinde ilerleyeceğiz. Ama katı basıncı da ağırlık çok önemli. Ağırlık azsa katı basıncı azdır diyebiliriz. Ağırlık fazlaysa katı basıncı fazladır diyebiliriz. Bunu çok iyi bileceğiz. Mesela şunu unutmayalım. İkinci bir özellik de şu. Eğer yüzey alanı azsa basınç fazladır. Burada basınç fazla. Aynı, bak aynı şeyi bir de böyle yatırıyorum. Burada ise yüzey alanı fazla olduğundan dolayı burada ise basınç azdır diyorum. O yüzden katılarda basınç iki şeye bağlı. Neydi, bak dikkat, sınavda %100 karşımıza çıkacak bilgi aslında şu. Katı basıncının büyüklüğü uyguladıkları kuvvet ile doğru. Yani ağırlık ile doğru orantılı. Ağırlık arttıkça daha fazla dibe gömülüyor, zaten görüyoruz burada. Temas ettikleri yüzey alanı ile ters orantılıdır. Temas ettikleri yüzey alanı arttıkça basıncı azalıyor. Yani ters orantılı diyebiliriz. Mesela günlük yaşamda basıncı uygulamalarına baktığımız zaman tren çok ağır bir şeydir. O yüzden ne yapıyor? Yüzey alanını arttırmak için bir sürü teker ekliyor. Bu bir sürü teker sayesinde de yüzey alanı artınca basınç azalıyor ve yere gömülmüyor bu tren. Veya şuna bakalım, çivi mesela, çivinin girmesi için bu ucunu çok sivri yapıyorlar. Buradaki yüzey alanını azalttıkları için rahatlıkla basıncı arttırıp bu çivinin yüzeye saplanmasını sağlayabiliyorlar diyoruz. İşte burada da mesela buz pateni şeyindeki, burada dikkat ettiysek bu buz pateni kaymasın diye saplanması gerekiyor buza. Belli bir miktar içine girmesi gerekiyor. Daha doğrusu sağa sola gitmesin diye. O yüzden burayı ince bir bıçak gibi yapıyorlar. Basıncı birazcık arttırıyorlar ki tek bir çizgide gidebilsin diye. Bu da önemli bir örnek. Günlük yaşamda katı basıncının örnekleri diyebiliriz. Evet, bir de şunu bilelim. Sıvı basıncında şu
tarz kavram karşımıza çıkabilir. Şu cümle karşımıza çıkabilir. Tüm sıvılar bulundukları kabının her tarafına yoğunlukları ve yükseklikleriyle doğru orantılı basınç uygular. Heh, biz bunu bilmemiz gerekiyor. Gerçekten de hem yoğunluğa hem yüksekliğe bağlıdır sıvı basıncı diyebiliriz. Mesela buna dikkat etsek derinlik az, basınç az. Derinlik fazla, basınç fazla diyebiliriz. Bunun basıncı bundan daha fazla değil. İkisi aynı cins ama. Ama yoğunluklara baktığımız zaman bunun yoğunluğu D yoğunlukta, bunun yoğunluğu 2D yoğunlukta farklı tür bir sıvı diyelim. Bunun yoğunluğu fazla olduğu için basıncı fazla, yoğunluğu olduğu için basıncı az. Ama aynı yüksekte olursa tabii karşılaştırabiliyoruz. Bunu unutmayalım. Günlük yaşamda basınç uygulamalarına baktığımız zaman günlük yaşamda hidrolik sistemler, olsa berber koltuğu, hidrolik lift denilen sistemlerde aslında günlük yaşamda basıncı görebiliyoruz. Bir de Pascal prensibi var ki Pascal prensibi de aslında çok önemli bir prensip. Burada da diyor ki sıvılar basıncı her tarafına aynı büyüklükte iletir diyebilmemiz gerekiyor. Bu Pascal prensibiyle çalışan işte su cendereleri var gibi bazı aletler, hidrolik sistemler de Pascal prensibiyle çalışır. Hidrolik tüm sistemler aslında Pascal. Mesela hidrolik direksiyon, hidrolik fren, bunların hepsi aslında arabalarda kullanılan Pascal prensibiyle çalışır. Sıvılar, mesela şırınga. Şırıngada da Pascal prensibi vardır. Sıvılar kendileri üzerine uygulayan basıncı aynı büyüklükte iletir. Her yöne iletir. Her yöne ve aynı büyüklükte iletir. Pascal prensibini de bilmemiz iyi olur. Bir de şunu unutmayalım. Gaz basıncına baktığımız zaman sınavda %100 karşımıza çıkacak bilgi aslında örnek sorularda da karşımıza çok çıktı. Açık hava basıncı atmosfer tabakasındaki gazlardan kaynaklanır ve bu basınç içinde bulunan bütün cisimlere her yönde etkiler. Mesela şu anda etrafımda benim açık hava basıncı var. Ve bunu da bulan adam, Torricelli dediğimiz adam buradan sıvının basıncını bulup civanın 76 santimetre yükseldiğini görüyor burada. İşte bu 76 santimetre açık hava basıncının büyüklüğü söylüyor falan filan. Hatta 76 santimetre civa dediğimiz HG şeklinde gösteriliyor. Açık hava basıncı dediğimiz zımbırtı 1 ATM şeklinde de gösterebiliyor diğer birimiyle diyebiliriz. Günlük yaşamda gaz basıncı uygulamalarına baktığımız zaman mutfak tüpü mesela gaz basıncı için böyle sert bir demirle çerçevelenir. O da gaz çok basınç yaptığı için. Veya sıcak hava balonu dediğimiz şey de bu gaz basıncı sayesinde aslında oluşur diyebiliriz ve çalışır diyebiliriz. Bunların hepsi aslında günlük hayattaki gaz basıncıyla ilgili çalışan aletlere örnek verebilir. Oksijen tüpleri mesela gaz basıncıyla ilgili çalışan aletlere örnek verebilir ve benzeri bir benzeri. Bir tane yeni soru yapalım. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye basınç uygular. Tamam. Fen bilimi dersinde tabloda verilen malzemelerle hazırlanan düzeneklerde cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basıncın cismin ağırlığına bağlı olup olmadığı araştırılacaktır. Tamam. Hemen bakalım. Bir kere demir blok 10 Newton demiş. Tahta takoz 5 Newton. Öğretmenin hazırladığı ilk düzenek şekilde gibidir. Tamam, buraya hazırlamış. Sonra deneyde kullanılan malzemeler 2 adet kum dolu cam kap. Bunları görüyoruz zaten. 1 adet demir blok. Bir tane demir blok koymuş. Ama 2 adet kap vardı. Tam geliyoruz neyse. 2 adet özdeş dinamometre. Zaten bunları görüyoruz. Tamam, süper. Sabit makara ve hareketli makara. Sabit makara ortası duvara bağlı. Hareketli makara ise ortası duvara bağlı değil. 1 adet tahta takoz. Bu da tahta takoz. Demir blok. Tamam, eyvallah. İlk başta adam sabit makarayla bu demir bloğu ölçmüş. Bu 10 Newton gösteriyorsa dinamometre, burası da 10 Newton. Çünkü sabit makarada kuvvet kazancı falan filan yoktu. Bunları bildiğimiz için hızlı bir şekilde tekrar ediyoruz. Hareketli makarada ise kuvvet kazancı vardı. Bu 5 Newton'sa aslında tahta koz yine 10 Newton'dur diyebiliriz. Çünkü kuvvet kazancı 2 kattı. Yani 5 Newton'la çektiğin şey aslında 10 Newton'dur diyebiliriz. Şimdi ikisi de o zaman aynı ağırlıkta. Tahtalar aynı uzunlukta demiş. Tahtalar aynı uzunlukta. Tamam, eyvallah. Şimdi diyor ki adam bize, buna göre gösteri deneyinde hazırlanması gereken ikinci düzenek hangisidir? Bak, neyi araştırmak istiyordu? Basıncın, cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basıncın cismin ağırlığına bağlı olup olmadığını araştıracak. Demek ki biz birinci şekilde bunu yaptıysak ikinci düzenek hangisi olmalı derken ağırlığı farklı olan bir şey göstermem gerekiyor. Burada mesela ikisinin de ağırlığı aynı. Bu olmaz. Bu ikisinin de ağırlığı aynı. Bu olmaz. Zaten bu ikisini kullanamayız ki. Bu birinci ise ikinciyi bununla karşılaştırmam gerekiyor. O zaman ağırlığın artacağı bir şey lazım bana. Yüzey alanında aynı olsun ki değişmezse yüzey alanı sadece ağırlığın etkisini araştırabilirim. Çünkü cismin ağırlığına bağlı. Mesela bak, şunu seçsem tamam, bunun ağırlığı daha fazla. 2 katı. Doğru. 10-20 Newton. Süper. Güzel. Ama
Bak yüzey alanı daha fazla tahta takozun. O yüzden yüzey alanı değiştiği için ağırlık etkisini anlayamam. Ama şuraya bakalım. Aynı demir bloğun üstüne bir de tahta blok koyuyor. O zaman ne oluyor? Ağırlık burada 10 iken burada 20'ye çıkmış oluyor. Çünkü 10'a hesaplamıştık. 20'ye çıktığı zaman işte ağırlığın etkisini ne kadar gömüldüğünden anlayabilirim. O yüzden cevabımız ikinci düzenekte bu ve bunu kullandığım zaman bak burada ağırlık daha fazla, burada da ağırlık daha az olmak üzere anlayabiliyorum. Tonguç evladım benim. Bir tane daha yeni soru yapalım. Bu çok önemli bir konu. Basınç konusundan soru bekliyoruz çünkü. Tüm sıvılar içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve yükseklikleriyle doğru orantı olarak basınç uygular. Tamam eyvallah. Yoğunlukları birbirinden farklı sıvı sıvı karışımları ayırmak için ayırma hunisi kullanılır. Tamam. Karışımlarda yoğunluğu büyük olan altta, yoğunluğu küçük olan üstte bulunur. Tamam. Şekildeki ayırma hunisinde bulunan sıvılar ayrıştırılarak özdeş kaplara konulmuştur. Ha, burada demek ki ayırma onun istediğimiz şey ise şunu unutmayalım. Yoğunlukları farklı. Yoğunluğu büyük olan altta demiş. O zaman mavinin yoğunluğu daha fazla, sarının yoğunluğu daha fazladır. Daha azdır diyebiliriz. O zaman bu mavi daha fazla yoğunlukta, bu da daha az yoğunlukta. Ha, özdeş kaplara koymuş, sonra bunları ayırmış, bunlara koymuşuz. Buna göre kapmanın tabanındaki KL noktalarındaki uygulanan sıvı basınçla ilgili, yani buradaki basınç ve buradaki basınçla ilgili. Hangileri olur? Suyun bulunduğu kap 4H seviyesinde. Bir kere suyla zeytinyağı karıştığını söylemiş zaten burada. Su daha yoğundur. Bir kere onu anlayabiliyoruz. Zeytinyağından daha yoğundur. Su zeytinyağından daha yoğun olduğu için suyun bulunduğu kap 4H seviyesine kadar doldurursa K'daki sıvı basıncı 2 katına çıkar. Evet doğru. Çünkü sen yüksekliği arttığın zaman 2 katına çıkan zaman yani şeyi arttırmıyorsun. Şurayı ben 4 haşa çıkartıyorum. Bir buradan haş daha. Bir tane daha haş daha. Normalde 2 haştı. Şimdi 4 haşa doldu. O zaman sıvı yüksekliğini arttırdığın zaman gerçekten 2 katına çıkar diyebiliriz. Zeytinyağının miktarı 2 katına çıkarılırsa L'deki sıvı basıncı 2 katına çıkar. Şimdi zeytinyağının miktarını 2 katına çıkardığın zaman burada enteresan bir olay var. Üstü daha geniş olduğundan dolayı zeytinyağla aynı gramda zeytinyağı eklediğin zaman üstte artık o kadar yükselemeyecek. Çünkü daha geniş. Yani burada mesela 2 haş yükseldiyse burada artık 1 tane haş yükselecek. Aynı miktarda zeytinyağıyla. Sıvı basıncı ise bak dikkat et yüksekliğe bağlı olduğu için yükseklik 2 katına çıkardığı zaman miktarı o kadar artamayacağı için çünkü üst tarafı geniş olduğu için bu yanlış bir ifade diyoruz. Ama bak burada demiş ki 4 haş seviyesinde 2 haşı 4 haşı çıkarıyorum. Burada 4 haşı çıkardı dediği için o zaman 2 katına çıkar diyebiliriz. İlk durumda K noktasındaki sıvı basıncı L'den büyüktü demiş. İlk durumda gerçekten K noktasındaki sıvı basıncı L'den büyüktü. Çünkü bunun yoğunluğu daha fazla değil, bunun yoğunluğu daha azdı. Yoğunluğu fazla olan altta kalır demişti. O zaman suyun yoğunluğu zeytin yoğunluğundan fazla olduğu için gerçekten bu da doğru bir ifade ediyoruz. O yüzden cevabımızın Ceyhan olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz diyoruz. Şimdi geldik periyodik sistemlerdeki periyodik sistemdeki özelliklerine ve kimyasal değişimlere ve ısı ünitesine aslında. Şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor. Sınavda %100 karşımıza çıkacak mantık şu aslında. Periyodik sistemlerde elementler artan atom numaralarına göre dizildiler. Bak bunun atom numarası 1, bunun 2, bunun 3, bunun 4, bunun 5, bunun 6, bunun 7 falan şeklinde devam eder. Şimdi bilmemiz gereken şey dikeylere biz sütun diyoruz. Sütunlara aslında biz grup adı veriyoruz. İşte 1A grubu, 2A grubu, B grupları, 3, 4A, 5A grubu. Burada toplamda 18 tane grup var. 18 tane. Bir de yatay sıralara ise, yatay satırlara ise sıra veya satır da diyebilirsin bunlara. Satırlara ise periyot diyoruz. O yüzden periyodik cetvel diyoruz zaten. 7 tane var aslında burada. Bir 7 katlı. 7 katlı bina gibi düşün. Ama bazı gruplar yukarılarda 1A, 8A grubu bayağı yukarıya çıkmış. Diğerleri ise 2, 3, 4, 5A grupları daha üstlerde. B grupları ise daha aşağılarda bir mantık. Şimdi burada tabii ki bunların her bir maddenin farklı periyodik sistemlerde farklı bir mantığı var. Mesela maviler ametaller. Maviler ametaller. Mesela buradaki yeşillerin hepsi metaller. Metalleri şöyle yeşille gösterelim. Maviler ametaller olarak bilelim. Bir de Tonguç Erhan'ın şurası soy gazlar dediğimiz yapı ise bir gri dediğimiz şu yapı diyebiliriz. Bir de şu turuncular varsa onlarsa yarı metaller. Onları burada yazmadık tabii. Turuncular yarı. Bak bunu yanlış yazdım. Turuncular da yarı metal diyebilmemiz gerekiyor.
Soygazların içinde tabii ametallerin içinde soygazlar da var, bunu unutmayalım. Soygazlar apayrı bir yapı o yüzden. Metallere baktığımız zaman parlak olacak, ametaller mat olacak. Yani tam tersi. Yarı metallerse arada bir bazı işte mat oluyor mesela yarı metaller genellikle, ama fiziksel ısı ve elektrik iletkenliğinde dikkat edersek metaller iletiyor, ametaller iletmiyor. Ama yarı metallerse arada. Metallerden kötü ama metallerden iyi. Yani arada bir yerde iletiyor. Mesela tel ve lev haline gelebiliyorken metaller, demir tel, işte bakır tel olabiliyor. Ama ametallere baktığımız zaman tel ve lev olamıyor. Karbon teli olabilir mi? Oksijen teli olamaz böyle bir şey. Yarı metallere baktığımız zaman bunlar gelebiliyor. İkisi arasında bir özellik. Bazılarında metallere benziyor. Mesela tel ve levhada metallere benziyor yarı metaller. Ama yüzeyinin parlaklığına baktığınız zaman mat olduğundan dolayı ametallere benziyor gibi özellikleri var. Oda sıcaklığındaki fiziksel halleri genellikle metaller civa hariç sadece hep katı oluyor. Ama şuna baktığımız zaman ametallere baktığınız zaman katı sıvı kısmı 3 alır olabiliyor. Yarı metaller ise genellikle katı oluyor diyebiliriz. Bu genel özellikleri hatırlamış olduk. Soy gazlara baktığımız zaman, soy gaz dediğimiz yer ise, hani diğer bir adı ise asal gazdır. Bunlar gerçekten de tamamen kararlı olan, hiç kimseye bulaşmayan, bileşik asla yapmayan, tek atomlu şekilde dünyada bulunan ve hep gaz halinde olan, hepsi gazdır, bunu unutmayalım. Hepsi gaz molekülü şeklinde bulunur ve işte helyum, neon, argon, bunlar çok önemli soy gazları diyebiliriz. Peki periyodik cetvelin bu özellikleri, metallerin bu özelliklerinden sonra bir de sınavda %100 karşımıza çıkacak özelliklerden bir tanesi de kimyasal değişim ve fiziksel değişim. Yani bundan soru gelirse şu tanımları verecek bize. Kimyasal değişim maddenin yapısını değiştirerek yeni madde oluşması. Tamam. Fiziksel değişim maddenin yalnızca görünüşüne meydana gelmesi. Mesela kalemin kırılması fiziksel değişim. Kömürün yanması kimyasal değişim. Çünkü bu yanma olayında oksijenle birleşerek bir reaksiyon oluyor aslında. Demirin paslanması kimyasal değişim. Çünkü demir oksijenle birleşerek aslında bir demir oksit denilen, mesela demir artı oksijen F2O3 dediğimiz pas denilen bir madde oluşuyor. Yepyeni bir madde ortaya çıktı. Ekmeğin küflenmesi kimyasal değişim. Ekmek bakterilerle geri dönüşsüz bir hale geliyor ve kimyasal değişim olarak da aslında buluyor. Yoğurdun mayalanması, ekşimesi mesela kimyasal değişim. Ama mesela camın kırılması, işte mumun erimesi fiziksel değişimken mumun yanması kimyasal değişimdir diyeceğiz. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Hal değişimleri mesela buzun erimesi fiziksel değişim. Suyun mesela naftalinin süblimleşmesi fiziksel değişim. Hal değişimin hepsi fiziksel değişimdir diyoruz. Geldik bir de kimyasal tepkimelerle ilgili sınavda karşımıza çıkacak şeylere. Kimyasal tepkimede girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşittir. Bak mesela bir kimyasal tepkimede, mesela hani demin söylemiş ya, hidrojen artı oksijen hop su H2O. İşte bu iki tane H2, iki tane su oluşturuyor. Şimdi burada dikkat etsek şunlara biz girenler diyoruz. Reaksiyon oku diyoruz buna. Sol tarafındakilere girenler, sağ tarafındaki ürünler diyoruz veya çıkanlar diyoruz. Şimdi girenlerin toplam kütlesi, yani bu ikisinin toplam kütlesi buna eşittir diyebiliriz. Mesela bu 4 gramsa bu mesela 32 gramsa bunun toplam 36 gram olduğunu söyleyebiliriz. Bu ikisinin toplamı buna eşit olmak zorunda diyoruz. Kimyasal tepkimeler bir ya da birçok maddenin etkileşime girerek yeni bir element veya bileşik kurma dönüştürmesi işlemidir. Gerçekten de birden çok H'lar birleşiyor, oksijene birleşiyor. Atom cinsleri değişmiyor bak. Atom cinsleri aynı. Atom cinsi korunuyor. Hatta 4 tane H var, 4 tane H var. 2 tane O var, 2 tane O var. Süper. Atom cinsi ve sayısı korunuyor. Ama yepyeni bir element oluşuyor. Bu patlayıcı bir element normalde. Bu yanıcı bir element. Bu ise söndürücü element su olduğu için. Yani yepyeni bir bileşik veya element grubu oluşuyor diyoruz. Ve özellikleri tamamen birbirinden farklı oluyor kimyasal değişimlerde. Peki geldik. Asitler, bazlar sınavda en çok çıkacak, kesin çıkacak noktalardan bir tanesi. O yüzden sınavda %100 karşımıza çıkacak mantıksa şu aslında. Çözeltilerde pH değeri değiştikçe renk değişimine neden olan maddelere biz indikatör veya ayıraç diyoruz.
Burada mutlaka sınavda karşımıza asit baz sorusu gelirse Mebane örnek sorularına baktığımız kadarıyla ve geçen seneki LGS sorularına baktığımız kadarıyla böyle bir ifade gelmesi bekleniyor. O yüzden sınavda %100 karşımıza çıkacak diye bir ifade kullandık. Şimdi asitlerin özellikleri ve bazların özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Asitler bir kere ekşidir. Bazlar acıdır. Bu en önemli, en temel özelliklerinden bir tanesi. Asitler bir kere tahriş eder. Bazlar daha az tahriş edicidir. Mesela et metal mermeri tahriş eder. Asitler bazılarsa tahriş etmez diyebiliriz. Şimdi asitlere baktığımız zaman asitler H artı iyon verir. O yüzden hasit diyoruz biz bunlara. Bunlara ise bazoh diyoruz. OH eksi iyonu verir. H artı iyonu asitin en temel özelliklerinden bir tanesidir. pH değerine baktığımız zaman asitler 0-7 arasındayken bazılarsa 7-14 arasında olur diyebiliriz. Mesela ayraç dediğimiz şey, indikatör dediğimiz şey çok iyi, hani en azından mantığını anlayalım. Mesela turnusol kağıdı çok önemli. Asitler anne morartır, anne kızartır, baba morartır denilen bir özellik var ya. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya çevirirken bazılarsa maviye çeviriyor. Mesela kırmızı lahana çözeltisinde asitler kırmızıya çeviriyorken bazılarsa yeşile çeviriyor. Metil oranja etkisine baktığımız zaman asitler kırmızıya çevirirken bazılar sarıya çeviriyor diyebiliriz. Peki bramtimol mavisine etkisine baktığımız zaman asitler sarı yaparken bazılar mavi yapıyor. Genellikle bazılarda bir maviye, morartmaya yönelik, mavi veya yeşile yönelik bir çevirme var. Dikkat etsek asitler genellikle hep kırmızıya çeviriyor. Diyoruz sadece burada bramtimolde işte sarıya çevirebiliyor diyebiliyoruz. Şimdi burada sadece bir çakışıyor o kadar. Ama biz genel olarak ezberlememiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi budur. Turnusol kağıdı çok sorulur. Bir de kırmızı lahana ve metil oranja sorulabilir. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Bunlara indikatör veya ayraç. Yani bir madde asit bir baz mı? Bunu anlamaya çalıştığımız madde diyoruz. Geldik mesela sınavda bir de pH metre sorulabilir. Çünkü çok sordular. Gerçekten de örnek sorularda ve geçen seneki sınavlarda çok sorular. O yüzden bunun üzerine geldik. 7 pH bizim için aslında bir şeydir. Nedir? Milattır. Bu saf su. Yani nötr kısmıdır. Bir pH metre çizdiğimiz zaman 7 ile 0 arasındaki asit ise 7 ile 14 arasındakine biz baz diyoruz. Tam 7 ise nötr diyoruz. Ne asit ne bazdır. Saf su mesela ne asit bazdır. Tuzlar mesela ne asit ne bazdır. Ama aşağı doğru indikçe turşu suyu, gazoz, domates, kola, bak pH'leri verilmiş burada. O yüzden bunlar hep 0 ile 7 arasında olduğu için bunlar kuvvetli asit. Mesela 1.2 çok kuvvetli bir asit. Ama mesela 6.8 çok kuvvetsiz bir asit diyebiliriz. O yüzden asitlerde sıfıra yaklaştıkça kuvvetlik artar. Bazılarda ise 14'e yaklaştıkça mesela sodyum hidroksit çok kuvvetli bir asit, baz. Kabartmanın su 8.3. Bunlar zayıf bir baz diyebiliriz. Bunlar da bazik özellik. Genellikle dikkat edersek hep temizlik malzemeleri bir bazik özellik gösteriyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Özellikle sebze meyve de genellikle asitlik özellik gösteriyor. Domates, limon, üzüm, işte çilek, bunların hepsinde asit vardır diyebiliriz. İşte gazoz, kola, bunların içinde asit var. Karbonik asit dediğim şey. Turşu suyunda da asit var falan filan. Bunları da genel olarak bilelim. Şunu da bilelim. Asitler metal ve mermeri, bazılar ise cam ve porseleni aşındırır. Bu da sınavda %100 karşımıza çıkabilecek, eğer bundan soru gelirse, bir kısımdır diyebiliriz. Bir de öz ısı dediğimiz kısım var. Öz ısı dediğimiz şey ise aslında saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 derece arttırabilmek için gerekli olan enerjiye, enerji saf maddeler için ayırt edici özellik olan bir ısı birimi. Aslında ısı birimidir diyebiliriz. Isıdır diyebiliriz. Öz ısı dediğimiz şey her madde için farklıdır. Bir kere ayırt edici özellik olması oradan geliyor. Her madde için farklı. Mesela suyun öz ısısı farklıdır, alkolün öz ısısı farklıdır, zeytinyağının öz ısısı farklıdır. Öz ısının birimi jül bölü gram derecedir. Ve şunu unutmayayım. Öz ısı yüksek olan maddeler zor ısınırken öz ısı düşük olan maddeler hemen ısınıyor. O yüzden mesela tavada dikkat ettiysek öz ısı yüksek olduğu için plastiği kullanıyorlar burada. Elimizde tuttuğumuz için yanmayalım diye. Çünkü hemen ısınıyor. Buraya ama ısınmadığı için çok rahatlıkla elimizde tutabiliyoruz. Ama alt taraf ısındığı için de düşük olduğu için hemen ısınıyor. Buradaki eti de hemen pişirmeye yoruyor diyoruz. Şunu unutmayalım. Mesela su, öz ısını verdik. Alkol, bir de zeytinyağı diyelim. Üçü de aynı sıcaklıkta. Tamam eyvallah. Üçü de aynı gramda. Tamam eyvallah. Bunları aynı özdeş ısıtıcılarla, bak özdeş ısıtıcılarla eşit sürede ısıtmak şu demek aslında. Aynı ısıyı vermek demek. Bu çok önemli bir özellik. Sınavda da şu %100 çıkacak karşımıza.
%100 çıkacak bir ifadedir. Aynı ısıyı vermek demek aslında. Ben bunların hepsine aynı ısıyı verdiğim zaman, aldıkları ısılar zaten su eşittir, alkol eşittir, zeytinyağı oluyor. Tamam eyvallah. Son sıcaklıkları ise bunun öz ısısı çok yüksek olduğu için, bunun öz ısısı düşük olduğu için bu kolay ısınır. Bunun sıcaklığı çok yüksek olur. Mesela bu T derece 5T olurken bu T derece daha az 4T olur. Bu T derece ise 3T olur. Çünkü sıcaklık artışı burada çok kolay ısınınca hemen bir anda 5T'ye çıkar. Ama bu daha az artacağı için, çünkü öz ısı yüksek olduğu için zor ısınır. O yüzden suyun son sıcaklığı daha azdır diyebiliriz evladım. Geldik maddeleri, maddedeki moleküllerin toplam hareket enerjisi maddenin kütlesine bağlıdır. Bunu bilmemiz gerekiyor. O da şu, toplam hareket enerjisi genellikle ısıyı ifade eden bir tabir aslında. Mesela bu sıcaklıkları aynı diyelim ama hangisinin toplam hareket enerjisi daha fazla dersek, enerjisi daha fazla dersek, tabii ki kütlesi büyük olan enerjisi daha fazladır. Aynı kütledeki özdeş maddenin sıcaklığı fazla olan enerjisi daha fazla oluyor. Mesela bunun enerjisi daha fazladır. Çünkü ısı enerjisi daha fazla. Çünkü sıcaklığı daha fazla. Aynı gramda, tamam, ikisi aynı su. İkisi aynı cins olması gerekiyor. Onu unutmayalım ama. Aynı cins, aynı kütledeki özdeş madde. Özdeş maddeyle aynı cins madde aynı şey demek. Bunu unutmayalım. Bunu bilerekten böyle iki tane farklı şey verdik ki ikisine de alışalım diye. Özdeşle aynı kelimedir. Yani özdeş eşittir aynıdır diyebiliriz. Peki geldik. Isı enerjilerine baktığımız zaman hangisinin ısı enerjisi daha fazladık? İki büyüktür bir dedik. Şimdi ben bunları ısıtmaya çalıştığım zaman hangisini zor ısıtırım? Bunu zor ısıtırım. Bunun sıcaklığını 2T'ye çıkarmak için mesela bunu 2 tane 3 tane ısıtıcıyla ısıtırım. Daha fazla ısı vermem gerekiyor. Buna ise 2T'ye çıkarmak için daha az ısı vermem. Çünkü daha kolay ısınır. Mesela bir bardak suyu ısıtmak daha kolaydır. Bir sürahi suyu da ısıtmak daha kolaydır. Tabii ki bunu ısıtmak daha kolaydır. Buna baktığımız zaman T2T derece ya. Eğer bunları aynı sıcaklığa getirip, mesela bunu da 3T yapmak istiyorum, bunu da 3T yapmak istiyorum. Burada sıcaklığı daha fazla arttırmam gerekiyor ya. Burada sıcaklığı daha fazla arttırmam gerekiyorsa ya bunu daha uzun süre ısıtmalıyım ya da daha fazla ısı vermeliyim ya da daha fazla ısıtıcı sayısıyla ısıtmalıyım ki aynı sıcaklığa gelsinler diye bilmemiz gerekiyor. Enerjisi bunun daha fazla falan, bir de bu da ayrı bilmemiz gereken bir şey. Bir de geldik aynı sıcaklığı ve eşitlikleri maddelerden. Öz ısısı büyük olan daha fazla buz eritir. Bu da MEB örnek sorununa çok çıkan bir ifade gerçekten de. Şöyle bilelim. Mesela T derece. Tamam eyvallah. Şimdi suyun öz ısısı daha fazla. Alkol en az da öz ısısı zeytinyağı. İşte ben bunların üçüne de eşit miktarda işte buz attım. Şöyle buz attım. Şimdi bunlara 3 tane buz attım. Hepsine 3'er tane buz attım diyelim. Şimdi en fazla buz eritebilen madde budur. Bunların hepsi erir. Bunda ise bu ikisi erir. Bunda ise bu tane erir. Çünkü bunun ısısı düşük olduğu için bunun çok fazla enerjisi yoktur. Bunun daha az enerjisi vardır. Çünkü öz ısı ısıyı tutma kapasitesi demektir aslında. Dolayısıyla bu ısı da bu çok fazla aynı sıcaklıkta olmasına rağmen, mesela bu ikisi de 30 derece diye. Üçü de 30 derece diyelim. 30 derece olmasına rağmen en fazla ısıya sahip olan sudur diyebiliriz. Mesela buna 1, buna 2, buna 3 desek ısı miktarlarına baktığımız zaman 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 diyebiliriz. İşte bundan dolayı ısı miktarları fazla olduğundan dolayı bunda ise diyoruz ki bu daha fazla buz eritir diyebilmemiz gerekiyor. Peki geldik sınavda %100 karşımıza çıkacak bir şeyde bağımlı, bağımsız, değişken ve sabit tutulan değişkenin ne olduğu. Sorularda karşımıza geliyor. MEB örnek sorularında çok geldi. Geçen seneki sınavımızda da bununla benzer sorular vardı. Bağımsız değişken deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişken. Bağımlı değişken de bağımsız değişkenlere bağlı olarak değişen değişken. Aslında ben bunları şöyle ezberliyorum. Sonuçta aradığımız şey genellikle bağımlı değişken. Bizim değiştirdiğimiz şeyse, hani farklı olan şey ise, iki deney arasında, deneyde farklılaştırdığımız, değiştirdiğimiz şey ise bağımsız değişken oluyor. Sabit tutulan değişken ise aynı kalanlar diye ezberlesek, yani kontrolümüzde değişmeyen değişken. Hatta buna sabit tutulan yine kontrol değişkeni de denilebiliyor. Kontrol edilen değişken de denilebiliyor. Mesela bakalım. Kaplara bakıyoruz. 20 gram su, 20 gram su, 20 gram su. Tamam eyvallah. 20 gram su, 20 gram su, 20 gram su. Bunların
dikkat ettiysek içinde de, üçünde de aynı su var. İlk sıcaklıkları aynı. Tamam eyvallah. Son sıcaklıkları 6T, 11T, 16T. Tamam. Isınma süresi 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Şimdi burada bu deneyi yaptığımız zaman bak bunu 5 dakika ısıtıyoruz 6T'ye çıkıyor. Bunu 10 dakika ısıtıyoruz 11T'ye çıkıyor. Bunu 15 dakika ısıtıyoruz 16T'ye çıkıyor. Burada dikkat etsen sabit tutulan kontrollü değişken, kontrol edilen değişken bir kere şunu unutmayacağız. Hani hepsini de aynı ısıtıcıyla ısıtıyoruz mesela. Aynı ısıtıcıyla ısıtıyoruz. Şimdi kontrol edilen değişken bir kere ısıtıcı sayısı hepsinde bir tane olsun. Bunu son çizdim. Şimdi çizdim ama böyle olmasını tahmin ederim. Isıtıcılar aynı. Isıtıcı sayısı aynı. Birer tane. Kaplar aynı. Sıvıların cinsi aynı. Su üçüde. Sıvıların miktarı aynı. 20 gram 20 gram. İlk sıcaklıklar aynı. TTT. Peki benim ölçtüğüm şey ne? Bak dikkat et. Buradaki artış 5T. Buradaki artış 10T. Buradaki artış 15T. İşte sıcaklık artışı benim ölçtüğüm şey bağımlı değişken. Ölçülen yani sonuç. Hatta ölçülen de yazalım buraya da. Sonuç deyince hemen aklımıza ölçülen diye gelsin. Bağımsız değişken de sıvılara verilen ısı miktarı. Buna 15 dakika verdiğim için daha az. Buna 15 dakika daha fazla verdim. Dolayısıyla ısı miktarı da bağımsız değişkenimiz oluyor bölümümüzde. Evet şimdi de geldik sınavda %100 karşılayacak kısma. Şimdi sınavda %100 karşılayacak eğer bundan bir soru gelirse hal değişimi için gereken ısı miktarı maddenin cinsine ve kütlesine bağlıdır bunu bilmemiz gerekiyor. Mesela burada birinci beher, ikinci beherde bir 50 ve 100 mililitre su koymuşuz. Bunun buharlaşma süresi bu 50 mililitre için 10 dakika bunun içinde 20 dakika olacak. Neden? Çünkü madde miktarına bağlı. Burada ise etil alkol ve su koyduk. Farklı cinsli sıvılar koyduk ama aynı miktarda koyduk bu sefer. Bu sefer de maddenin cinsine bağlı olacak buharlaşması. Kanepe başkan sonra tamamen buharlaşma kadar geçen süre suyun ısısı daha fazla olduğu için tabii ki suya daha fazla ısı vermemiz gerekiyor. O yüzden daha uzun süre ısıtmamız gerekiyor. Aynı özdeş ısıtıcılarla tabii bunu da yazmamız gerekiyor diyoruz. Peki geldik. Saf maddeler hal değiştirirken aldıkları ısı madde tanecikleri arasında bağ koparmaya harcanır. Dolayısıyla hal değiştirmeye harcanır. Bu da MEB'in örnek sorularında sıklıkla karşılaştığımız bir tabir. Bu da sınavda karşımıza gelebilir. Aslında hal değişimi sırasında sıcaklık sabit kalır. Bak mesela -10 derecedeki bir buzu ben ısıttım 0 derecede böyle bir sabit kaldı. Bu arada ne oluyor aslında? Buz erimeye başladı. Sonra 100 dereceye geldi 100 derecede bir sabit kaldı. İşte burada ne olmaya başladı? Buharlaşmaya başladı. Bu ısınma grafiği, suyun ısınma grafiği. Aslında buzun ısınma grafiği diyebiliriz. Çünkü buz -10 dereceden başlıyor. İlk başta sıcaklığı artıyor. Sonra katı haldeyken burada katı sıvı karışımı haline geliyor. Sonra sıvı haline geliyor. Sonra sıvı gaz karışımı haline geliyor bu aralıkta. Yani buharlaşma sırasında, kaynama sırasında. Sonra da gaz haline geliyor. Bu aralıkta heterojen bir yapı, bu aralıkta da homojen bir yapı vardır. Ekstradan bu bilgiyi bilsek iyi olur. Suyun soğuma grafiği tam tersi. Soğuyor. 100 derecede artık yoğuşmaya başlıyor. O sırada hal değişimi olduğu için sıcaklık sabit kalıyor. İşte bu sıcaklığı böyle kesen yer 100 derece aslında yoğuşma noktası, yoğunlaşma noktası veya buradan tersine bakınca kaynama noktası. Çünkü kaynama noktası da yoğunlaşma noktası aynı aslında su için. Aynı şekilde soğutmaya devam ettiğim zaman da bir donma olayı gerçekleşiyor. Burada da bir sabit kalma noktası var. Bu da 0 derecede. Donma ile erime de aynı noktada olacak. Onu unutmayalım. Burada da bir heterojen bir yapı var. Bunlarsa homojen yapılardı diyebiliriz. Peki geldik hal değişimlerinde katı, sıvı, gaz vardı. Katıdan sıvıya geçiş erime, sıvıdan gaza geçiş buharlaşma diyorduk. Gazdan sıvıya geçiş yoğuşma, sıvıdan katıya geçiş donma diyorduk. Bir de sübümleşme denilen bir olay var ki o da katıdan gaza geçiyor veya kıraklaşma denilen bir olay var ki gazdan katıya geçiyor bir anda. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Katı haldeki madde ısı alarak, çevresinden ısı alarak sıvı hale geçiyor. Çevresinin ısısını aldığı için kendisi ısınıyor ama çevresi soğuyor unutmayalım. Sıvı haldeki maddenin ısı vererek katı hale geçmesi. Mesela şöyle düşün. Kar yağarken havadaki su buharı veya işte bulutlardaki su aslında ne oluyor? Kar şeklinde donarak aşağı iniyor. Donarken madde ısı veriyor aslında. Madde ısı verdiği zaman ısı kaybediyor. Kendisi kaybediyor ama etrafı ısı almış oluyor. Etrafı ısı alınca kar yağarken genellikle ortam ısınması oradan karşımıza gelir işte. Gaz haldeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesi de burada da genellikle bu yönde giderken ısı verme olayı var. Bu yönde giderken maddenin ısı alması olayı var. Tabii madde ısı alırken de çevre tam tersini yapıyor. Bunu da unutmamız gerekiyor.
Yani birçok endüstri koyla ilişkili hayatımızı kolaylaştıran her türlü ürünün üretim ve gelişime katkı sağlayan sektöre biz kimya endüstrisi diyoruz. Kimya endüstrisinin çalışma alanları petrokimya, petrol ve türevleriyle uğraşan kimya bilim dalı. Elyaf ve tekstil sektörü. Özellikle kıyafetlerle uğraşıyor. İlaç sektörü, aynı zamanda boya ve kozmetik sektörü diyebiliriz. Şeker ve nişasta yapımında, çimento alçı yapımında, özel kimyasalların üretiminde, cam seramik üretiminde de aslında kimya endüstrisi ciddi manada çalışıyor. Bunların hepsine katkıda bulunuyor diyoruz. Otomotiv endüstrisinde boyaların oluşması, işte ne bileyim arabaların yapısı, camların bile yapısında aslında kimya var. Sabun ve deterjan endüstrisinde, endüstriyel gazın üretiminde kimya endüstrisi çok aktif. TÜBİTAK mesela kimya endüstrisi için önemli bir vakıf, daha doğrusu kurum aslında. Bu kurumda kimyaya çok büyük katkıda bulunuyor. Aynı şekilde kimya öğretmenleri, işte kimya mühendisleri, kimya ile uğraşan bilim dalları, ondan sonra işte kimya ile uğraşan daha birçok bilim dalı var diyebiliriz. Evet, şimdi o zaman bir yeni soru çözelim sizinle. Asitler ve bazlar maddelerin rengini değiştirebilir. Tamam. Gaz çıkışına neden olabilir. Tamam. Fen bilimi dersinde düzenlenen etkinlikte asitlerin ve bazların maddeler üzerinde nasıl etkili olduğunu gözlemleniyor. K elementinden yapılmış maddenin, madeni para, sirkeli suyun içine atıldığında paranın rengi değişirken, karbonatlı suyun içine atıldığında renginde bir değişim olmuyor. K elementinin periyodik cetveldeki yeri şekilde verilmiştir demiş. Yani K elementi burada bir yerde. Şimdi bu ne demiştik? 1A, burası 2A, bunlar B grubu değil mi? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A... ve 8 adet. Bak 3 A'da olduğu için bu adam bir kere bariz hani şeydir diyebiliriz. Metaldir diyebiliriz. 3 A'nın hemen bu ilk satırın altındaki satırda. Dolayısıyla bu metal diyebiliriz. Metal element olduğuna göre zaten madeni para zaten metalden yapılıyor. Tamam yola. Sirkeli su metaller üzerine etkilidir. Evet doğru. Rengini değiştirmiş. Gerçekten de bunu anlayabiliyoruz. Karbonatlı su mavi tünsör kağıdını etkilemez. Karbonatlı su demek ki asitlik masitlik bir şey değil. Çünkü metalleri etkileyen şey asitti, unutmayacağız. Karbonatlı su mavi tünsör kağıdını etkilemez. Doğru bir ifade çünkü sirke için asit olduğu için madeni parayı etkiledi. Asit metali etkiliyor. Tamam eyvallah. Karbonatlı su ise metali etkilemiyor. Demek ki asitli bir şey değil bu. O yüzden mavi tünsör kağıdını etkilemiyor gerçekten. Doğru. Asit olsaydı çünkü sirke gibi kırmızıya çevirdi diyebilmemiz gerekiyor. Sirkeli suyun pH değeri 0'la 7 arasında. Evet doğru. Asit olduğu için zaten etkilemiş ve rengini değiştirmiş diyebiliriz. O yüzden cevabımızın deniz olduğunu söyleyebiliriz. Geldik maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni madde oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir demiş. Tamam eyvallah. Aşağıda kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkimeye ait molekül modeli gösterilmiştir. M maddesinin özellikleri renksiz, keskin kokulu bir gaz M, kükürt içeren yakıtların yanması sonucunda oluşabilir. Tamam. Kimyasal tepkimede yer alan maddelerden M ile ilgili bazı fiziksel ve kimyasal özellikler tabloda verilmiştir. Tamam. Buna göre KLM maddeleriyle ilgili aşağıdaki hangisi söylenebilir demiş. M maddesinin kütlesi K ve L maddelerinin toplamı kütlesinden fazla demiş. Bir kere bu yanlış bir ifade çünkü... biz biliyoruz ki kimyasal tepkimede girenler burası ürünlerle aynı ağırlıkta olmak zorunda. Aynı kütlede olmak zorunda. K ve L maddeleri kimyasal değişime uğramıştır. Evet doğru. Zaten kimyasal reaksiyon kimyasal değişim demek aslında diyoruz. Bu cevabımız doğru cevabımız bulduk bile. Ama yine de bakalım. L maddesi M maddesinin özelliklerini taşır. L maddesi M maddesi tamamen farklı maddeler çünkü farklı bir kimyasal reaksiyon olmuş. Kimyasal reaksiyonun da sonucunda farklı tür maddeler oluşur. Bu yanlış bir ifade. Tepkimeye girenler ve çıkanlar tarafındaki atom sayıları farklı demiş. Girenler 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Bu yanlış bir ifade. Girenler ve çıkanlar da atom sayısı ve cinsi her zaman aynı olmak zorunda. Bir kimyasal tepkimedeki temel dinamiklerden ikincisi diyebiliriz kütleden sonra. Geldik. Deney sırasında bizim yetişim falan filan. Şimdi ne demiştik? Bunlar %100 çıkabilecek kalıplar demiştik. Abi zaten soruda çıkmış. Deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişkenlere bağımsız değişken tamam. Deney sırasında bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkenlere ise bağımlı değişken tamam. Deney sırasında kontrolümüzde kalan değişkenlere kontrol değişken tamam. Şimdi bir kere bak hemen şurada bağımsız değişkende şunu bilmemiz çok iyi olur. Bizim değiştirdiğimiz yani İki deneyde farklı olan şey diye ezberlesek, bağımlı değişkeni iki deneyde ölçülen şey olarak bilebilsek, kontrol değişkeni de aynı olan şey diyebilsek
3 tane kelime yakmış tutak yeterli diyebiliriz. Gerek eşit kütleli su ve alkol özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Tamam. İlk ve son sıcakları tabloya aşağıdaki gibi kaydediliyor. Bak ilk sıcak 20 sonra 50 olmuş. İlk sıcak 20 sonra 70 olmuş. Abi bu sıcaklığı bayağı artmış. Maşallah alkol hemen artmış. Bu nedenle ki bağımlı ve bağımsız değişken aşağıdaki hangisi doğru vermiş demiş. Şimdi bir kere ben ilk kontrollü değişkene baktığım zaman ilk sıcaklıkları kontrollü değişken. Eşit kütle kontrollü değişken. Kütlelerin eşit olması kontrollü değişken. Özdeş ısıtıcılar kontrollü değişken. Eşit süre kontrollü değişken. Tamam eyvallah her şey tamam. Ama bizim farklı olan şey ne burada aslında? Su ve alkol. Yani maddenin cinsidir aslında farklı olan şey. Maddenin cinsi neye etkiler? Öz ısının farklı olmasına etkiler diyebiliriz. Bağımsız değişkene bakıyoruz. Farklı olan şey öz ısı, sıvı cinsi. Zaten bunlar farklı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunlar ikisi de maddenin cinsinin farklı olmasından kaynaklanır diyebiliriz. İlk sıcaklık değil bağımsız değişken. Farklı olan değil. İlk sıcaklık aynı. Sıvının miktarı da aynı eşit süre demiş. Bunlar zaten patladı diyebiliriz. Sonrasında da sıcaklık artışı ve öz ısı. Şimdi hangisini ölçmüşüz biz? Bak dikkat et. Burada 30 derece, burada 50 derece atmış. Sıcaklık artışını ölçmüşüz. Bizim ölçtüğümüz, yaptığımız ölçüm bu. Öz ısıyı değil. Öz ısı zaten farklı olduğunu zaten biliyoruz biz buradan. Cevabımız Adana seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz diyoruz. Şimdi basit makine dediğimiz şey aslında çok basit Tomucuğum. Yani iş yapma kolaylığı sağlayan aletler. Bak buraya yazmak istiyorum. İş yapma kolaylığı. Bu çok önemli bir kelime, bu cümle daha doğrusu. İş yapma kolaylığı bütün basit makinelerde vardır. Tonguç'um, bıçak. Ondan sonra musluk. Başka basit makine örneği ver bakayım bana Tonguç Öğren Bey. Bisiklet. Aynen, tebrik ediyorum. Başka ne olabilir? Gaz açacağı. Evet, kazma. Evet. Bizim arkadaşlar, bizim ekipten. Aynen, tebrik ediyorum. Kürek, balta. Sap. Aynen, tebrik ediyorum. Bütün çok arkadaşlar güzel. Buradan selam çok söylemek istiyorum. Evet. Adım okuyacağım. Hayır, ben dangladım. İşte bunların hepsi aslında basit makine örnekleridir. Çünkü bunlar bizim işimizi kolaylaştırıyor. Toprağı elimizle almak zor. O yüzden kürekle alırız. Gazoz kapağını dişimizle açmak, Allah korusun dişimizi kırabilir. O yüzden gazoz açacağı kullanıyoruz falan filan. Basit makineler sınavda %100 çıkacak kalıp olarak karşımıza geldiği zaman şaşırmayalım diye buraya yazdık. Çünkü Milletin Bakanlığı örnek sorularında bunu çok vermiş. Biz de zaten son tekrarlarımızda dikkat ettiysen hep bu sınavda %100 karşına çıkacak kalıpları veriyoruz ki sınavda karşımıza çıktığı zaman bu cümle, çünkü biliyorsun yeni nesil sorularda hep ne yapıyor Tonguç evladım benim? Hep bir bilgi veriyor. Bir bilgiyi verdikten sonra soruyu soruyor. Diyor ki, dedi ki Milletin Bakanımız, ne dedi Tonguç evladım benim? Önce bilgi sonra bilgi. Aynen. Öğrenciyi böyle ezberletmeye zorlamayacağız. O yüzden dedi ki ben bilgiyi vereceğim. Bilgiyi verdiği zaman da bazı insanlar kafasındaki bilgiyle orada yazılı ifade örtüşmeyince panikleyebiliyor. O yüzden biz de burada ne yaptık? Sınavda %100 karşına çıkacak kalıpları koyduk. Basit makineler kuvvetten ya da goldan kazanç sağlayarak günlük hayatı kolaylaştıran pratik araçlardır. Bunu zaten verdiği zaman tamam bu bildiğimiz bir şey diyeceksin. Bu zaten benim aşina olduğum bir şey diyeceksin. Peki geldik makaralara. İşte makaralarda şunu bilmemiz gerekiyor. Makara, kakara, iki kuru. Aslında iki çeşit makara var Tomuç'um. Sabit makara ve hareketli makara. Sabit makaranın ortası duvara bağlı. Hareketli makaranın ise ortası duvara bağlı değil, gördüğün gibi. Ortası yüke müke bağlı ama duvara bağlı değil. Duvara bağlı olduğu için buna sabit makara diyoruz. Sabit makaralarda hareketli makaraların farkına bakacağız ama palanga aslında bu ikisinin birleştirilmiş hali gibi düşünebilirsin. Palanga aslında ayrı bir örneği değil. Makaraların birleştirilmiş hali diye düşünebilirsin. Sabit makarada mantık şu Tonguç'um. Ben kuvvetin yönünü değiştiriyorum sabit makarada. Ama hareketli makarada kuvvetin yönünü değiştirmiyorum. Çünkü ben yukarı doğru çekince bu ipi, bu yük de yukarı doğru çıkıyor. Hatta ama burada baktığım zaman bu kuvveti aşağı doğru çektiğim zaman ben, bu yük yukarı doğru çıkıyor. İşte burada kuvvetin yönüyle yükün yönü farklı. O zaman kuvvetin yönü değişiyor, kuvvetin yönü değişmiyor. Kuvvet kazancına baktığımız zaman Tonguç'um, sabit makarada kuvvet kazancı var mı Tonguç Erdem? Yok. Tebrik ediyorum seni. Sabit makarada asla ve asla kuvvet kazancı yok. Never ever. Ne diyorsun evladım? Ne dejenere adamsın. Evet, kuvvet kazancı asla yoktur sabit makarada. Çünkü ortası duvara bağlı olduğu için ben eğer 10 Newton'luk bir yükü kaldırmak istiyorsam kaç Newton'la çekmeliyim Tonguç Erdem Bey'im? Aynı. On Newton'la kuvvet kazancı demek aslında, hemen şunu hatırlatayım. Hocam sana. Yeni tona ne denir? Yeni tona Newton dedi tabii ki. Kuvvet kazancı dediğimiz şey aslında yükün kuvvetten büyük olmasıdır. Eğer kuvvet kazancı var diyorsa adam, yük kuvvetten büyüktür. Eğer yük kuvvete eşitse Tonguç evladım benim, kuvvet kazancı yoktur. Bu da ekstra bir bilgi. Eğer yük
Kuvvetten küçükse Tonguç evladım benim, kuvvet kazancı asla ve asla yoktur. Hatta kuvvetten kayıp vardır. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Peki Tonguç'um, hareketli makaraya baktığımız zaman şöyle bir örnek vereyim sana. 10 Newton'luk bir yükü kaldırmak için ben kaç Newton'u çekerim biliyor musun? 5 Newton'la. Yani daha az bir kuvvetle çekerim. Daha az bir kuvvet olduğu için, yükten daha az olduğu için kuvvet kazancı burada var diyoruz. Hatta ekstradan bir örnek vereyim sana. 2 kat kuvvet kazancı vardır. Çünkü 10 Newton'u 5 Newton'la çekebiliyorum Tonguç Öğren Bey. Geldik enerji ve iş kazancına. Tonguç, kuru kafa Necmi'yi hatırlıyor musun evladım? Söyler misin bana? Rahmetli nasıl unutabiliriz hocam? Neydi o? Neydi, söyler misin? Kuvvetten, enerjiden, güçten, kuvvetten, enerjiden demişti. İş ve enerjiden kazanç vardır demişti. Ve ne hale geldi görüyor musun? Perişan oldu. Toprağı bol olsun. İş ve enerjiden asla ve asla kazanç yoktur, bunu bileceğiz. Burası da yoktur. Hiç direkt yazabilirim. Çünkü iş ve enerjiden kazanç olmaz. Ya kuvvetten kazanç olur ya yoldan kazanç olur. Unutmayalım Tonguç'um. Kuvvetten kazanç varsa da yoldan kayıp vardır, onu unutmayalım. Peki Tonguç, palangaya baktığımız zaman kuvvetin yönü değişebilir çünkü içinde sabit hareketli makara vardır. Kuvvet kazancı vardır çünkü içinde hareketli makara vardır. İş ve enerjiden kazanç asla yoktur. Zaten geldik ve kaldıraçları hemen tekrar etmeye. Tonguç abim, kaldıraçlarda şunu bilmemiz gerekiyor. Tahterevalli. Kaldıraçlar bu konuda en fazla soru çıkan kısımlardan bir tanesidir. Çünkü şöyle düşünelim. Kaldıraç arasında destek noktası adı verilen sabit bir noktaya etrafında dönebilen düz bir çubuktan oluşan basit makine. Mesela işte burası destek noktası Tonguç evladım. Destek noktasının üzerinde bir düz çubuk var. Bu düz çubuk, ben buradan bir kuvvet, burada bir yük var diyelim. Böyle böyle dönebiliyor aslında. Tahterevalli şeklinde düşünebilirsin bunu. Burada yük dediğimiz şey bu ise, eğer yükün destek noktasının uzaklığına biz yük kolu diyoruz. Kuvvetin destek noktasının uzaklığına kuvvet kolu diyoruz Tonguç Evren Bey. Kuvvet kolu büyüktür. Yük kolu ise bak, bu çok önemli bir Tonguç Evren Bey. Çok önemli bir özellik kaldıraçlarda. Kuvvet kolu yük kolundan büyükse kuvvet kazancı vardır diyebiliriz. Uygulanan kuvvet de o yüzden azdır diyebiliriz. Unutma Tonguç Evren Bey. Kuvvet kazancı arttıkça uygulanan kuvvet ne olur Tonguç evladım benim, hemen söyler misin benim? Azalır. Harika. Uygulanan kuvvet azalır Tonguç evladım benim, kuvvet kazancı arttıkça. Ve kuvvet kazancını arttırabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Kuvvet kolunu arttırmamız gerekiyor Tonguç evladım. Kuvvet kolu artarsa kuvvet kazancı artar. İki zaten kaka, görüyorsun kaka. Uygulanan kuvvet de azalır Tonguç. Bu zaten sınavda çıkabilecek çok önemli bir özelliktir. Bunu da hemen hatırlıyorum. Geldik Tonguç'um. Kaldıraç çeşitleri. Bak şimdi yeni nesil sorularımız geliyor. Onu da göstermek istiyorum sana. Yeni nesil sorular gerçekten de. Sınavda böyle gelecek değil mi hocam? Aynı bu şekilde. Yeni nesil deney soruları gelecek. Sen de bu deney sorularını yapacaksın. Sen de şimdi o soruları yapmadan önce ufak bir tekrar yapıyoruz, biliyorsun zaten. Ko. Harika. Do yok orada. Destek ortada. Koreli biri mi bulmuş hocam bunu? Hayır evladım. Destek ortada. Yük ortada ve kuvvet ortadanın kısaltması aslında. Destek ortadaki mantığı şu. Desteği ortada, bitti o kadar. Kuvvet ve yük bir taraflarda. Ama kuvvet yük ortada da, yükü ortaya koyuyoruz. Kuvvet diğer uçtan bastırıyor. Destek de diğer uçtan. Falan filan. Şimdi en güzel örnekler. Şunlar da, örnekleri bilmen gerekiyor. Zaten Milletin Bakanlığı genellikle günlük yaşamdan örnekler soruyor. Ama özel olarak da şunu bilmen gerekiyor Tonguç Erhan Bey. Yük ortada da kuvvet kazancı %100 vardır diyoruz. Ama şunda ise yani kuvvet ortada ise kuvvet kazancı %100 yok. Hatta kuvvetten kayıp vardır diyoruz. Bu çok önemli bir özellik. Peki neden biliyor musun Tonguç Erhan? Neden hocam? Çünkü kuvvet kolu daha az yük kolundan. Kuvvet kolu daha fazla yük kolundan. Kuvvet kolu daha fazla olunca kuvvet kazancı vardı. Kuvvet kolu daha az olunca yük kolundan kuvvet kayıp vardı diyoruz Tonguç Erhan Bey. Bunlar en güzel günlük hayatta örnekler. Makas, pense, kerpeten, bunlar günlük hayattan örnekli olarak karşımıza çıkıyor. Geldik yük ortada. El arabası en güzel örnek. Hatta sınavlarda çok çıkan bir örnek. Şimdiden söylemek istiyorum. Ceviz kıracağı da çok güzel bir örnek. Yük ortada kaldıracak. Kuvvet ortada kalacak. Maşa, ondan sonra cımbız, ondan sonra olta. Bunlar da kuvvet ortada kaldıraçlı örnektir diyoruz Tonguç evladım benim. Hepsinin bir şeyi var aslında. Yöntemi var nasıl yapıldığına dair. Burada
şunu unutmayalım, bir de insan kolu da kuvvet ortada. Kuvvet ortada kaldıracak bir örnektir diyoruz. Geldik eğik düzlemeye. İşte eğik düzlemle de ilgili sınavda soru gelebilir. Hatta biz de onu hazırladık sana. Şimdi Tonguç'um bu adam bu arabayı buradan çıkarabilir mi Tonguç öğrenmeyeyim? Çıkarır. Peki daha mı kolay daha mı zor? Zor yoksa, hocam bayağı zor. Evet bu zordur. Bunu zor çıkartır. Ama bu adam daha kolay çıkartır değil mi? İşte o yüzden Tonguç evladım benim. Eğer bir bir rampa senin işi rahat yapmanı sağlıyorsa buna eğik düzlem diyoruz. Şimdi Tonguç arabayı böyle çıkarmak mı daha kolay? Böyle çıkarmak mı daha kolay? Yani böyle dikine çıkarmak mı daha kolay? Böyle çıkarmak mı daha kolay? Yatay çıkarmak daha kolay. Yani böyle bu şekilde çıkarmak daha mantıklı. O yüzden şunu unutmayalım. Eğik düzlem iş kolaylığı sağlar. Eğik düzlemi yüksekliği azaltıldığında ya da uzunluğu artırıldığında eğimi azalır. Eğimi azaldıkça kuvvet kazancı artar. Bak bu neyim az? Kuvvet kazancı daha fazla diyoruz. Kuvvet kazancı fazla diyebiliriz. Burada ise kuvvet kazancı az diyebiliriz Tonguç evladım benim. Burada şunu unutmayalım. Eğik düzlemin boyuna burası diyoruz Tonguç evladım benim. Eğik düzlemin uzunluğuna burası diyoruz evladım benim. Eğik düzlemin yüksekliğine de burası diyoruz Tonguç evladım benim. Eğer sen sadece yüksekliği arttırırsan kuvvet kazancı azalır. Uzunluğu arttırırsansa kuvvet kazancı artar diye bilmemiz gerekiyor diyoruz. Geldik çıkrağa. Evet çıkrağı hızlı tekrar yapıyorum hiç merak etme. Çıkrıkta şunu bilmemiz gerekiyor. Bir aslında... Çıkrık gibi hocam bu çıkrık. Şimdi bir silindir var aslında. Bu silindirin aslında bir yarı çap, iki tane birbirine geçmiş silindir var. Buradaki büyük yarı çapa biz büyük R diyoruz. Buna biz çıkrık kolu diyoruz Tonguç Alamem. Veya sınavlarda çıkan adıyla döndürme kolu diyoruz Tonguç. Bu da çok önemli bir özellik. Bu döndürme kolunun içinde bir de burada ufak bir yarıçap var. Şimdi sen bunu döndürdüğün zaman aslında buradaki silindir de dönüyor. Yani bunun yandan baktığım zaman şöyle bir şey gözüküyor. Şöyle bir kol gibi bir şey var. Hop hop. Ve bunun aslında tam ortasında şöyle bir zımbırtı var. Sen bu kolu döndürdüğün zaman böyle döndürdüğün zaman aslında bu silindir de dönüyor aslında. Ama dikkat et. Buradaki yarıçap döndürme kolu nerede? Buradaki yarıçap şuradaki yarıçap nerede? Şu daha az, şu daha fazla. İşte bu yarıçapların farkından dolayı bir kuvvet kazancı oluşuyor çıkrıkta diyebiliriz. Kuvvet kazancı çıkrıkta %100 var. Yol kazancı asla yok. Çünkü kuvvet kazancı varsa yoldan kazanç yok. Bravo diyorum sana. Zaten birbirine ters orantılı. Kuvvetin yönünü değiştirme vardır Tonguç öğrenmem. Sen böyle çeviriyorsun bu yukarı doğru çıkıyor. Ne alaka diyeceksin. Dolayısıyla kuvvetin yönünü değiştirme de vardır diyorsun. Hem bu günlük hayatta örnek kuyudan su çekme olayı Tonguç öğrenmem benim. Ortada sonra, kuyu var yandan geç fazla takılma meydanda. Aynen kapı kolu da mesela çok güzel bir örnek çıkrık örneği. Araba direksiyonu da çok güzel bir çıkrık örneği diyebiliriz Tonguç. Bunlar sınavda çıkabilir diyoruz. Geldik dişli ve kasnaklara. Tonguç'um. Dişli ve kasnak deyince aklına geliyor biraz. Fazla kasmamak lazım hocam. Yani kasınca da bir şey değişmiyor. Sonuçta sınav ayrı bir kasmak şey. Kasmak yani. Demiyorum. Kasnak diyorum. Dangozelerim. Şimdi dişli dediğimiz şey birbirleriyle böyle dişler yardımıyla saatin dişleri gibi birbirlerine geçerek hareket eden cisimler. Mesela bu adam böyle dönerse Tonguç öğrenmiyor. Bu adamsa şöyle dişler böyle gelince bu adam da ters yönüne dönmeye başlıyor. Dönme yönü farklı oluyor. Burada ise dikkat ettiysek İkisi birbirinin ortasında bağlılar. O zaman bu böyle dönerse bu da böyle döner. Aynı yönde dönebilir diyoruz. Burada tur sayısı bu 5'li dönerse bu da 5'li dönecek. Çünkü birbirine bağlılar diyoruz. Ama burada ise bu mesela daha büyük olsun. Bu 5'li dönerse bu artık daha küçük olduğu için 10'lu dönecek. Çünkü küçük olan daha fazla döner. Bunun dönmesi buna daha fazla etkide bulunur diyoruz. Diş sayısı ters orantılı diyoruz. Şeyde ise Tonguç'um kasnakta ise aslında bir kayışla bağlı sistemlere diyoruz. Eğer istersen şöyle de bir kasnak çizebilirsin. Hemen şöyle çizeyim sana bir tane ya. Hop. Şöyle bir kasnak da çizebilirsin. Bunlar birbirleriyle aynı yönlüler. Mesela bu böyle dönerse bu da böyle döner. Ama bu böyle dönerse bu böyle döner. Yani bunlar çapraz bağlılar ters yönlü döner diyoruz. Peki buna baktığımız zaman birbirleriyle merkez aynı merkezi ise aynı yönlüler ve aynı tür sayı dönerler. Bunları bileceğiz. Tonguç evladım benim, bu kadar hocam. Detaylı bundan sonra gelmez. Ama yine de genel olarak gördüğümüz anda bu dişlidir, bu kasnaktır anlayalım. Bir kayışla bağlı olduğunu anlayalım. Dönme yönlerini de en azından bu ipin hareketinden kendimiz çıkarabilirim. Mesela bu böyle dönüyor. O zaman
Bu da böyle dönüyor, bu da böyle dönüyor. Bu böyle dönüyor, bu da böyle dönüyor. Aynı tür, o zaman bunları çıkartabilirim diyoruz. Geldik bileşik makineye, artık basit makinenin sonu tohumçevre. Ondan sonra hemen yeni sorulara geçiyoruz. İki ya da daha fazla basit makineden oluşan sisteme biz ne diyoruz sonuç evladım benim? Bileşik makine. Süper dikisini. Mesela bu bileşik makinede hangi sistemler var hemen sayalım. Çıkrık, dişli, sabit makara. Çıklık, dişli, sabit makara var burada. Ondan sonra burada bir hareketli makara var. Bir de ne var Tonguç Erdoğan? Eğik düzlem var diyor. Eğik düzlem. O zaman toplamda 5 tane sabit, 5 tane, 5 çeşit daha doğrusu basit makine bir araya gelmiş ve bileşik makine olmuş. Mesela bileşik makine deyince aklımıza hemen ne gelsin Tonguç Erdoğan benim? Bisiklet gelsin. Bisiklette frenler nedir biliyor musun? Bak frenler kaldıraçtır Tonguç Erdoğan benim. Aynı zamanda pedal nedir Tonguç Erdoğan? Hemen söyler misin? Pedal aslında bir çıkrıktır Tonguç'um. Bravo diyorum sana. Aynı zamanda başka ne olabilir? Ne diyebiliriz? Buradan şey diyebiliriz. Bir de ne vardı Tonguç Erdoğan Bey? Dişliler vardı değil mi? Bisikletin dişlisi de vardı. Ondan sonra bisikletin Tonguç Erdoğan Bey tekerleği de vardı. Bunlar da ayrıca basit makinelerdi diyoruz. Bir bisikletin içinde bir sürü basit makine bir araya gelmiş diyoruz. Evet, artık gerçekten dananın kuyruğunun koptuğu yere. Aynen, gerçekten mühürleyeceksin artık. Çünkü sınavda böyle sorular gelecek. Sınavda böyle sorular geldiği için biz de sana böyle sorularla yeni sınav sistemini hazırlıyoruz. Gel bakalım. Sabit ve hareketli makaradan oluşan sisteme palanga denir. Tamam eyvallah. Palangalarda makara sayısı ve ipin bağlı şekline göre kuvvet kanalı değişebilir. Tamam. Ayrıca palangalar uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilir. Tamam. Bir su topesinde makaralar yardımıyla hazırlanan palangalar aynı ağırlıktaki variller taşımaktır. Tamam. Burada bir varil var. Şu bir varil. Ondan sonra şu bir varil. Şu da bir varil. Tonguç, bunların hepsi aynı ağırlıktaymış. Evet. Harika. Varilleri taşıma işlemi sırasında makara sayısının değişimi ve dinamometrenin gösterdiği değerler tabloda verilmiştir. Tamam. Oo, çok enteresan. Burada 2 makara var. Burada 3 makara var. Burada 4 makara var. Allah Allah. Buna göre hazırlanan düzeltiler hangi süremez demiş. Bak, bu fix kalıptır. Makara ip ağırlığı ile sürtünmeler önemsenmeyecektir. Bu fix kalıptır. Şimdiden aklında bir yerinde bulunsun. Bunu görünce eyvah ben ne yapacağım? Eyvah. Soruda yeni bir şey mi acaba bilgi veriyor falan? Hayır. Bu zaten vermesi gereken bir şey. Çok da bunda panik olmayacağız. Buraya hemen no panic. Panik değil, nanik yapacağız. Aynen, no panic diye not düşüyorum Tonguç Erdoğan benim. İngilizce not düşüyorum, kusura bakma. Geldik Tonguç'um. Birinci düzenekte L makarası kuvvet kazancı sağlamıştır. Birinci düzenekte L makarası, bir kere Tonguç dikkat et. Bu makaranın üstü duvara bağlı değil mi Tonguç Erdoğan? Evet hocam. O zaman bu sabit makara. Peki bu makaranın üstü duvara bağlı mı? Değil. O zaman bu hareketli makara diyebiliriz. Mesela bu makaranın üstü duvara bağlı, ortası duvara bağlı. O zaman bu sabit makara. Bu makaranın da ortası duvara bağlı. O zaman bu da sabit makara. Ama dikkat ettiysen burası ise ortası duvara bağlı olduğu için hareketli makara diyebiliriz. Mesela burada bu sabit makara, bunlarsa bu üçü de hareketli makara diyebiliriz. Geldik. Birinci düzenekte L makarası kuvvet kazancı sağlamıştır. Bir kere Tonguç'um, L makarası hareketli makara değil mi evladım? Evet hocam. O zaman kuvvet kazancı sağlamıştır. Tebrik ediyorum. Bu da söyleyebilir. İkinci düzenekte K makarası kuvvetin yönünü değiştirmiştir. Kuvvetin yönünü, bak, K makarası sabit makara. Sabit makara ne yapardı? Kuvvetin yönünü değiştirdi. Bravo diyorum sana. Aynı yükün 1 metre kaldırabilmesi için kullanılan farklı palangalarda uygulanan kuvvetler farklıdır demiş. Şimdi bu bir kalsın, bu bir kalsın. Makara sayısı arttıkça kuvvetten sağlanan kazanç azalır demiş. Bu da bir kalsın. Şimdi bir kere Tonguç Erdoğan, bu varil belli kilogramda, üçünde de aynı varil var. Ben buradaki sistemle kaldırdığım zaman 30 Newton uygulamam gerekiyor. Buradaki sistemle kaldırdığım zaman burada artık 20 Newton uygulamam gerekiyor. Buradaki sistemle kaldırdığım zaman artık 15 Newton'la kaldırabiliyorum. Yani makara sayısı arttıkça Tonguç evladım benim, kuvvet ne oluyor Allah aşkına? Azalıyor. Mükemmel zekisin. Gerçekten mükemmel zekisin. Dolayısıyla makara sayısını arttıkça uygulanan kuvvet azalıyor diyebiliriz. O zaman makara sayısı arttıkça kuvvetten kazanç kuvvetten kazanç demek. Bak, buraya hemen yazmak istiyorum. Kuvvet kazancı artarsa, azalırsa eğer kuvvetimiz artması gerekiyor. Adam burada kuvvet kazancı azalıyor demiş. Abi, kuvvetimiz azalıyor. Kuvvetimiz azalıyorsa demek ki kuvvet kazancımız arttığı için kuvvetimiz azalıyor. Çünkü şunu unutma Tonguç'um. Kuvvet kazancı ile kuvvet tam ters orantılıdır diyoruz Tonguç evladım benim. Dolayısıyla ben diyorum ki makara sayısı arttıkça kuvvetten kazanç azalır.
yanlış bir ifadedir diyoruz. Bunun zaten cevabı bulduk. Aynı yükün bir metrekalınması için kullanılan farklı palangalarda uygulanan kuvvetler farklı. Evet, gerçekten de. Mesela bunda 30 Newton uygulamam gerekiyor aynı yük kaldırabilmek için. Burada 20 Newton, burada 15 Newton uygulamam gerekiyor. Zaten bunu da söylemiş de diyoruz. Bu da doğrudur diyoruz. O yüzden cevabımızın denizde olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ve geçtik diğer sorumuza. Kaldıraçta destek noktası adı verilen, bak bugün seninle bir makara, bir kaldıraç, bir ilk düzlem, bir tane de bileşik makine sorusu çözeceğiz. Ondan sonra hemen diğer konumuza geçiyoruz, hiç merak etme. Kaldıraçta destek noktası adı verilen, sabit nokta etrafından dönebilen, düz bir çubuktan oluşan basit makinelerdir. Tamam eyvallah. Fen bilimi dersinde öğretmen öğrencilerinden eşit bölümlendirilmiş çubuk ve destekten oluşan düzeneklerle yükü en az kuvvetiyle denge tutmaları istiyor. Tamam eyvallah. Ali ve Emre'nin hazırladığı düzeneklerle dinamometrelerde okunan değerler birbirine eşittir demiş. Allah Allah. Mesela burası 30 Newton'sa burası da 30 Newton'muş. Ha tamam. Buna göre diyor ki hangi süremez demiş. Bir kere şunu unutmayalım. Bu nasıl kaldıracı örnekte olmuş öğrenmem. Bak dikkat, burada ne var? Kuvvet var. O zaman Ali aslında ko, yani kuvvet ortada. Buna bakarsak burada ne var? Yük var. O zaman bu da yoymuş demek ki. Yani Emre de yoymuş. Peki Tonguç'um. Burada şunu unutmayalım. Kuvvet ortada kaldıraçta. Ne demiştik Tonguç evladım benim? %100 kuvvetten kayıp var Tonguç evladım benim. Yani bizim kuvvetimiz mutlaka yükümüzden büyük olmak zorundadır. Buraya bakarsak yük ortada kaldıraçta %100 kuvvetten kazanç var Tonguç evladım benim. O zaman diyorum ki benim kuvvetim mutlaka yükümden küçük olmak zorundadır diyorum. Ha, bunları yazdıktan sonra diyorum ki o zaman şöyle düşünelim bak. Benim kuvvetim yükten büyük olmak zorunda. Çünkü kuvvetten kayıp var. O zaman yükten büyük olmak zorunda. Bu 15 Newton falan olsa gerek. Sallıyorum. Burada ise yüküm kuvvetten büyük olacak. Yani bu daha büyük olacak. O zaman bu da 60 Newton gibi bir şey sallıyorum. Salladıktan sonra diyorum ki K cisminin ağırlığı L cisminin ağırlığından küçüktür. Bak sayı verdim sadece, bir şey yapmadım. Ama K cisminin ağırlığı L cisminin ağırlığından küçüktür. Bu doğru bir ifade. Ali'nin üzerinde kuvvet kolu yük kolundan büyük olduğu için kuvvet kazancı var demiş. Ali'nin üzerinde kuvvetten kayıp vardır. Bir kere bu yanlış bir ifade. Kusura bakma arkadaşım. Çünkü ne demiştik? Kuvvet ortada kaldıraçta kuvvetten kazanç yoktur asla. Emre'nin düzeneğinde yük desteğe yaklaştırılırsa uygulanan kuvvet azalır demiş. Emre'nin düzeneği burası. Yük desteğe yaklaştırılırsa, yani aldın bu yükü buraya koydun. Uygulanan kuvvet azalır. Evet, gerçekten de. Çünkü yük kol azaldığı zaman destek daha fazla taşıyor benim yükümü. Bu da doğru bir ifade diyoruz. Ali'nin üzerinde dinamometre destekten uzaklaştırıldığında daha az kuvvete ihtiyaç duyulur. Bak Ali'nin üzerinde sen getirip dinamometreyi buraya taksan Tonguç evladım benim, kuvvet kolu buraya kadarken bu kadar oldu. Yani iki katına çıktı. O zaman kuvvet kolu artınca da kuvvet kazancı artardı. Uygulanan kuvvet de azalırdı. Tam tersi olduğu için. Dolayısıyla bu da daha az kuvvetle kaldırabiliriz diyoruz. Cevabımızın Bursa olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Geldik en son sorularımızdan bir tanesine. Bir ucu diğerinden daha yüksekte olan basit makineler ilk düzlem olarak adlandırılır. Tonguç, bu soruyu görünce ne yaparsın herhalde? Hocam bu tür sorularda öncelikle dua ederim. Ya Rabbi bu soruyu ne olur doğru yapayım diye. Sonrasında bildiğimi yaptır, bilmediğimi attır, attığımı da tuttur duasını yaptıktan sonra hocam seçenekler üzerinden giderim. Mesela yalnız bir yalnız iki diyor ya hocam. Bir kere bunlar cevap olmaz bence. Yani böyle cevaplar genelde olmuyor. Böyle deney yapar mısın evde sen? Yok hocam, işsiz miyim ya, benim işim gücüm var. Hemen yapalım bakalım. Bir ucu değerinden daha yüksek olan basit makineler ek düzlem olarak alınır. Tamam, bunu biliyorsun. Ek düzlemin uzunluğunun ve yüksekliğinin değiştirmesi kuvvet kazancı etkiler. Tamam. Aşağıda O noktası etrafında menteşe halinde dönebilen bir tahta cetvel ile hazırlanan rampa veriyor. Bir tahta cetvel var. Bir böyle tutuyor, bir böyle tutuyor. Tamam yolda. Çekirdeği cetvel üzerinde bulunan oyuncak araba birinci durumda yeşil takos kullanılarak dengeleniyor. Tamam. Ardından cetvel birinci durumdan ikinci duruma getiriliyor ve dengeyi sağlayan kuvvet dinamometre ile ölçülüyor. Ha. Buna göre deney düzeneğindeki cetvel birinci durumdan ikinci duruma getirildiğinde, yani bu yeşilden bu turuncuya getirildiğinde, yani aslında cetveli ne yapıyor? Böyle aşağı doğru indiriyor. İlk düzenin eğimi azaldığı için kuvvet kazancı artmıştır. Evet, doğru. Kuvvet kazancı ne demek Tonguç'um? Daha az kuvvet uygulayabilmemiz demekti. Sen bunun eğimini azalttığın zaman aslında ne yapıyorsun? Daha az kuvvette bunu kaldırabilirsin artık. Çünkü daha rahat çıkartsın. Eğer böyle olsaydı Tonguç'um bunu daha zor çıkartırdın. İşte dinamometre o zaman daha fazla değeri gösterdi. Peki ilk düzenin boyu kısaldığından
Dinamitlerin gösterdiği değer artmıştır. Bu alakası yok çünkü cetvel aynı cetvel. Cetvel ha böyle yapmışsın ha böyle. İkisi de aynı cetvel boyunda diyoruz. Ekdüzenin yüksekliğini azaldığından uygulanan kuvvet azalmıştır. Şimdi Tonguç'um yüksekliği ekdüzenin şu kadar. Şu kadar. Şimdi ne oldu? Bu kadar oldu. Yani yüksekliği azaldı. O zaman uygulanan kuvvet de azalabilir. Neden? Çünkü daha az yükseğe çıkartacağız. Düşünsene işte büyük bir binanın göklerinin üzerine çıkarmak için daha fazla kuvvet uygularsın. Yoksa bu masanın üzerine çıkarmak için mi? Masanın tabii, üzerine. Dangoz mu? Pardon büyük binanın. Harika tebrik ederim seni. Dolayısıyla cevabımız... İki seçeneğim vardı birinden biriydi. Ceyhan diyoruz ve geçiyoruz. Artık son sorumuza basit makinelerle sonra hemen size canlı ve beslenme ilişkine geçiyoruz. İki ya da daha fazla basit makineden oluşan sistemlere bileşik makineleri tamam eyvallah. Bir öğrenci hazırladığı bileşik makine düzeni ile ilgili. İle yükü eğik düzlemin üst bölümünde çıkarmak istiyor. Tamam buradan buraya çıkarmak istiyor. Burada bak dikkat bir çıkırık var Tonguç Erdoğan'ın. 5R uzunluğundaki K kolunu çevirdiğimizde ipin sarılı olduğu R yarı çaplı silindir dönmektedir. Ha, o zaman bu aslında tam bir çıkırık örneği diyebiliriz. Silindir döndüğünde L makarası dönmektedir. Bu da aslında tam bir sabit makara L makarası. Çünkü orta duvara bağlı. L makarası döndüğünde ise rampa üzerinde yük hareketle gitmektedir. Zaten bu da bir eğik düzlem. Eğik düzlem diyebiliriz. Şimdi Tonguç hemen soruyu yapmaya çalışıyorum. Buna göre öğrencinin bu zelekle ilgili demiş. Hemen bakalım. K basit makinesinin yani çıkırığın kolu uzatıldığında yük daha küçük kuvvetli hareketlenir. Evet doğru bir ifade çünkü K basit makinesinin kolu dediğimiz şey 5R. 5R'yi sen uzattığın zaman 10R yaptığın zaman artık daha rahat çevirebilirsin. Mesela ben bir kalemi şuradan döndürmeye çalışsam zor döndürürüm ama buradan böyle dönersem ana döner. Yani ne kadar uzakta olursa o kadar iyi diyebiliriz. O zaman 5R'yi sen arttığın zaman o kadar rahat dönebilirsin diyoruz. İpin boyu uzatıldığında kuvvet kazancı artar demiş. Tonguç'um ipin boyunu uzattığın zaman hiçbir şeyi etki etmez. Hiç alakası yok. Zaten sabit makarayla hiç alakası yok. Sabit makara aynen kalıyor. L ve B basit makinesi uygulanan kuvvetin büyüklüğünü etkilemez. Tonguç'um sabit makara uygulanan kuvvetin büyüklüğünü etkiler mi? Etkilemez. Mükemmel. Bu da doğrusun. Peki eğik düzlem uygulanan kuvvetin büyüklüğünü etkiler mi? Etkiler. Bravo diyorum sana. Süper zekisin. Çünkü o zaman bu yanlış. Sebebi şu Tonguç öğren benim. Eğik düzlem kuvvet kazancı sağlar. Yani sen o 30 Newton'luk bir ağırlığı belki de 10 Newton'la kaldırabilmeni sağlar. İşte bunu yapabilmek için kuvvetin büyüklüğüne etkileyebilmesi gerekiyor. Diyoruz ve geldik artık canlılar ve beslenme ilişkilerine. Tonguç'um sen hangi tür canlısın Tonguç evladım? Hocam ben tüketiciyim. Sürekli tüketiyorum. Yani babam kazanıyor, bana veriyor. Ben gidip marketten alıp yiyorum, gömüyorum tüm çerezleri. Bravo diyorum sana, tebrik ediyorum. Dolayısıyla ben birinci, ikinci değil, direkt tüketiciyim hocam. Şimdi Tonguç'um canlılar üçü. Hem etçilim, hem otçulum, hem de topçulum. Hayır, her şeyi yerim hocam. O başka bir şey. Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere üçe ayırıyoruz Tonguç'um. Hatta buna bazen de çürükçüller de denebiliyor. Üreticiler dediğimiz reziller. Kendi besinlerini kendi üreten canlılar. Böyle hiç tanıdığın var mı kendi besinini kendi üreten? Düşüneyim. Yok. Harika. Ben tanıyorum yüz binlerce bitki, yüz binlerce. Oo, çevreniz geniş hocam. Aynen benim çevrem çok geniş. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla ot, ağaç, minimum bu şekilde yeşil canlı aslında kendi besinini kendi üretiyor. Bunu neyle yapıyorlar? Fotosentez dediğimiz olayla. Bak yeşil bitkiler, algler, ondan sonra yosunlar, ondan sonra Tonguç evladım benim, siyanobakteriler de buna örnek olarak verilebilir. Hemen sana siyanobakterileri de yazayım buraya. Siyanobakteriler yani yeşil bakteriler de buna örnek olarak verilebilir. Geldik Tonguç tüketicilere. Tüketicilerde aslında tüketiciler ise Tonguç evladım benim etçil. Otçul, hem etçil hem otçul şeklinde. Bizim gibi mesela. Hem et yiyoruz hem ot yiyoruz değil mi evladım? Aynen hocam. Etçiler yanında bol kızarmış bir etin yanında biraz salata, hafif maydanoz. Kim etçildir Tonguç Ören Bey? Arslanlar. Harika. Otçul kimdir Tonguç Ören Bey? Bizim şey işte, bizim arkadaşlar. Aynen öyle. Öküz. Efendim hocam? Ondan sonra inek. Yani. Ondan sonra manda. Ben sayıp hepsi tanıyacağım. Sır. Camış. Harika buzağı, değil mi? Bunlar hepsi otçuluk. Düve. Süper. Harika. Gerçekten harikasın. Çok güzel. Siz reperden bakarak söylüyorum hocam. Harikaymış. Peki o zaman şunu unutmayın. Besini dışarıdan hazır olarak alan canlılardır. Yani mesela biz dışarıdan besinlerimizi yiyoruz değil mi Tonguç öğrenmeyim? Ama bu adamlar kendi besinlerini güneş yardımıyla bak buraya yeşil bir renkli yazmak istiyorum. Fotosentez olayıyla üretiyorlar. Dolayısıyla
acayip önemli bir bilgi diyoruz. Ayrıştırıcılara baktığımız zaman ölü organizmaları ve canlı atıklarını işte mesela hayvanlar ne yapıyor? Tonguç Ören benim hayvanlar mesela inek ne yapıyor? Tezek çıkartıyor. Tezek dediğim şey hayvanın kakası aslında. O ne yapıyor Tonguç Ören benim? Çok güzel kokuyor. Şapkalı mı? Hayır onu mu? Şapkalı mantar, küf mantarı bazı bakteriler sayesinde topraktaki minerallerine ayrışıyor. İşte bu canlı atıklarına ayrışıyor. Veya mesela inek öldü diyelim. Allah rahmet eylesin, yapacak bir şey yok. Öküz öldü, kavga bitti. Aynen. Sonrasında ölü organizmaları çürüyor ya. O çürüme sırasında aslında topraktaki minerallere ayrılıyor. Bunu da ayrıştırıcı canlılar yapıyor. Peki bu canlıları öğrendik. Peki besin zinciri nasıl oluşur? Besin zinciri dediğim şey bu canlıların birbirini yemesi aslında. Bunlar bir parti veriyor Tonguç Ören Bey. Yeşil bitkileri fareler yiyor. Fareleri tilki yiyor. Tilkileri de aslan yiyor. Nasıl bir parti? Herkes birbirini yiyor. Aynen. Bak üreticiler, üretici dediğim şey yeşil bitkiler. Buradan bir ok çıkıyor Tonguç ve bu ok birinci tüketiciye giriyor. Burada bu giren ok aslında kimin yedi? Bak ok her zaman kimi gösterir? Yeni. Güçlü olanı, yani yiyeni. Aa. Mesela ben seni yerim. O zaman oku bana doğru, senden bana doğru gösteriyor. Çünkü ok buradan çıkıp bunun ağzına besin olarak giriyor. Hocam kavga karıştı. Başka bir yöntem gösterseniz. Evet, onu da göstereceğim, merak etme. Şimdi birinci tüketicileri ikinci tüketiciler yiyor. İkinci tüketiciler üçüncü tüketiciler yiyor. Mesela yeşil bitkileri fare yiyor. Otu mesela fare yiyor. Fareyi tikiyor, tikiyor, aslan yiyor diye düşünebilirsin. Üretici ilk baştaki basamak, unutma Tonguç Ören Bey'im. Besin zincirinin birinci basamağı her zaman üretici. Sonra tüketici, birinci tüketici, ona da ikinci tüketici, üçüncü tüketici. Dikkat et, birinci tüketici genellikle yeşil bitki için otçuldur. İkinci tüketici etçil, üçüncü tüketici etçil şeklinde devam eder. Tonguç'um, bir kere bunların hepsini yiyen bir de şey var. Ne var evladım, hemen bunların hepsini yiyen bir de ayrıştırıcı dediğimiz canlılar var. İşte bu ekoloji piramidi dediğimiz şey aslında bununla çok bağlantılı. Ekoloji piramidi dediğimiz şey, burada en başındaki adamı en tabana koyuyorsun. Sonra birinci derece tüketici, sonra ikinci derece tüketici, sonra devam ediyor, yukarı doğru gidiyor. Bir de yan tarafta üç boyutlu bir yapı oluşturuyor. Bu da ayrıştırıcılar. Çünkü bunların hepsini yiyebiliyor. Çünkü hepsi ölüyor. Hepsi atıklar çıkartıyor. Ve bunların hepsi de ayrıştırıcılar sayesinde parçalanıyor. Topraktaki mineraller dedik. Tonguç'um, bir kere şunu unutmayacağız. Niye bu piramidin alt tarafı geniş sence? Çünkü oradakilerden daha fazla var. Harika. Çünkü canlı sayısı burada daha fazla var. Yukarı doğru çıktıkça o zaman canlı sayısı ne olur evladım benim? Azalır. Besin miktarı ne olur Tonguç Ören benim? Bak bu daha geniş, bu daha dar. Azalır yukarı doğru çıktıkça. Enerji miktarı ne olur? Azalır. Çünkü alt tarafta çok fazla canlı olduğu için daha fazla enerjisi var diyoruz. Biyolojik birikim dediğimiz nalet şey ise artar diyoruz. İşte yukarı doğru çıktıkça mesela biz insan olarak besin zincirinin, besin piramidinin, ekoloji piramidinin en üstünde bulunuruz. Dolayısıyla biz ne olur Tonguç Ören, bir sürü birikmiş o zararlı maddeyi de kendi içimize almış oluyoruz. Bu biyolojik birikim de ağır metaller gibi, işte tarım ilaçları gibi o zararlı kimyasalların ta otların üzerinde yapışmış halinden, ilk başta farenin karnına, sonra tilkinin karnına, sonra aslanın karnına, sonra işte bilmem neyin karnına, sonra da aslanın karnına girip de burada binlerce yeşil bitki yemiş fare, binlerce fare yemiş tilki, binlerce tilki yemiş aslan, aslında bunların on binlerce canlının hepsinin içindeki o zararlı maddeyi almıştır. Dolayısıyla biyolojik birikim dediğimiz nalet şeyde artar diyoruz bu şeyde. Peki geldik enerji dönüşümlerinde. Hangileri bilmemiz gerekiyor Tonguç Ören Bey enerji dönüşümlerinde? Fotosentez ve solunum. İki tane başlık var. Soru buradan gelir değil mi hocam? Evet Tonguç'um, fotosentez soruları çok geliyor. Böyle bir deney soruları, fanus soruları falan filan çok geliyor. Hangi canlılar yapıyor fotosentez evladım? Üretici canlılar. Mükemmel zekisin. Ne zaman gerçekleşiyor Tonguç Ören Bey? Pazartesi günleri. Hayır, ne diyorsun evladım? Gündüz gerçekleşiyor çünkü ışık var. Peki yapay ışık da olur mu Tonguç Ören Bey? Olmaz. Hayır, olur, patladın. Yani burada ışık varlığında yapay ışık da olur, kazanımlarda geçen bir şey. Yapay ışık da olur, bilmemiz gerekiyor diyoruz. Neler kullanılır evladım fotosentezde? Karbondioksit ve karbon monoksit. Hayır, su. Karbondioksit, su ve ışık kullanılır Tonguç Ören Bey. Neler üretilir peki evladım? Besin ve oksijen. Harika, bak karbondioksitle su birleşiyor Tonguç evladım benim. Karbondioksit su. Güneş ışığı ve klorofil sayesinde, illa güneş ışık olmak zorunda değil, yapay ışık da olabilir, besin ve oksijene dönüşüyor. O yüzden fotosentezdeki temel amaç nedir? Hemen buraya yazmak istiyorum. Söyle bakayım. Besin. Harika, zeki bir öğrencisin. Fotosentezdeki temel amaç besin üretimidir Tonguç evladım benim. Aman dikkat et. Bu gerçekten de çok önemli. Bunu biliyorsan sen sınava girme.
deyip de böyle bir sürü arkadaş altına yorum yazabilir buraya. Ben de o zaman sınava girmeyeceğim diye üç kağıtçı arkadaşlarımız, ama ona dikkat edelim. Bu gerçekten çok önemli. Ya fotosentez dediğimiz şey aslında besin üretimi sağlar diyoruz. O zaman karbondioksit yapraklarından alıyor bitki. Hop, suyu köklerinden alıyor. Bunları güneşten gelen ışık veya yapışıkla klorofil maddesi sayesinde birleştirerekten, klorofil de neyin içinde biliyor musun? Kloroplast dediğimiz organelin içinde klorofilden bol miktarda var. Klorofil aslında yeşil renk pigmenti. Bu kloroplast da aslında hücrenin içindeki bir organel. Özellikle nerede bulunur? Hangi hücrelerde bulunur? Yaprak hücrelerinde bol bol bulunur. Zaten o yüzden de yapraklar nedir Tonguç evladım benim? Yeşildir. Harika zekisin. Tebrik ediyorum. Bunun sayesinde besin üretiyor. Besin de genellikle basit şeker, yani glikoz şeklinde bulunur, üretilir ve oksijen üretiyor diyoruz. Oksijen Tonguç evladım benim. Efendim. Kimler tarafından üretiyor diyebiliriz o zaman? Bitkiler. Mükemmel zekisin. Ve karbondioksit kimler tarafından tüketiliyor Tonguç evladım benim? Bitkiler. Harika zekisin. Gerçekten olağanüstü bir beyne sahipsin diyorum ve geçiyorum solunuma. Solunum Tonguç, canlıların yaşamlarını devam ettirmek için enerji üretmeleri olayıdır diyoruz. Amaç bir kere enerji, yani ATP üretmek. Ne zaman gerçekleşiyor? Gece gündüz. Her zaman. Peki kim yapar Tonguç Öğren? Day and night. Kim yapar Tonguç Öğren benim sence? Ağaçlar, bitkiler. Harika. Yeşil yapraklı gördüğümüz her şey. Biz yapar mıyız? Biz yaparız hocam. Harika. Solunum dediğimiz iş böyle. Bu değil. Bu gaz alışverişi. Solunumsa hücrelerin içinde olan bir şey. O da mitokondri dediğimiz organın içinde veya başka dışarıda bir yerde de oluyor. Ama şunu unutmayacağız. Buradaki temel amaç nedir Tonguç Öğren benim? Hemen yazmak istiyorum buraya. Enerji üretimi. Temel amaç neymiş o zaman evladım? Enerji üretimi. Mükemmel zekisin. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla benim enerjiye ihtiyacım var. Ağacın da enerjiye ihtiyacı var. Herkesin enerjiye ihtiyacı var. Peki ağaç gündüzleri fotosentez yaparken solunum yapar mı Tonguç evladım? Yapmaz. Patlarsın. Ağaçlar gece ve gündüz her zaman solunum yaparlar. Çünkü her zaman enerjiye ihtiyaçları vardır. Aman dikkat diyorum buraya. Bu da herkesin yaptığı bir hatadır. Fotosentez yapılıyor, solunum yapılmaz gibi düşünür. Ama şurada şunu da hatırlatmak istiyorum. Çok güzel bir döngü var burada aslında. Demin seninle öğrendik. Fotosentez dedik değil mi Tonguç? Evet hocam. Fotosentez. Bir de solunum var değil mi evladım? Şimdi fotosentez ne kullanıyordu Allah'ını seversen? Karbondioksit kullanıyor değil mi? O zaman karbondioksit alıp oksijen veriyordu. Harika. Karbondioksit fotosenteze gidiyor. Karbondioksit gittikten sonra fotosentez ne üretiyor? Oksijen üretiyor. Peki bu oksijeni kim alıyor dersin? Kim alıyor dersin evladım? Biz. Biz alıyoruz. Yani solunum alıyor aslında ve solunumla karbondioksit üretiyor. İşte fotosentezle karbondioksit bir arada çalışan aslında mükemmel bir birliktelik. Müko diyebiliriz. Fotosentez, solunum aslında hücrenin içinde de kendi içinde de böyle bir döngü var. Oksijen ve karbondioksit döngüsü de bu şekilde sağlanmış oluyor diyoruz. Mesela bak ben ne yapıyorum? Solunumla oksijen alıyorum, karbondioksit veriyorum. Bu karbondioksit kime veriyorum? Fotosentezi yapan bitkilere veriyorum. Onlar da bize oksijen veriyor diye düşünebilirsin. Hatta buradaki okları da düzgün çizelim Tonguç öğrenmeyeyim. Buradaki okları da şöyle çizelim. Oksijen veriyor bize. Bu da hop karbondioksit alıyor diyebiliriz. Fotosentezde diyoruz. Geldik burada başka bir şeyi anlatmaya çalışmış. Burada bunlar da solunum yapar. Onu da bilmemiz gerekiyor diyoruz. Solunumun çeşitleri nelerdir? Oksijenli ve oksijensiz olarak ikiye ayrılıyor. Oksijen solunum deyince besinle oksijen birleşiyor. Su ve karbondioksit oluşuyor diyoruz. Hatta burada yazmışız özellikle. Su artı karbondioksit artı enerji oluşuyor. O yüzden diyorum ki besinle, hatta şöyle kısaltmasını da yazayım. Besin artı O2, karbondioksit artı su artı ATP diyoruz. Bu çok önemli bir özellik. Bunu bütün canlılar neredeyse yapıyor. Ama Tonguç, bazı canlılar ise oksijensiz solunumu çok seviyor. Oksijensiz solunum nedir Allah'ını seversen? Oksijensiz solunum, yani tüple, hani deniz altında yaptığımız solunum. Yani hiçbir şekilde oksijen kullanmıyoruz. Tüple dalıyoruz. Eğer batmak üzereysek aşağı doğru sallıyoruz. Çıkmak üzereysek yukarıya, yani sağlamsa. Harika. Fermantasyon demek aslında oksijen solunum. Oksijen solunum iki çeşitli olabiliyor. Bir laktik asit fermantasyonu, bir de etil alkol fermantasyonu diye ikiye ayrılıyor. Laktik asit fermentasyonunda besin direkt laktik asit artı enerjiye dönüşüyor. Zaten istediğimiz şey enerjiydi. Süper. Ama etil alkol fermentasyonunda ise besin, Tonguç önemli. Etil alkol artı
karbondioksit dediğimiz madde, artı enerji dönüşüyor. Aslında burada laktik asit oluşuyor, burada etil alkol. Ama dikkat et, besinle oksijen birleşiyor mu Tonguç evladım benim? Evet. Hayır, birleşmiyor. Nerede burada besin, oksijen yok. Bak burada besinle oksijen birleşiyor ama burada besin direkt dönüştürülüyor enzimler sayesinde diyoruz. Tonguç'um, bizim vücut kaslarımızda yoğun egzersizlerde çizgili kaslarda laktik asit fermentasyonu oluşuyor. Laktik asitle ilgili sana ek bir bilgi vermek istiyorum. Laktik asit Tonguç evladım benim normalde yorgunluk asidi olarak bilinir. Ve hangi maddenin içinde daha fazla vardır biliyor musun evladım benim? Yoğurdun içinde vardır. Yoğurt, sütten ağzı yanan yoğurdu laktik asitle yer. Tonguç, oksijensiz solunum yapan canlılara örnek olarak bakteriler verilebilir. Bu bakterilerden mesela yoğurt bakterileri nedir Allah'ını seversen? İğrenç hocam, yoğurtta bakteri mi var? Yoğurt zaten, süt bozulunca yoğurt oluyor. Lan tabii ki olmaz, olur mu? İşte bu yoğurt bakterileri, yoğurdun içinde olan bakteriler bozuk sütü bize yıllarca yoğurt diye sattılar. Oksijensiz solunumla laktik asit üretiyor ve besinle laktik asit oluşuyor. O yüzden yoğurdun içinde çok laktik asit var. Yoğurdu yedikten sonra ne olur Tonguç öğrenmeyeyim? Böyle hafif bir yorgunluk da düşer değil mi? Aynen hocam ya. İşte bu laktik asitten dolayı diyoruz. Veya yoğun egzersizlerde bizim çizgili kaslarımıza, kol kası, bacak kası falan filan, bunlarda Tonguç öğrenmeyeyim, enerji üretiliyor ama laktik asit de üretiliyor. Ve bu yüzden de Tonguç öğrenmeyim, laktik asit fermentasyonu olduğu için de kaslarımız yoruluyor diyoruz. O yüzden de iyi esneme hareketleri yaparsak o kaslardaki laktik asit dağılıyor ve rahatlıkla tekrar devam edebiliyoruz hayatımıza. Etil alkol fermentasyonu ise işte hamurun kabarması, ondan sonra üzümün sirke haline dönüşmesi, ondan sonra mayalanma falan filan, bunların hepsinde aslında etil alkol fermentasyonu var. Besin etil alkol artı karbondioksit artı enerjiye dönüşüyor diyoruz Tonguç evladım. Geldik artık madde döngülerine. Madde döngüleri neler? Su döngüsü, oksijen ve karbon döngüsü, azot döngüsü. Mazot döngüsü var mı hocam? Bu üçüne bakacağız. Sonra ünitemiz zaten bitiyor. Çok az kaldı, merak etme. Sonra yeni sorular ve ardından da neye geçiyoruz? Hemen elektrik ünitesiyle konuyu bitireceğiz. Hayır, saçmalama. Su döngüsünde bilmemiz gereken şey şu. Güneş ışınları yardımıyla denizlerdeki, göllerdeki, yüzeydeki bütün suyu ne yapıyor evladım? Buharlaştırıyor. Buharlaşan su belli yüksek seviyelere çıktıktan sonra, yüksekler biliyorsun ki daha soğuktur. Hatta o yüzden dağların tepesinde genellikle ne olur? Yaz olsa dahi kar kalabilir. İşte yükseklere çıkıyor. Yüksekler soğuk olduğu için soğuk bir hava kitlesiyle karşılaşınca yoğuşma dediğimiz olay gerçekleşecek. Yağış oluyor. Bu yağışta canlıların işte toprağa geçiyor. Topraktaki su hem yeraltı suları sayesinde insanların, hayvanların içme suyu haline geliyor. Hem de Tonguç evladım benim, bitkilere de mükemmel bir toprak ıslandığı için Tonguç evladım benim, su kaynağı oluyor. Peki bitkiler bu suyu aldı. Canlılar bu suyu aldı. Canlılar bir kere solunumla bu suyu dışarı verebiliyor ve su tekrar atmosfere çıkabiliyor. Veya terlemeyle. Mesela peki Tonguç evladım benim, bir ağaç terleyebilir mi ya? İmkansız. İmkansız gibi duruyor ama bizim bütün canlılardan daha fazla terleyen... Onlar çok güzel kokuyorlar. Ağaç. Rolon mu sürüyorlar hocam? Onlar birazcık deodorant kullanıyorlar tabii, biliyorum. Çok da koltuk altları var ya. Yani. Her dakika koltuk altları. Dikkat etsene. Yani işte, çok güzel kokuyorlar hocam. Altı, ben o kadar terlesem herhalde yanıma kimse yanaşmaz. Ağaçların yaprakları terliyor ve olağanüstü terliyorlar. Çünkü topraktaki suyu bir an önce fazla geldiyse atmaya çalışıyor. İşte bu da terleme olayı da aslında su döngüsünü etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bir de yeraltı suları var tabii. O da başka bir hikaye diyoruz. Tonguç, bunu ne yaparsın evladım? Hocam, oksijen ve karbon döngüsü esasında biz insanların dünyayı nasıl mahvettiğinin, rezil bir hale getirdiğimizin, iğrenç birer dünya haline getirdiğimizin göstergesi. Bütün gün araba kullanıyoruz, fabrikalardan çıkan gaz, dumanlar, kömür, petrol, çevreyi kirletiyoruz. Gerçekten sonra... çok güzel söyledin. Çok güzel söyledin. Bak Tonguç'um, atmosferimizde %21 oksijen var. %1'den hatta daha da az karbondioksit var. Peki biz bu oksijen ve karbondioksit yeterince saygı gösteriyor muyuz? Bir kere fotosentez oksijeni üretiyor, karbondioksiti alıyor, tüketiyor. Bu çok güzel bir şey bizim için. Neden? Çünkü biz sürekli karbondioksit üretiyoruz Tonguç'um. Evet. Aynı zamanda arabalar sürekli benzinle çalışan arabalar ne yapıyor? Yanma olayı süresince karbondioksit üretiyor. Fabrikalar da karbondioksit üretiyor. Orada da yanma oluyor. İşte bu yanma olayı, işte kömür, petrol, doğalgazdan çıkıyor. Bunlar fosil yakıtlar, biliyorsun değil mi Tonguç'um? Fosiller nasıl oluşuyor? Canlıların uzun süreçler boyunca 100 bin, 1 milyon yıl toprak katmanları arasında kalınca ortaya çıktığı yakıtlar, yani fosil yakıtlar.
bu fosilleşmeden sonra ortaya çıkan bu yakıtları biz ne yapıyoruz? Suudi Arabistan'da, Amerika'da yok bilmem nelerde Azerbaycan'da çıkartıyoruz. Kömür, petrol, doğalgaz şeklinde. Bunu çıkardıktan sonra hatta bizde de çıkıyor kömür, petrol, doğalgaz. Çıkardıktan sonra ne yapıyoruz? Tonjörümün fabrikaya veya arabanın benzinine veriyoruz. Bunu verdikten sonra bunlar karbondioksit üretiyorlar. Ve ama dikkat et, oksijeni alıyorlar üçgenatçılar. Bu da oksijeni alıyor tonjörümü. Bu da oksijeni. Herkes oksijeni alıyor kardeşim. Eyvallah. Oksijeni nereden bulacağız biz? İşte fotosentez sayesinde. Fotosentez, ağaçlar bu kadar çok olmasaydı biz oksijen bulamazdık. Mortanzi olurduk diyoruz Tonguç Evladım. Hocam son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda ve son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Ama iş işten geçmiş olacak hocam. Dolayısıyla fosil yakıt kullanmayan evladım, herkes yürüye gitsin. Beyaz adam kim? Dangoz musun Allah Allah ya? Christoph Daum. Pardon neydi? Donald Trump. Evladım beyaz adam o mu? Ya saçmalama Allah aşkına. Diğer beyaz adam, siyah adam böyle niye ayrı yapıyorsun? Dangoz hocam herhalde. Beyaz adamlar tüm petrolü ele geçirdiler ve dünyamızı kirletiyorlar. Tabii ki. Ha bir de çürümeyi anlatmak istiyorum. Çürüme sırasında da karbon, çürüdüm resmen bittim. Canlıların yapısındaki karbon aslında fosilleşiyor işte ve karbon. Hatta ayrıştırıcılar dediğimiz canlılar da dışarıya karbondioksit verebiliyor. Bu da ekstra bir bilgi sana Tonguç Hocam. Dolayısıyla karbondioksit verecek sürekli karbondioksit artıyor. Biz bunu azaltmak için ne yapmamız gerekiyor? Fotosentez yapan bitkilerin sayısını arttırmamız gerekiyor diyorum. Geldik azot döngüsü. Sınavlarda çok çıkan bir konuydu eskiden. Şimdi de çıkıyor. O yüzden çok dikkat edeceğiz. Atmosferde yüzde kaç azot var? Hemen söyle bakayım bana. %1 falan yani az. Evet çok az değil mi? %78. Aa oksijen hiç yok. Oksijenden 4 kat fazla yani 4 zehirleniyoruz. Kat. Zehirleniyoruz. Hayır zehirlenmiyoruz. Yani atmosfer zararsız bir madde. Dolayısıyla bize zararı yok. Ama şunu unutma. Atmosferin çok büyük yararları da var. Atmosfer ne için kullanılır evladım Tonguç Öğren Bey'im? Proteinlerin yapı taşıdır. Proteinler atmosfer azot olmadan olmaz diyoruz. Atmosferimizde %78 azot vardı. Peki ben bu azotu kullanabiliyor muyum Allah aşkına? Hayır. Kullanamıyorum ama bu havadaki azotu, ben yıldırım ve şimşek sayesinde toprağa geçirebiliyorum. Bak şunu unutma, havadaki azot yıldırım ve şimşek sayesinde toprağa geçebiliyor. Veya Tonguç Evren'im, azot tutucu bakteriler var bazı baklagillerin köklerinde yaşayan. Bunlar sayesinde de havadaki azot toprağa geçiyor. Ve bu toprağa geçen azotu azot tuzları şeklinde bitkiler ne yapıyor evladım benim? Yiyor. Yemiyor, alıyor işte. Süper alıyor. Gerçekten. Ve bu azot tuzları kendilerine gelen azotu neye çeviriyorlar? Meyvelere, sebzelere, ondan sonra yapraklarına falan filan çeviriyor. Yani aslında bize besin veriyorlar diyoruz. Sonra bunlar da bunu yiyor. Pardon. Bunlar da bunu yiyor. Sonrasında o besinler paylaşılmış oluyor diyoruz. Tonguç Erhan benim. Yerdeki azotu hava mesela öldü de diyelim bu öküz Tonguç Erhan Bey. Efendim hocam. Sana bir öküz öldü diyelim. Efendim hocam. Mesela ağaçlar öldü diyelim. Bunlar öldükten sonra bunu ayrıştırıcı bakteriler parçalarken ne yapıyor? Havadaki azota dönüştürebiliyor bunları. Onu da söylemek istiyorum Tonguç'um. Havadaki azotun artmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında budur diyoruz ve ayrıştırıcı azot tutucu bakterileri söyledik. Azot tuzlarını söyledik. Azotlu mineralleri söyledik falan filan. Evet artık sürdürülebilir kalkınma. Peki Tonguç sürdürülebilir kalkınma için ne yapmalıyız? Kalkınmayı sürdürmeliyiz. Ne demek sürdürülebilir kalkınma? Sürdürülebilir kalkınma şu hocam. Eğer biz kullandığımız plastik şişeleri alıp doğaya atarsak o doğada uzun süre kaybolmadığı için doğaya zarar verir. Ama biz onları plastik toplama poşetlerine koyarsak onları yeniden kullanırız. Ve hem paramız boşa gitmez hem çevreyi kirletmemiş oluruz hem de zengin oluruz. Süper. Aslında özeti şu. Kaynakları dikkatli kullanmak. Bu kadar. Sürdürülebilir kalkınma kaynakları İsraf dikkatli. İsraf haramdır. Planlı programlı kullanmak. Yani ben mesela 2050 yılında petrolün biteceğini bilsem Tonguç'um. Petrolü deli gibi yakmaya devam eder miyim? Edersiniz. Hayır niye diyeyim deli miyim ben? Ha niye dersin söyle bakayım bana. Çünkü deli, biz deliyiz hocam. Deli değiliz işte. Patrolüm arpadan olsun. Biz ne diyorsun Allah Allah. Biz eğer bunun biteceğini biliyorsak öngörebiliyorsak ne yaparız? O zaman yavaş petrol kullanımını azaltalım. Elektrikli arabalar çıkartalım. İşte bilmem hibrit arabalar çıkartalım. Petrol kullanımını mümkün olduğunca azaltalım demeye çalışırız. Tasarruflu olmamız gerekiyor sürdürülebilir kalkınma yapabilmek için. Yani ülkemizin kalkınmasını sürdürmek için tasarruf yapmamız gerekiyor. Tasarruf nasıl yapacağını söyleyeceğim. İşte tasarruf nasıl yapılır? A sınıfı ampullerle yapılır. Elektriği açık bırakmamakla yapılır. İşte boşa suyu harcamamakla yapılır falan filan. Işığı gerektiği zaman yakmamız gerekiyor Tonguç Erdoğan Bey'im. Işığı
gerekmediği zaman yanık bırakmıyor. Ay ben korkuyorum, gece uyuyamıyorum lüzumsuzsa falan. Lüzumsuzsa söndür. Ya tamam da lüzumsuzsa söndür kardeşim. Ocaktaki gaza gerektiği kadar açmalı Tonguç Ayhan. Böyle sonuna kadar, dibine kadar açmamalı. Çay lav gibi olmadığı sürece içemiyorum. Hayır, musluktaki suyu boşa akıtmamalı. Bunları akıttığın zaman şimdi aslında... Şimdi fırçalarken uğraşmak istemiyorum, açık kalsın. Ülke sermayesi akıyor, unutma. Kağıtları tasarruflu koyun. Mesela biz bu kağıtları... Ne yapıyorsunuz siz bu kağıtları? Geri dönüşüme yolluyoruz. Böyle boş boşuna atmıyoruz. Tebrik ediyorum seni. Geldik yenisi sorumuza. Evet, gerçekten de kallavi bir soru. Artık sana hani birkaç tane yenisi soru çözeceğiz. Ve gerçekten de bu soruları nasıl yapıldığını öğrendikten sonra sen de yenisi sorulara, yani son tekrarımızdaki en önemli kısma hazır olmuş olacaksın. Gerek besin içinde bir tüketici, bir üretici ya da başka bir tüketiciyi besin olarak kullanabilir. Tamam, eyvallah. Zaten biliyoruz bunu. Bu şekilde besin ağları oluşur. Zaten bunu biliyoruz. Besin ağlarındaki tüketici canlılar enerji gereksinimlerini karşılamak için birçok canlı tükettiğinden üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe biyolojik birikim artar. Biyolojik birikimden bahsetmiş bize. Biyolojik birikim nasıldı? Yukarıya doğru gittikçe artar, değil mi Tonguç? Evet hocam. Biyolojik birikim mesela bir besin piramidi çizsek, İşte burada mesela en fazla biyolojik birikim hangisi nedir Tonguç Ören Bey'im? En fazla biyolojik birikim tabii ki en üstündeki nedir? He, tamam. Şimdi demiş ki besin ağında bulunan canlıların bir beyaz eşya fabrikasında üretim sonucu ortaya çıkan ağır metaller için bir önlem alınmamaktadır. Allah Allah. Ağır metaller ne yaparsa yapsın bana ne diyorlar. Fabrikanın bulunduğu bölgede yer alan canlılardan oluşan besin aşaması şekilde gibidir. Tamam, eyvallah. Besin aşaması burada. Güneş var. Yıldız. Yıldızı dikdörtgen yiyor. Dikdörtgeni yuvarlak yiyor. Dikdörtgeni üçgen yiyor. Yuvarlağı üçgen yiyor şeklinde bir besin ağı var diyoruz. Şimdi geldik Tonguç'um. Bunu bir yani zehirli maddenin miktarı var. Burada biyolojik birikime de vermiş. En fazla birikim kimde var Tonguç Ören Bey'im? Sarıda. K'da var. O zaman ben K'nın en üstte olduğunu söyleyeyim mi Allah'ını seversen? Evet. En az birikim hangisi var? N'de. O zaman N en aşağıdadır. En, ondan daha L burasıdır. M de burasıdır diyebiliriz. O zaman ekoloji piramidi çizdik. Nasıldı burada? Bu üreticiydi. Bu birinci tüketiciydi. Bu ikinci tüketiciydi şeklinde ilerliyordu. Dolayısıyla ben bu besin zincirini buraya uyarlarsam yıldız dediğimiz şey besin piramidinin en altında. Ekoloji piramidinin altında, yani N'dir diyebiliriz. Peki dikdörtgen dediğimiz şey ise L'dir diyebiliriz Tonguç evladım benim. Sonrasında K dediğimiz şey ise hepsini yem falan filan. N canlısı besin ağının ilk halkasında bulunan yıldız ile göstermiş. Evet, doğru, tebrik ediyorum, sen gerçekten çok zekisin. L canlısı otçuldur. Ha, dikdörtgen ile gösterilmişti. Tonguç evladım benim, bir kere üretici dediğimiz bu canlıydı. Sonra birinci tüketici dediğimiz bu canlıydı. Ve dikkat ettiysen birinci tüketici sadece üretici, yani ot dediği için fotosentez yaparak enerjisini, L canlısı otçul ile gösterilmiştir. Sadece ot dediği için gerçekten de L canlısı otçul ile gösterilmiştir diyoruz. Ve L canlısı dikdörtgen ile gösterilmiş, otçuldur diyebiliriz. Şemada üçgen ile gösterilen K canlısı, fotosentez yaparak kendi enerji ihtiyacını karşılar demiş. Ha. Şimdi bir kere Tonguç'um, fotosentez yapan burada bu üretici. Diğerlerin hepsi tüketici. Mesela bu adam bunu yiyor, bu adam bunu yiyor gibi düşün. Dolayısıyla burası asla fotosentez yapamaz diyoruz. O yüzden bu yanlış bir ifade, cevabımızın Adana olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz diyoruz. Evet, yepyeni bir soru. Bu soruyu ne yaparsın Tonguç'um? Hocam, bu tür sorularda Milletin Bakanlığı zaten öğrencilere artık çok rahat bir şekilde cevabın hiç korkmadan yapılabileceği şekilde bize üstte bilgi veriyorlar. Alta resim koyuyorlar. Hatta evet, gerçekten dikkatli bakıldığında cevap da gözüküyor yani. Fotosentez yeşil bitkilerin ışık varlığında besin ve oksijen üretmesi oluyor. Süper, doğru. Fotosentez sonucu üretilen oksijen miktarı çeşitli faktörlerle etkilenir. Tamam, eyvallah. Ülkemizde yaygın olarak bulunan seralarda bitki yetişmesine uygun şartların sağlanması amacıyla çevre şartları denetim altında tutulur demiş. Evet, sera, güneş falan filan. Kışın serada ölçülen grafikteki fotosentez hızının artmasına aşağıdakilerden hangisi yardımcı olmaz demiş. Yani şurada sabah 8 ile 13'e kadar bir fotosentez hızında bir artış var. Bu ne yol açar? Bir kere serada sulama çalışmasının yapılması yol açabilir. Çünkü ne kadar fazla su, o kadar fazla fotosentez yiyebiliyoruz. Neydi fotosentezin denklemini, hemen yazalım sen Tonguç öğrenmeyeyim. Karbondioksit artı su eşittir besin artı oksijendi. Burada ışık vardı. Burada klorofil vardı Tonguç evladım benim.
Peki seranın belirli noktalarına ıslak saman balyası koyulması. Bak burada çok enteresan bir bilgi vermiş. Bunu görmüş müydün daha önce? Islak saman balyası ortama karbondioksit yayar. Demek ki ben seranın belli bir noktalarına ıslak saman balyası koyarsam burada karbondioksit artar. Karbondioksit artarsa fotosentez, bak suyu arttırdım fotosentez arttı. Suyu arttırdım fotosentez arttı. Karbondioksit arttırdım fotosentez yine artacak. Bu da doğru. Yani ne diyor bize? Artmasına yardımcı olmaz diyor. Zaten biz artmasına bu da arttırır bu da arttırır diyebiliriz. Seranın pencerenin açılarak sıcaklığın dış ortamın sıcaklığına düşürülmesi. Bunu düşünelim bakalım. Yapay ışık kaynaklarıyla gündüz ışık takviyesi yapılması. Buradaki artış sağlamış olur mu yapay ışık kaynakları Tomuşar'a? Olur. Süper. Yapay ışıkta da fotosentez olur çünkü zaten. Peki son şıkkımız. Seranın belli pencerenin açılarak sıcaklığın dış ortamın sıcaklığının düşürülmesi. Şimdi Tonguç bu çok yanlış bir şey. Neden diyeceksin? Sera'nın mantığı ne Tonguç öğrendim ben sana? Sera sera key sera sera. Ne diyor Sera? İtalyan şarkı mı söylüyorsun? Sera İtalyanca'da akşam demek. Onu da söylüyorum. Buona sera. Buona sera signora demek istiyorum sana. Tebrik. Buona sera signor demek istiyorum. Sen signorsun çünkü. Ben signor Tonguç. Evet. Lütfen herkes haddini bilsin. Ben signor Tonguç'um. Senior Mister demek gibi bir şey. Çok özel bir şey yok. Kont Tonguç desen gerçekten olağanüstü olur. Kont da köpek ismi gibi. Kont yakala oğlum. Sera'nın pencerenin açılarak sıcaklığın dışı ortamın sıcaklığına düşürülmesi aslında Sera'yı biz oradaki dışarıdan etkilenmemek için. Mesela kışın bile domates yetiştirebiliyoruz. Normalde domates yaz meyvesidir Tonguç'um. Ama ben kışın domates yetiştirebiliyorum. Summer fruit. Ha, bunu yapabilmek için dış ortamın sıcaklığından ayırmam, insüle etmem gerekiyor. Yalıtımlaştırmam gerekiyor. Dolayısıyla ben ne yapıyorum Tonguç öğrenmeyim? Buradaki aslında ortamı kapataraktan dış ortamdaki sıcaklığın değişikliğine karşı bunu korumuş oluyorum. Cevabımızın da Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz. Bu arttırmaz. Tam tersine olumsuz etkiler diyoruz cevabımız. Geldik bir tane daha. Gerçekten çok önemli gördüğüm soru. Neden diyeceksin? Genellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nda soru hazırlayan insanlar neyi bilirler biliyor musun? Çimlenmekte olan fasulye tohumu. Bayılırlar. Çünkü neden biliyor musun? Bunlar okullarda deney olarak yaptırılır. Hemen bakalım. Solunum canlıların yaşamlarına devam etmek için enerji üretmedir. Süper. Şimdi Tonguç bu ünitede gerçekten fotosentez ve solunum ağırlıklı sorular gelecek. Neden gelecek? Çünkü fotosentez ve solunum en önemlisi bu işin. Besin zinciri ve fotosentez solunum en önemlisi bu işin. Tabii ki sürdürülebilir kalkınma ile ilgili. Aynı zamanda madde döngüleriyle alakalı soru gelebilir. Ama iki tane, üç tane fix soru varsa bunlar gerçekten fotosentez solunumdan gelir diyoruz. Çinlenmekte olan fotosentezler ile oluşturulan şekildeki düzenekte bir süre sonra kireç suyu bulanıklaşmaya başlar. Kireç suyu neymiş ki? Neymiş ki? Burada genellikle verir. Kireç suyu karbondioksit varlığında bulanır. Sınavda makineniz gerçekten... Makineniz uzun yaşar kireç suyuyla. Sınavda kireç suyunu çok seviyorlar öğretmenler. Dolayısıyla kireç suyu karbondioksit varsa bulanır. Adam diyor ki bak bir süre sonra kireç suyu bulanıklaştı diyor. Demek ki buradan buraya doğru bir karbondioksit geçişi olmuş. Peki... Bu karbondioksit geçişini sağlayan şey buradaki fasulyeler. Demek ki bu adamlar karbondioksit üretmiş. Tonguç öğrenmeyeyim. Çimlenmekte olan fasulyeler fotosentez yaparak karbondioksit açığa çıkarmıştı. Yanlış. Çünkü fotosentezin denklemi karbondioksitle su birleşiyor. Besin artı oksijen oluşuyor. Karbondioksit açığa çıkartamaz. Oksijen veya besin açığa çıkartır. Bu yanlış. Çimlenmekte olan fasulyeler enerji üretmek için ışığa ihtiyaç duyuyor. Bir kere... Işıkla enerji değil besin üretilir. Bu da yanlış bir ifade diyoruz. Kireç suyunun bulanıklaşması fasulyenin solunumda karbondioksit üretimini gösterir. Evet gerçekten de solunum dediğimiz şey ise besinle oksijeni birleştiriyoruz. Karbondioksit ve su oluşturuyoruz. Dolayısıyla kireç suyunun bulanıklaşması fasulyenin solunumla karbondioksit ürettiğini gösterir. Gerçekten doğru bir cevap. Çünkü karbondioksit üretimi için solunum yapılması gerekiyor. Bak bu fotosentez, bu da solunumdur. Bunları unutmayalım diyoruz. Fosil enerji ihtiyacını karşılamak için karbondioksit kullanılır. Yanlış, külliyen yanlış. Karbondioksit kullansa niye atıyor buraya gönderiyor karbondioksit? Karbondioksit üretiyorlar demek dese doğru olurdu diyoruz. Ve enerji ihtiyacını da karbondioksit kullanması karşılamaz. Karbondioksit kullanan yer fotosentezdi. Karbondioksit üreterek enerji üretir diyoruz.
Evet, geldik artık. Yeni son konumuz. Son konumuzda elektriksel yüke bakacağız. Sürtünme elektriklenme, dokunma elektriklenme, ondan sonra etkili elektriklenmeye bakacağız. Ardından Tonguç'um elektroskopun ne olduğuna bakacağız. Ardından topraklamaya bakacağız. Sen de Tonguç'um alt başkaları üstüne. Elektrik enerjisinin dönüşümüne bakacağız. Ve aslında santraller, mantraller, onları bilmem ne zaten. Enerji tasarrufuyla da bu dersimizi bitireceğiz. Ama yeni nesil soruları da çözmeyi unutmayacağız tabii ki. Bir kere elektriksel yük deyince hangi yükler var Tonguç Öğren Bey? Pozitif yükler var, negatif yükler var. Bu kadar bitti. Pozitif ve negatif yükler. Yani artı ve eksi yükler var. Artı yük sayısı bir cisimin içinde bazen eksi yük sayısını geçebiliyor. Bu cisimlere biz yüklü cisimler ama pozitif yüklü cisimler diyoruz. Eğer artı yük sayısı ve eksi yük sayısı birbirine eşitse Tonguç neydi Tonguç Ölen Bey'im? Nötr cisimdir değil mi? Yani nasıl bir cisimdir diye bir soru. Yüksüz. Patlarsın. Artı eksiye eşit diyorum. Dangoz evladım benim. Şunu unutma. Buraya bir not düşmek istiyorum. Yüksüz cisim. Dünyada var mı Tonguç Ölen Bey'im? Yoktur. Harika. Yüksüz cisim yoktur. Çünkü her maddenin içinde neler vardır o evladım benim? Atomlar vardır. Bu atomların çekirdeğinde de artı yükler ve etrafında da eksi yükler vardır. Dolayısıyla her maddenin içinde mutlaka artı ve eksi yükler vardır. Yüksüz diyemeyiz hiç madde. Ne diyoruz o yüzden havalı olsun diye? Nötr diyoruz Tonguç'um. Artı yük sayısı eksi yük sayısına azsa bu cisim negatif yüklüdür. Yani çünkü eksiler daha ağır basmış. O yüzden negatif yüklü cisim, eksi yüklü cisim diyebiliriz. Tonguç'um artı artıyı ne yapar? Artı artı iter. Eksi eksi ne yapar? İter. O zaman aynı kutuplar aynı iter diyebilir miyiz Tonguç Ölen Bey? Evet. Süper. Aynı iter. Tamam süper. Peki Tonguç'um geldik bu noktaya. Artı eksi ne yapar? Çeker. Eksi artıyı ne yapar? Çeker. Bravo diyorum. O zaman zıt kutuplar birbirlerini çeker. Zıt çeker diye ezberleyeceğiz. Zaten bunu şöyle ezberleyebilirsin. Hemen sana bir örnek göstereyim Tonguç'um. Aynı sesli harf, iter sesli harf. Zıt sessiz harf, ç sessiz harf diyebilirsin. Peki artı yükle nötr cisim birbirini ne yapar? Çok zor. Yani yüklü bir cisimle nötr bir cisim birbirlerini çekerler diyoruz. O zaman yüklü nötr cisim birbirlerini çekerler diyoruz Tonguç evladım benim. Yani çekebilmesi için de yüklü ve nötr olması gerekiyor. Bir tanesi yüklü bir tanesi nötr olsa yeterli diyoruz. Peki geldik sürtünme elektriklenmeye. Tonguç sürtünme elektriklenme deyince hakkı ne geliyor evladım? Sürtünme elektriklenme hocam. Mesela diyelim ki biz yün kazak giydiğimizde veyahut da yün tayt giydiğimizde veyahut da yün çorap giydiğimizde veya yün atlet giydiğimizde bunu çıkarırken harika. Vücudumuzun tüylerinde, kıllarımızda, göğsümüzdeki bulunan bütün o tüyler ve kılların elektriklendiğini görüyoruz. Saçların? Saçlarım olmadığı için bu konuda cevap veremeyeceğim. Harika. Vücudumdaki kılların hepsinin elektriklendiğini görüyoruz. Sürtünme elektriklenmeye baktığımız zaman ebonit çubuk yani plastiğe yakın bir çubuk. Ebonit eksi. Ben yünlü kumaşa sürttüysem aynen ebonit E ile başlıyor eksi ile ebonit eksidir. Yün de o yüzden artı oluyor. Tam tersi oluyor. Çünkü sürtünme ile elektriklenmede mutlaka aslında cisimler zıt yüklenir ilkesini bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Cisimler zıt yükle yüklenir. Dolayısıyla ebonit eksi o zaman yün artı. Burada yükler nereden nereye geçiyor peki Tonguç Ölen Bey'im? Unutma hareket eden tek şey negatif yüklerdir. O yüzden sınavda böyle bir şey karşına gelirse şaşırma. Elektriklenme olayları negatif yüklerin yer değiştirmesi sonucudur. Peki pozitif yükler yer değiştirir mi Tonguç Ölen? Evet. Patlarsın. Pozitif yükler asla yer değiştirmez. Çünkü bir atom çizdiğimiz zaman atomun etrafında tamam eksi yükler vardır ama içinde artı yükler vardır. Artı yükler atomun içinde olduğu için bunlar öyle kolay kolay hareket edemez. Bunların etrafında bir sınır var. Aman dikkat edelim diyoruz. Bunu gördüğümüz zaman şaşırmıyoruz. O yüzden eksi yükler nereden nereye geçmiş Tonguç Ölen Bey'im? Yün kumaştan aslında ebonit çubuğa geçti. O yüzden bu eksi yüklü, bu da artı yüklü olmuş. Yani eksi yük kaybettiği için artı yüklü olmuş. Bu da eksi yük kazandığı için eksi yüklü olmuş diyoruz. Tam tersi bir de camla ipek kumaşın sürtünmesi var. Cam artı ipek kumaşta ipek. İpeksi. Harika. İpeksiden aklına getireceksin. Hemen eksi diyeceksin. İpeğe diyorsun. Peki burada ne yapmış? Burada yükler camdan ipeğe geçmiş. Dolayısıyla eksi yükler geçtiği için ipeğin eksi yükleri artmış. Camın eksi yükleri azalmış. Cam artı hale gelmiş. İpek de eksi hale gelmiş diyoruz.
O zaman bu sütüme elektriklenme zıt yükle yüklenir. Çok iyi bilmemiz gerekiyor Tonguç evladım. Geldik dokunma elektriklenmeye. Bak bu tarz tabloları çok seviyorlar nedense. Mesela bu pozitif artı, bu da negatif eksi. Artı ve eksi yükler birbirleri nedir evladım sence burada evladım? Süpersin. Nötr. Eşittir. Dangoz evladım. O yüzden bu cisme ben nötr diyeyim. Gerçekten aslında bilmişsin abi. O kadar dangoz dedik ama. Bak pozitif yükler negatif yüklerden daha fazla. O yüzden bu cisme pozitif. Negatif yükler yani pembişler sarılardan pozitif yüklerden daha fazla olduğu için bu cisme eksi diyebiliriz. Tonguç'um sen eğer K ve L cisimlerini yani bu ikisini birbirine dokundurursak ne olur biliyor musun? Ne olur hocam? İkisi de artı olur. Yani bir dokunma elektriklenme deneyinde mutlaka bilmen gereken önemli bir şey var. Cisimler aynı yükle yüklenir kuralını bilmemiz gerekiyor. Aynı yükle yüklenir kuralını bilirsek eğer cisimlerin bu K ve L'yi birbirine dokunduğunuz zaman bunların toplam yükü bu nötr bu artı olduğu için artıdır. Dolayısıyla artı artıyı ne yapar evladım sonuç evladım benim artı artıyı? İter. Süper diyeceksin. O yüzden birbirlerini iterler diyebiliriz. Geldik bu zımbırtıya. K ve M'yi birbirine dokunalım. Nötr ve eksi. Nötr ve eksiyi dokunduğunuz zaman ikisi birbirleriyle aynı olacak. Toplamda bunun sıfır, yani nötr diyelim. Bunun da eksi, toplamda yükler eksidir. Eksi eksiyi ne yapar? Tonguç? Eksiyi ikiye bölüştürdüğümüz zaman ikisi de eksi olacak ve birbirlerini iterler diyebiliriz. Peki Tonguç'um, L ve M'yi birleştirdiğim zaman, çarpıştırdığım zaman dikkat et bak bunun artı, bunun artısıyla bunun eksi, bunun eksinin toplamı aslında sıfır yük demek. Sıfır yük olduğu için ikisi de nötr olur. İkisi de nötr şeklinde kalacağı için de birbirlerine hiçbir etkide bulunmazlar. İki nötr cisim birbirine ne yapar Tonguç evladım benim? Hiçbir şey yapmaz. Bravo. Her demende haklısın. Tebrik ediyorum seni. Geldik etkili elektriklenme artık son elektriklenme çeşidimiz. Elektriklenmede şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Fix bir deney var. O fix deneyi göstereceğim sana zaten. Ondan sonra etkili elektriklenmeyi anlayacaksın. Ben eksi yüklü bir cisme böyle nötr bir sisteme yaklaşırsam ne olur Allah'ını seversen? Her şey olabilir hocam. Her şey olabilir. Çünkü buradaki bunun içindeki eksiler bunu sevmeyecekler. Eksi eksi ne yapardı? Çeker. Eksi iter, eksi iter. Bravo. O yüzden ittiği için buradaki eksiler, bu taraftaki eksiler ta buraya, bunu en uzak durabileceği noktaya gelecekler. Peki buradaki eksiler buraya geldikten sonra burada ne oldu artık? Artılar oluştu. Çünkü artı ne yapar? Eksiyi çeker değil mi? Artılar burada kaldı. Eksilere çok yakın. Dokunmuyor ama dikkat et, burada boşluk var. Burada da eksiler geldi. Sonrasında Tonguç'um burada duruyorken bunları ayırdım. Ya bunları ayırdığın zaman burada artılar hala kaldı. Burada eksiler hala kaldı. Bunlar bu şekilde devam edecek. Bu cisim artı yüklü, bu cisim de eksi yüklü hale gelmiş olacak diyoruz. Bu deney ise en önemli deneylerden bir tanesi diyoruz. Ve geldik elektroskoba. Cisimlerin yüklü olup olmadığını ya da hangi yükle yüklendiğini anlamak için kullanılan aracı ne diyoruz evladım biz? Teleskop. Hayır, elektroskop diyoruz. Elektroskopun şöyle bir özelliği var. Bir tane böyle top gibi bir şey var. Ona topuzu diyoruz. Bu topuz neden yapılmak zorunda? Hangi maddeden yapılmak zorunda evladım? Metal. Mükemmel zekisi. Yani iletken olmak zorunda. Biz buna iletken topuzu diyebiliriz. Cam fanus buradaki yaprakların çok hareket etmemesi için. Çünkü eğer rüzgar yaparsan bunlar hemen böyle çok ince narin oldukları için böyle sallanabiliyorlar. Peki yalıtkan ayak var bir de. Bir de burada iletken tel var. Şuradaki iletken tel diyebiliriz Tonguç evladım benim. Bu iletken tel ve yapraklar da burada en altında. Tonguç'um eğer bir elektroskop nötrse aslında yaprakları şöyle kapalıdır diyebiliriz. Ama bir elektroskop eğer yüklüyse pozitif yüklüyse mesela yapraklar böyle açık diyebiliriz. Burada ise eksi yüklüyse yine yapraklar açık diyebiliriz Tonguç'um. Yapraklar açık olmasının temel sebebi bunlar eksi ya. Burada yaprak da eksi ya. Eksi eksi ne yapar evladım benim eksi eksiyi? Çeker. İter. Bravo diyor. Evladım sen de gerçekten de beyinsel bazı problemler var. Bu problemleri ben sana söylemiştim. Geçen sene Malezya'dan beyin nakli yaptıracaktık. Yaptırmadın mı hala? Hocam yaptırdık ama o da 6 aylık ömrü varmış. 6 ay sonra beyin ömrü bitiyor. Yeni bir beyin almam lazım. Nepal'den ya da Sri Lanka'dan maymun ya da şempanze beyni getirecekler. Aynen inşallah. Hocam, çok sabırsızla bekliyorum. Dolar arttı. Eksi eksi ne yapar? Eksi eksi iter. Bravo diyorum sana. Artı eksi ne yapar? Çeker. Eksi artı artı ne yapar? Artı artı çeker. Dangoz evladım ama olsun. Yine gelişme var. Yine belli bir aşamaya Sri Lanka beyinde bir o yüzden
Eğer yüklü elektroskopsa yapraklar açık oluyor. Bak, yüklü elektroskop dediğimiz şeyde, yüklü elektroskopta yapraklar açık oluyor Tonguç. Bu çok önemli bir bilgi. Eğer nötr elektroskopsa yapraklar kapalı oluyor Tonguç evladım benim. Yapraklar kapalı oluyor. İşte ben bir cismi yaklaştırıyorum elektroskopa, tamam mı? Elektroskopa yaklaştırdığım zaman bir cismi. Diyorum ki şöyle bir cisim yaklaştırdım. Mesela eksi cisim. Ben bu cisim yaklaştırdığım zaman elektroskopun yaprakları bir anda artı hale geliyor. Çünkü artı eksiyi çeker. Buraları da eksi hale, pardon, topuzu artı hale geliyor. Buraları da eksi hale geliyor. Buraları eksi hale gelince bir anda yapraklar açılmaya başlanıyor. İşte demek ki bu cisim yüklüymüş diyebiliyorum. Ama nötr cisim yaklaştırsaydım hiçbir şey olmayacaktı. Hiçbir şey olmayacaktı. Aynen kalacaktı diyorsun. Topraklama dediğimiz şey olay çok önemli Tonguç'um. Sınavda %100 karşına çıkacak kalıp ne biliyor musun? Topraklama sonucu cisimler nötr hale gelir. Tamam eyvallah. Bu cisim hangi yüklü Tonguç evladım? Sen sayabilir misin hemen bakalım? Bu cisim hangi yüklü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eksi. 4 tane artı var, 9 tane eksi var. Bu cisim hangi yüklü o zaman? Eksi. Süper. O zaman bu cisim eksi yüklü olduğu için bu cismin toprağa bağlandığını işareti şöyle. 1, 2, 3, 4 tane falan böyle çizgi çiziyoruz. Bu toprağa bağlama işareti aslında. Toprağa bağladığımızda Tonguç öğrenmem. Bu fazlalık bak. Bu 4 artı var ya. Burada 4 artı niye yok ki? Bunun içindeki 5 tane eksiden kurtulmamız gerekiyor. Bu 5 tane eksi de aslında buradan buraya doğru geçiyor diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'muş. Allah senin iyiliğini vermesin. Saymayı beceremedin Tonguç öğrenmem. O yüzden ne diyoruz? 6 tane eksi. Bu 6 tane eksi toprağa geçmek üzere. Toprağa 6 tane eksi geçerse ne oluyor lazım benim? O zaman burası 4 eksi olur. O zaman ne olur bu cisim? Eksi. Hayır, 4 artı 4 eksi var. Nötr. Mükemmel zekisin. Eksi yüklü cisim bir anda toprakta dokunduktan sonra ne oldu? Nötr oldu. Süper zekisin. Mesela bu cisime baktığımız zaman. Bu cisimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane artı var. Süper. 1, 2 tane de eksi var. Şimdi bu adamın ne olmasını bekliyoruz biz? Toprağa bağlandığında nötr olmasını bekliyoruz. O yüzden diyorum ki 4 tane artıyı ne yapalım Tonguç evladım benim? Azaltalım. Hayır, patlarsın. Çünkü yalnızca ve yalnızca eksi yükler hareket edebilir. Bak, bazen toprağa doğru, cisimden toprağa eksi yük geçişi olur. Veya da topraktan cisime eksi yük geçişi olur. Ama hiçbir zaman artı yük geçmez. O yüzden ne yapıyorum? Ben eksi yükleri artırıyorum. O zaman ne yapıyorum biliyor musun? Şu tamam eyvallah. O zaman ben bunları 6 eksi yapmak için ne yapmam gerekiyor? 4 tane eksi eklemem gerekiyor. O zaman 4 tane eksi topraktan cisme geçen eksi sayısıdır diyoruz. Bu da önemli, böyle bak matematiksel hesaplar çıkabilir diye soruyorum. Topraklama ile ilgili aletler ne örnekleri biz? Paratoner, ondan sonra zincir, işte mesela kamyonun arkasına takılan zincir mesela toprağa bağlanıyor. Elimizi mesela çıplak ayakla çimlerde yürümemiz bizi topraklıyor. Bizim üzerimiz negatif yüklerden kurtuluyor. Negatif yüklerden kurtul bakayım Tonguç evladım benim negatif yüklerinden. Yoga mı yapayım hocam? Evet, negatif yüklerden nasıl kurtulursun sen evladım? Hocam yaparım. Ayağımı çıplak bir şekilde toprağa basarım ve bunların hepsi aynen toprağa öyle geçer. Topraktaki negatif yüklerin toprağa bastığın anda toprağa geçiyor ve sen nötrlenmiş oluyorsun. Elektrik enerjisinin dönüşümü sınavda çok, yani çıkmasını tam beklemediğim zaman belki çıkar diye de yine de göstermem gereken bir şey. Çünkü son konular olduğu için o konuları belki es geçebilirler ama yine de çıkabilir diyerekten yapıyoruz. Elektrik enerjisinin dönüşümüne baktığımız zaman elektrik enerjisi ampulde ışık ve ısı olarak dönüşüyor. Neden diyeceksin? Çünkü ampul bize ne veriyor Tonguç öğrenmem? Işık veriyor değil mi evladım? Evet hocam. Aynı zamanda ısı da veriyor. Elektrik enerjisi fırında, ondan sonra ütüde ve benzeri ısı enerjisine dönüşüyor. Vantilatör ve matkapta mesela hareket enerjisi dönüşüyor. Aynı zamanda burada da dinamo dediğimiz bir alet var ki bisikletlerde bu dinamo aleti aslında hareket enerjisini, bisikletin tekerleğinin dönmesini elektrik enerjisi dönüştürebiliyor. İşte elektrik enerjisi birçok şey dönüşüyorken elektrik enerjisi aslında hareketten tersine dönüşüp elektriğe dönüşebiliyor. Yani ben elektrik üretebilir miyim? Asıl soru bu. Siz elektrik üretemezsiniz çünkü siz jeneratör değilsiniz hocam. Hayır, işte süper bir cevap verdin. Jeneratörler elektrik üreten şeylerdir, makinelerdir diyoruz. Gerçekten dinamo da bu jeneratör gibi çalışıyor bir madde diyoruz. Mesela hidroelektrik santrallerde biz elektrik üretiyoruz. Yani barajlarımızda, ülkemizde bir sürü baraj var. İşte GAP var, ondan sonra işte bilmem bir sürü baraj var. Ali Beyköy Barajı var İstanbul'da mesela falan filan. Bu hidroelektrik santrallerde, yani hidro su demek, elektrik
elektrik zaten. Su ile elektrik üreten santrallerde de jeneratörler var. Bu jeneratörlerde şehire elektrik ürettiriyor diyoruz. Termik santrallerde petrol, kömür, doğalgaz yakıyoruz. Bu sıcaklığı kullanaraktan da ne yapıyoruz? Jeneratör yardımıyla da biz elektrik üretebiliyoruz. Termik santral dediğim gibi petrol, kömür, doğalgaz yakaraktan bize enerji sağlıyor diyoruz. Tabii çok temiz değil bu. Bu temiz bir kaynak ama o temiz değil. Rüzgar santrali süper bir kaynak gerçekten. Bu dönünce içindeki aynı dinamo gibi jeneratör elektrik üretiyor ve şehire elektrik veriyor diyoruz. Veya nükleer santrallerde ne kullanıyor? Uranyum, plütonyum gibi radyoaktif maddeler kullanıyor. Atomun çekirdeği parçalanaraktan mükemmel bir enerji üretiliyor. Ama bir Allah korusun bir yanlışta patlayabiliyor. Çok tehlikeli diyoruz. Jeotermal santrallerde Tonguç Evren Bey'im yeraltı sıcak sularının enerjisi kullanılıyor. Jeotermal santrallerde işte jeo zaten yer yeryüzü demek. Termal ise ısız demek. Yerin ısısını kullanaraktan, yeraltı sıcak sularını kullanaraktan yapıyoruz bu işi. Ve işte kaplıcalar, ılıcalar falan filan bunlar aslında jeotermalle bağlantılı şeyler. Buradan da elektrik üretebiliyoruz. Jeneratörlere yardım ediyoruz. Peki enerji tasarrufu için ne yapmamız gerekiyor? Enerji tasarrufu için sınırlı enerji kaynakları tasarruflu kullanma, tasarruf etmemiz gerekiyor. Ne yaparız? A sınıfı hatta artık A vardı. A+, A++, A3+. A sınıfı enerji cihazlar bekleme moduna alınmalı. A sınıfı enerji cihazlar kullanılmalı. Şurayı değiştirmek istiyorum birazcık cümleyi. Kullanılmalı. Anlatım bozukluğu. Aynen öyle. Bekleme moduna alınmamalı, fişi çekilmeli Tonguç'um. Eğer mesela sen, mesela televizyonda hani böyle televizyonun üstünde böyle bir kırmızı ışık yanar ya sen kapatsam bile televizyonu. İşte bu kırmızı ışık bile aslında elektrik tüketen bir şey. Elektriği alıyor televizyon hatta o sırada. Dolayısıyla mutlaka fişi çekilmeli veya işte tamamen kapatılmalı. Normalde on off butonu vardır. Oradan kapatman daha faydalı. Tasarruflu floresan ampuller tercih edilmeli Tonguç Evren. Böyle çok fazla yakan ampullere gerek yok. Aynı zamanda Tonguç Evren benim buzdolabı gibi soğutucular fırın ve ocak yanına konulmamalı. Bu sayede de ısı alışverişi engellenerekten de işte buzdolabının daha rahat soğutmasını fırının ve ocağın da buzdolabını ısıtmamasını sağlayabilirsin diyoruz. Peki artık yeni nesil sorularla bu işi noktalayalım. Tonguç bak çok güzel bir soru hazırladım senin için. Nasıl bir soru biliyor musun Tonguç'um? Elektrik konusuyla kaldıraçları bir araya getiriyor. Bir öğrenci yalıtkan ip, dinamometre ve metal KL cisimleriyle aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Tamam eyvallah. Metal KL cisimleri. Dinamometrenin gösterdiği değerleri kaydediyor. Allah Allah bu kaldıraç sorusu mu ya? Daha sonra tabloda verilen adımları uyguluyor demiş. Bak dikkat et. Deneyin yapılışı. Artı yüklü iletken cisim K'ya doğru alt kısımdan yaklaştırılıyor. Şöyle bir artı yüklü bir iletken cisim yaklaştırıyoruz. Tamam eyvallah. Bir eksi yüklü iletken cisim L'ye doğru alt kısmına yaklaşıyor. Şöyle bir eksi yüklü bir cisim. Hatta buna da artı artı diyelim. Buna da eksi eksi diyelim. Buraya yaklaştırıyor. Tamam eyvallah. Deney verilerini defterine kaydeden bu öğrenci. Birinci dinamometrenin gösterdiği değerin arttığını. Bu normalde mesela burada 50 gösteriyordu. Artık ne gösterdi? 60 göstermeye başladı. İkinci dinamometre gidip sallıyorum bu rakamları ha. Rakamlar önemli değil. Sadece ben olayı anlayabilmek için sayılarla anlamaya çalışıyorum. İkinci dinamometredeki değerin azaldığını fark ediyor. O zaman bu mesela 50 idi. Bir anda 40'a düştü. Tamam. Yapılan deneylerin sonucuna göre aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur? K cisminin bir kere şunu unutmayalım Tonguç'um. Eğer bu dinamometredeki değer artıyorsa arttığına göre bu adamı çeksin ki bu adam böyle aşağı doğru birazcık daha kanırsın ve bu adam aşağı doğru gitmek istediği için buradaki dinamometre de ağırlaşsın. O yüzden bu adam bunu çekiyorsa bu adam eksi yüklüdür. Veya Tonguç'um veya nedir? Eksi yüklüdür. Veya nötrdür diyebiliriz. Çünkü ne birbirini çekerdi Tonguç evladım benim? Artı ile eksi. Harika artı ile eksi. Veya artıyla nötr de çekerdi. Bunu unutma. Bak artı ve eksi veya nötr diyoruz. Bunu unutma Tonguç'um. O zaman K cismiyle alakalı. K cismi nötrdür. Olabilir. K cismi nötrdür. Olabilir. Ama kesinlikle mi? Bilemiyorum. Kusura bakma arkadaşım. Geldik diğerine. L cismine bakarsak azalmış. Azaldığına göre ya demek ki bu aşağı doğru daha çekmiyor.
Bu azaldığına göre demek ki bu aşağı doğru çekmesi azalmış. Demek ki bu birazcık daha yukarı doğru çıkmaya istemiş. Niye yukarı doğru çıkmak istesin ki bu adamdan? Demek ki sevmediği bir şey var. Demek ki bu adam eksi olduğu için bundan kaçmaya çalışıyor. O zaman L nedir? Eksidir. Eksi. Unutma, birbirlerini itme yalnızca aynı yüklü oldukları zaman olur. Ama birbirlerini çekme. Zıt yüklü veya nötrken olabilir, unutmayalım. Bu önemli bir şey. O zaman L cismi kesin eksidir. Cevabımız Bursa seçeneği. Nötr olamaz. Nötr olsaydı birbirine itmezdi. Bunu o zaman ittiğinden de anlıyoruz. Bunun azalmasını anlıyoruz diyoruz. Kesin Bursa seçeneği diyoruz. Çok özel ve çok güzel bir soru. İki tane ünitenin birbirine karıştırılmış hali. Geldik topraklama cisim üzerinde. Üzerindeki fazla eksi yüklerin iletken yardımıyla toprağa ya da topraktaki eksi yüklerin cisme aktarılması. Tamam eyvallah. Topraktan tanımını biliyoruz zaten. Elektroskop cisimlerin yüklü olup olmadığını anlamamızı sağlayan araçtır. Tamam eyvallah. Yüklü KL elektroskopları iletken bir telle toprağa bağlanıyor. Tamam, buradan bağlamışlar, görüyoruz. Hop hop. Bak, yüklü olduğu için yaprakları açık, dikkat ettiysek yapraklar açık. Topraklama işlemi sırasında KL elektroskop üzerindeki fazla negatif yüklerin hareketi şekildeki gibidir demiş. Burada ne yapmış? Ha. Demek ki buradan buraya aşağı doğru, toprağa doğru geçmiş. Burada ise topraktan cisme doğru geçen bir hareket var. Ha. Fazla çek. Peki buna göre elektroskopiyle hangi süremez? Bir kere tonu çevirelim benim. Bu adam yüklü ve bunu toprağa bağladığı zaman nötr olacaksa demek ki buna fazla eksiler varmış. Fazla eksiler varsa, fazla eksiler toprağa geçiyor. O zaman bu adam ilk başta eksi yüklüymüş zaten diyebilirsin. Buna geldik. Bu adam yüklüymüş ama dikkat, buradan topraktan eksi aldığına göre demek ki bu nötrleşebilmek için buradan eksi aldığına göre demek ki buna fazla artı varmış ki fazla artı olduğu zaman bunları nötrleyebilmek için topraktan eksi almış. L elektroskobu topraklama işleminden sonra nötr olur. Evet, bu doğru zaten. Yani bütün şeyler topraklama işleminden sonra nötr olur ve yaprakları da kapanır. Ekstra da bir bilgi bu da Tonguç'a dönmüyor. Topraklamadan önce L artı yüklüdür. Evet, doğru demiştik. Süper. Topraklama işleminden sonra KVL'nin yaprakları tamamen kapanır. Evet, doğru, çünkü ne demiştik? Topraklama sonucunda nötr oldukları için yapraklar hop diye çatalank diye kapanır. Topraklanan K elektroskobu tüm yüklerini kaybeder ve yüksüz olur demiş. Topraklanan K elektroskobu tüm yüklerini kaybeder ve yüksüz olur. Doğru mu Tonguç evladım benim? Doğru. Patlarsın işte, yüksüz bir cisim asla olmazdı. Hemen aklımıza ne geliyor Tonguç evladım benim burada? Hemen aklımıza ne geliyor Tonguç evladım benim burada? Kuru kafa Necmi. Aynen, kuru kafa Necmi gerçekten de korkutucu. Senin o ne dangoz bir ses çıkardın evladım. Tebrik ediyorum seni. Kuru kafa Necmi gibi. Aynen, gerçekten kuru kafa Necmi geliyor. Çünkü bir cisim yüksüz olabilir demişti. İş ve enerjiden kazanç var demişti. Bu arkadaşı gerçekten üzülüyoruz. Üzülüyoruz ve saygıyla anıyoruz diyoruz. Kusura bakma Necmi diyoruz ve geldik. Artık son sorumuza. Elektrik akımı yüksek dirençli tel içinden geçtiğinde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür. Tamam eyvallah. Fen bilimleri dersinde hazırlanan devre ve deneyde kullanılan malzemeler aşağıda verilmiştir. Tamam. Deney malzemeleri iletken tel, termometre, pil, anahtar, beher glass ve su. Bu beher glass, iletken tel, termometre, nerede termometre? Neyse, tamam işte. Termometre de şurada bir yerde olsun. Şöyle batırılmış bir termometre olsun burada. Pil, anahtar, beher glass ve suyu da koyalım bunun içine birazcık. Hop, şöyle birazcık daha su koymuş olduk. Tamam, yukarıda devre suyun sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor. Anahtar kapatıldıktan belirli bir süre sonra. Bir kere anahtar kapatılınca artık devrede elektrik dolaşmaya başlayacak. Elektrik dolaşınca burada aslında şu dirençteki madde, şu direnç buradaki suyu ısıtmaya başlayacak. Kaptaki suyun sıcaklığı artar. Bu doğru. Çünkü elektrik enerjisi neye dönüşüyor Tonguç evladım benim? Isı enerjisine dönüşüyor. İletken tel elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirir. Evet, bu da doğru. Çünkü teller genellikle sıcak dirençten dolayı ısı enerjisine dönüşür, elektrik enerjisine. İletken telin cinsi ısıya dönüşüyor. İletken telin cinsi ısıya dönüşen enerji miktarında etkilidir diyoruz. Evet, bu da doğru. Çünkü telin cinsi ne kadar farklı bir telse o kadar farklı ısı verebilir. Bunu da bilmemiz gerekiyor diyoruz. O yüzden cevabımız derin seçeneği diyoruz. O zaman şimdi ödüllü sorumuzu yap. Yorumları yolla. Hadi bakalım. Son tekrarlarımız devam ediyor. Sınavında da başarılar. Hadi bakalım. Sağ olun hocam.